Avrupa gecesi ile karşınızdayız sevgili seyirciler. Cem Pamiroğlu, Şenol Usta Ömer ve Gökhan Keskin konuklarımız. Beşiktaş Bodo Glimt'e karşı 2-1 mağlup. Artı 7 işaret edildi. Artı 5'in içindeyiz. 2 dakika önce Necip Uysal ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Beşiktaş elemelerde çok iyi bir görüntü ortaya koysa da grupta hakikaten kötü bir performans ve gelinen noktada da Avrupa'ya veda etmeye temsilcimiz yakın. Bugünkü Kulüp Brugge Lugano mücadelesinin neticesini bekliyor olacağız. Ama durum parlak değil. Bu kesin. Fenerbahçe Ludogorets deplasmanına çıkacak. Az sonra iki takımın kadrolarını da paylaşacağım. Hoş geldiniz demek istiyorum ilk olarak. Merhaba, hoş bulduk. Hatta hemen bir Ludogorets-Fenerbahçe maçı 11'lerini paylaşayım. Bir dakika kadar sonra Beşiktaş-Bodo maçı noktalanacak ve bu karşılaşmayı konuşacağız. Fenerbahçe maçı başlarken de Sarı Lacivertlerin oyununa odaklanacağız ama yine ara ara Beşiktaş'ın performansından bahsedeceğiz. Livakovic, Osay Samuel, Yusuf Akçiçek 17 yaşında, Oser Wolde ile savunmada, Ferdi Solbek, İsmail Crespo Zaitsa hücum hattında Kent, Batshuayi ve Tadic eşlik ediyor. Temsilcimizin 11'i bu. Sluga, Vitri, Verdon, Matias Russo, Nedialko, Pedrinho, Piotrowski, Gonsalves, Kayo, Dua ve Tekpetey Ludogorets'in kadrosu. Bulgar ekibinin ilk 11'ini de sizinle paylaşmış olduk. Fenerbahçe sahasında 3-1 kazanmıştı. Şimdi bir deplasman mücadelesi bizi bekliyor. Dileriz Sarı Lacivertliler Bulgaristan'da da kazanır. Ülke puanına katkıda bulunur. Çünkü Galatasaray Bayern'e kaybetti deplasmanda. Beşiktaş evinde Bodo'ya kaybetmek üzere. Kalan bölümde bir mucize olmadığı takdirde ne yazık ki Fenerbahçe'nin alacağı puanlara bu hafta için fazlasıyla ihtiyaç duyuyoruz. Artık son düdüğü bekliyoruz. Beşiktaş Bodo Glimt mücadelesinde top Mert Günok'a geldi. Mert Günok uzun gönderdi rakip savunmanın arkasına doğru. Kaleci Haykin çıktı, kafayı vurdu, topu taca attı. Bodo Glimt'li taraftarlar mutlu. Norveç'te kazanmışlardı. İstanbul'da da istedikleri sonucu almaya çok yakınlar. Taç kullandık Onur'la. Oxlade-Chamberlain yaptı ortayı. Etkili bir orta. Tayfur'a gelmedi top. Tayfur da bugün Beşiktaş'ın tek golünün sahibi. Bodo Glimt karşısında. Bodo Glimt'in sayıları ise Mubanya'dan geldi. Son bir şans olabilir. Salih'e doğru bir uzun top. Kaleci çıktı, aldı topu. Ve maçta son düdük geldi. Bodo Glimt İstanbul'da Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ediyor sevgili seyirciler. Gökhan Hoca'yla değerlendirmeye başlayalım. Hocam mutlak 3 puan hedefiyle temsilcimiz sahaya çıkmıştı ama bilmiyorum maç öncesinde sizin bu karşılaşmayla ilgili beklentileriniz üst seviyede miydi? Hem bunu merak ediyorum hem de oyunu nasıl buldunuz? Beşiktaş zor günlerden geçiyor hem yönetim olarak hem futbol takım olarak. Ligde çok kötü bir performans getiriyor. Senin elemelere iyi başlamıştı ama grup maçlarında maalesef istediğimiz sonuçları da alamadık. Bugün en son oynadığımız Bodo Glimt maçıyla da bence Avrupa'ya da veda etti. Resmen hani kesin olarak ettiğimi bilmiyorum ama herhalde bu sonuçta %90 etti. Maçtan önce zaten Antalya maçında problemler vardı. Maç bittikten sonra Beyliği'nin hocayla, Burak hocayla problemleri olmuştu. Hatta o maçtan sonra bir takım konuşmalar yansımıştı ve o konuşmalardan sonra bugün bakıyorsunuz olaya. Beyliği 11'de maça başlıyor. Ya madem Beyliği 11'de bu maça başlayacaksın, Antalya maçında niye çıkarıyorsun? Yani söylediğiyle yaptığı birbirini tutmuyor. Beşiktaş adına bir şanssızlık da Abubakar'ın sakatlanarak oyuna başlamamasıydı. Normalde 11'de başlayacaktı. Talihsiz bir şekilde maç öncesi ısınmasında sakatlığı çıktı ortaya. 11'de başlamadı. Oyuncu performansları açısından sayacak olursak, oyuncuların hakikaten artık kafası sahada değil. Esasında onlar da bu kaosta ne olacağını onlar da merak ediyor. Hem yönetimsel açıda hem takım açısında. Takımın içindeki problem devamlı gün yüzünde. Oyunu fazla eleştirmeye de lüzum yok. Bodo Glimt eğer izin verirseniz oynayacağı bir takım. Zaafları var. Defansta çok
defansı çok zaafları var. Yani ufak bir pres yaptığınız zaman size topu kolaylıkla teslim eden bir takım. Ama eğer onu açık alanda oynatmaya zorlarsanız da size tehlike yaratacak bir takım. Beşiktaş golü yiyene kadar esasında dar alanda topu çok çabuk kaptı ama sonuca gidemedi. Sonra da yediği gollerden sonra da oyundan düştü. Tayfur'dan sonra 2-1 oldu. Oyuna biraz asıldı ama iki tarafında bu sefer karşılıklı pozisyonları vardı. Maçı fazla konuşmaya gerek yok. Çünkü 3 Aralık'ta Beşiktaş'ı bir olağanüstü, hakikaten bir kongre bekliyor. Hem yönetimsel açıdan dediğim gibi hafta sonu oynanacak bir Başakşehir maçı var ki o da hiç kolay olmayacak Beşiktaş açısından. Çünkü bu moralle seyircinin ister istemez bir tepkisi var. Yani siz çok seviyorsunuz ama sevdiğinizden karşılığı alamadığınız zaman ister istemez bir tepki oluyor. Yani seyircinin tepkisi anlaşılır. Tepkisi de gayet normal. Zaten hiç, her çıkan oyuncu aynı şeyi söylüyor. Biz seyirciye karşı mahcubuz, seyirciye karşı üzgünüz, karşılığını veremiyoruz diye. Hakikaten devam ediyor problem. Çok kısa sürede bu seçimin olup artık gerekli önlemler neyse futbolcu açısından da, teknik ekip açısından da, yönetim açısından da hakikaten herkesin artık birlik olup Beşiktaş'ın ayağa kalkma zamanı geldi. Gittikçe dibe gidiyoruz çünkü. Cem Hocam, beklentiniz neydi, ne buldunuz mücadelede? Ya bazen takımların önüne çok kritik maçlar çıkar. Yani silkinmek için önemli maçlardır. İşte bunlardan bir tanesi Avrupa Kupası maçı olur. Bir tanesi büyük maçlar olur. Derbi maçları olur. Takımlar bu tip maçları bekler ki silkinmek için ideal maçlardır. Ben açıkçası böyle bir akşam bekliyordum Beşiktaş'tan. Ama daha evvel işte Burak'la yaşanan olaylar ve arkasından da Beşiktaş'ın üstündeki bir talihsizce bir sıkıntılı bir dönemden geçmesi. Beşiktaş'ın teknik ekibi olsun, başkanı olsun. Yani sanki Beşiktaş bir anda böyle bir sahipsiz bir takım olarak böyle herkesin kamuoyunda böyle bir istifa mı uyandı? Ve buna da sahip çıkan da Beşiktaş taraftarı da tepkisini dile getiriyor. Beşiktaş'ın bu akşamki oyununa baktığınız zaman evet oyuna saldırmayı, oyuna asılmayı beklediğimiz Beşiktaş bir türlü o ivmeyi sahanın içerisinde gösteremedi. Oyuna başlarken gerçekten Beşiktaş'ın üstündeki talihsizlik, Abubakar'la bir ufak sakatlık geçirmesi, Abubakar'dan çok büyük bir beklenti olmasının olacağı bir akşamdı. Cenk'le oyuna başlaması. Oyunun içine girdiğimiz zaman da hep bizim söylediğimiz geçen seneden beri Şenol Hoca'yla özellikle de Beşiktaş'ın orta sahasının dinamo olarak hep böyle ismini koyduğumuz bir üçlü vardı. Salih, Amir, Gerson Fernandes. Maalesef o Diamond üçlüsü açıkçası bu sene hiç form grafiklerinin son derece altlarına indiler. Tabii orada gelen oyuncuların hazır gelmemesi, gelen oyuncuların performanslarının beklentilere cevap vermemesi. Özetle Beşiktaş hala bu sıkıntılı günleri geçirmeye devam ediyor. Kongre gününe kadar da büyük bir ihtimalle Gökhan'ın da söylediği gibi devam edecek. Zannediyorum yeni gelecek yönetim ve arkasından oluşacak bir teknik ekip, arkasından oluşacak devre arasındaki bir transferler. Zannediyorum transferlerle beraber Beşiktaş o zaman ivme kazanacaktır. Çünkü Beşiktaş'ın herkesin gözünde bir kolay rakip olan bir düşünceye ulaştı açıkçası. Evet, Beşiktaş zor günlerden geçiyor. Artık ligdeki ivmesini gösterip performansını yukarıya taşıyacak. Kongre'ye kadar da bu süreç galiba böyle devam edecek diye de gözüküyor sevgili Kerem. Hocam 4 maç Avrupa Konferans Ligi D grubunda sadece 1 puanı var Beşiktaş'ın ki o 1 puan da Kulüp Brugge deplasmanında gerçekçi olmak gerekirse çok da hak edilmemiş 1 puandı. Biraz şans epey yanımızdaydı. Bu tabloyu nasıl yorumluyorsunuz? Bir girdabın içindeyiz ve buradan çıkmak için ne yapılması gerekiyor? Bu takım bir de çok kısa süre önce biliyorsun Şampiyonlar Ligi'nde öyle bir gruptan namağlup çıktı ki. Yani gelinen noktaya bakıyorsun çok kısa bir süre içinde çıktı. İnsan hakikaten şaşırıyor ve üzülüyor yani. Vallahi Beşiktaş'ın durumu inanın çok zor bir durum. Bu işin içinden çıkılacak gibi değil. Burada
o kadar stratejik hatalar yapıldı ki bugünlere gelindi. Bana göre en büyük hatası Beşiktaş yönetiminin bu kadar uzun süre sonra kongre yapacaksa Şenol Güneş'i görevde tutmalıydı. Çünkü takımı toparlayacak, derleyecek şu anda bakıyorsun hiçbir kişi yok. Yönetim kurulu kongre yapacak diye uzun zamandır bekledi. Başkan dün açıkladı girmeyeceğini yeni seçime. Evet. Zaten bu belirsizlik Beşiktaş'ın üstünde çığ gibi büyüdü. Üstelik kimin ne olacağı belli olmayan bu durumlarda Beşiktaş'ın yapacağı tek bir şey vardı. Ahmet Nurçebi her ne olursa olsun bu geçici dönemi, eğer kongre kararı alacaksa kongre kararına kadar olan dönemi en iyi atlatacak, krizi çözecek adam Şenol Güneş'ti. Şimdi Burak Yılmaz, sevgili kardeşimiz, daha antrenörle yeni başlamış. Daha 2-3 aydır Şenol Hoca ile birlikte çalışıyor. Antrenörlük deneyimi çok az. Belki ileride bu işten çok fazla bahsedebileceğiz. Belki iyi bir antrenör olacak ama zamanı değildi, yeri değildi. Maalesef ve maalesef onun da bu kervanın içinde kaybolup gittiğini görüyoruz. Beşiktaş takımının kazanma ümidi şöyle baktığınız zaman onu eleştirmeye gerek yok. Görebiliyorsun oyuncuların kendine olan güvensizliği. Tribünlerin artık ona, Beşiktaş takımına vermediği destek. Yani bir sürü negatif şey sayabilirsiniz. Onun için buradaki oyunculara yani eleştirmek veya yanlış bir şey söylemek hiç doğru bir şey değil Kerem. Çünkü hocam, oynadıkları bir şey yok. Yani oyuncular sizce Beşiktaş seviyesinde oyuncular mı? Ya bunların hepsi geçen sene Beşiktaş seviyesinde oynuyordu. Hayır, yani yapılan transferlerden sadece otorite eksikliği var şu anda Beşiktaş'ta. Yapılan transferler için. Ben yeni transferler için daha yorum yapamıyorum. Niye yapamıyorum? Çünkü hiçbirinden yeterli derecede verim almadı Beşiktaş. Hı hı. Ama şu anda Beşiktaş'ta koskocaman bir otorite boşluğu var. Ben de diyorum ki bu otorite boşluğunu Beşiktaş yönetimi Şenol Güneş'i bırakmakla en büyük hatayı yaptı. Şenol Hoca iki tane maç kaybetti ya. Fazla bir maç kaybetmedi. En son bu Avrupa Kupası maçında 2-0 iken 3-2 yenildiler. O da işte Rozier'in atılmasından kaynaklı. O da hakikaten Avrupa'da bir kırılma oldu. O bir kırılma oldu da o maçtan sonra bu kadar telaş yapıp bak şimdi. Bu kulüp yönetmek gerçekten zor bir iş. Meşakkatli bir iş. Ama bu iş sabır işidir. Ya Manchester United'ın antrenörü. Bu seneden beri gitti geldiler, bir yeniliyor. Koskoca Manchester United kulübü. Ya hep hocasını tuttu. En son dün akşam Kopenhag'a 2-0 galipken evet. 4-2 yenildi. Evet. Ya bakalım 4-2. Orada bir gelişme olacak mı? Ama şu, kulüpte her zaman bir otorite olması lazım. Hocam bu hafta sonu Luton'u yenemezlerse içeride bence Ten Hag'la yollar ayrılır. Yani onu bak bilemiyorum sonra. Orası Premier Lig. Evet. Kerem orada farklı bakıyorlar ama... Şenol Güneş'i iki mağlubiyetle böyle yolları ayıran bir yönetimin buralara geleceğini hesaplayamadı. Bu öngörüleri yoktu. Yani bu tecrübe işi. Futbol sabır işidir. Beklemek lazım. Şenol Hoca gibi deneyimli bir adam. Bak eğer Ahmet Nurçebi bunu yine de kongreye getirecekseydi ki getireceğini söylemişti veya getirmeyecek. Sen Şenol Hoca'yla bir devam et. Burak Yılmaz daha antrenörlük yapmamış. Futbolu daha yeni bırakmış. Çiçeği burnunda. Ya bu antrenörlük böyle kolay kolay bir iş değil. Yani o da geçen haftaki demecinle birlikte demin Gökhan söyledi yani. Olmayacak bir şey. Yani antrenör adamlar bazen bazı şeyleri görmez, duymaz. Oyunculuk dönemi deneyimlerinden faydalanmak lazım. Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'da oynadığı dönemlerde bundan daha kötü durumları yaşattı. Kendisi futbolcu olarak ama antrenörü hep hoşgörülü oldu. Burak Yılmaz daha o deneyim ve tecrübeyi kazanmadan Beşiktaş takımında üstelik yönetim olarak ortada birileri yokken yönetmesi çok zordu ve alınan neticeleri de bu futbol takımının bu oyuncuların almasını ben kabullenemiyorum. Bunların yani çözümü çok zor görünüyor. Bir an önce otoriter bir planlama yapılması lazım. Eğer Ahmet Nurçebi başkan gitse bile oranın başkanıymış gibi bu takıma sahip çıkması lazım. Yani bu iş böyle gitmeyeceği aşikarı belli oluyor. Hafta sonunda siyah beyazı bekleyen bir Başakşehir mücadelesi var. Yani Başakşehir de en iyi döneminde değil ama... Ya bir şey daha söyleyeyim. Takımın içinde de... Tehdit oluşturacak takım. Kerem, takımın içerisinde de... Ya bir tane şöyle abi gibi duran bir oyuncu yok. Zaten Beşiktaş'ın en büyük eksikliği o.
Ya biz de zamanında top oynadık ama bizim dönemimizde bizden büyükler vardı 7-8 yaş. Çünkü eskiden kulüplerin temel direkleri, taşları vardı. Bizde mesela birisi bıraktığı zaman bir abi rolünde birisi çıkar, hoca olmasa da biz çıkarız yeneriz derdik. Beşiktaş'ın eski dönemlerine bak. Çok deneyimli oyuncular var Gökhanların döneminde. Şimdi orada hoca olmadığı zaman orada eskiden Gökhanlardan büyük abileri kimler varsa çıkardı. Onlar 3-4 kişi toparlardı o takımı sahaya çıkarırdı. Şu anda öyle bir Beşiktaş takımı yok. Hocam zaten kendine güvenleri olmayan bir ekip oynuyor sahada. Bak şimdi hoca Antalya maçında Beyli'yi çıkardı. Bu maç Beyli'de başlıyor. 3 gün sonra. Ya ne değişti? Burada niye çıkardın? Performansla alakası olmadı. Performansla burada gene oynatıyorsun. 3 gün sonra aldık kupası. Deneyimsizlik. Tabii yani olayı çözmesi gereken. Bugün bu duruma gelmeyecektir. Rozier'i oyundan alıyorsun. Belki sakın belki şey. Onur'u koyuyorsun ve hemen gol yiyorsun peşinde. Yani ne olduğunu anlamadan gol yiyorsun. Oyunculara bakıyorsun. Sorumluluk almaktan kaçıyorsun. Oyuncularla oynuyorsun. Getson nerede sezon başındaki Getson? Tek başına her yere basıyordu, ısırıyordu. Şu anda Getson bir güvensizlik içinde. Oynayan oyuncuların birçoğu güvensizlik içinde. Bir Rebic çok tecrübeli. Sonradan giriyor, sorumluluk almaya çalışıyor. Çok kısa bir süre. O da bu fırsatı yakalayınca bir sorumluluk almaya çalıştı. Bir Rebic diyorsun biraz. Yani takımda öyle bir güvensizlik var. Kimse sorumluluk almıyor. Kimse elini taşın altına sokmuyor. Yani maç bitsin diyor. Düşün bugün yani maç bitti. Yani sence sokabilecek bir tabii oyuncu var mı? Görebiliyor yok musun? Hocam, sen Mert, burada yıllarca oynadın. Ya Mert, Mert bugün mağlupsün. Ama en iyi oynayan oyunculardan biri Kadeci Mert. Mert kaç tane çıkardı? 4 tane, 5 tane. %100 pozisyon çıkardı. Bravo, düşün Mert yani. Çıkardı. Oyunculara bakıyorsun. Amartya'yı alıyorsun sonradan. İşte Beyli sakatlanıyor. Ya kendine güveni gitmiş. Ceza sahasının içine garip garip işler yapıyor. O bile bilmiyor bence. Garip garip ya işler Mert, yapıyor yani. Mert bir de en fazla sorumlu kalan ikinci oyuncu Necip. O da atıldı çocuk. O kadar mücadele verdi atıldı. Ya ben söylüyorum vallahi diğerleri yazık ki Beşiktaş'ı taşıyamıyorlar. Yani Gökhan sizin zamanınızda böyle bir şey olsa siz birkaç tane arkadaş toplanıp bu takım bu hale düşürür müsünüz ya? Birazcık takıma dikkat etmek düşmez lazım. Düşmez hocam bu takım nasıl bu hale düşecek? Bu Beşiktaş takımı iyi takım. Takım öyle değil ya. Bodo Gilim. Avrupa standartlarında baktığın zaman orta sıra takımlardan herkes oyuncu almaya çalışıyor. Norveç ekolü gibi oynuyorlar. Fizikli, üst seviye, dinamik bir takım. Ama takımın zaafı o kadar net belli ki defansı top yapmaya çalıştırılırken yapacağın ufak bir presle her topu kazandın zaten. Ya maçın başına. Yani bunlar açık alan verdiğin an pozisyonu yiyeceklerin de belli. Yediğin pozisyonlara bak. Yani kendi kendine golü yemek için uğraşıyorsun, 2-0 mağlup duruma düşüyorsun, gol atıyorsun, kendine geliyorsun ama her şey için çok geç. Yani 2-1'den sonra 3-1 de 4-1 de olabilirdi. 2-2'ye de çevirebilirdin. Artık sonucu geçti. Yani sahada ben bir takım seyrettiğim zaman, kendi takım seyrettiğim zaman kazansın istiyorsun değil mi? Bakıyorsun oyunu, gidişatı görüyorsun. Şu anda hiçbir maçta güven vermiyor ki. Şimdi Başakşehir'in hoşçası işte. Çağdaş diyor ki, Beşiktaş'ı bundan daha kötü pozisyonda yakalayamayız. O bile gözüne kestiriyor artık. Beşiktaş'ın ilk yediği golde stoper Beyli çıkmış mıydı oyundan? O müdahaleyi yapan, yapmayan Beyli miydi? Amartya'ydı. Sonradan girdi değil mi Amartya? Evet. Yani şimdi o yediği golde, bak şimdi, o kadar büyük güvensizlik var ki Amartya şu topa kafanı uzatsa rakip vurmayacak şimdi ya. Önündeki topu bırakıyorsun. Amartya gireli oyuna zaten isteksiz giriyor. Belli onu sen hissediyorsun. Hayır yani Cem abi. Yani hayır arkada güvensizliği ya kafanı vursan top avuta gidecek. Hayır zaten orada oyuna ısınmış. Kaleci Mert'i de kontropiye oyuna bıraktı. Isınmış vaziyette olmadığı için oradaki zaten çevre kontrolünü yapamıyor. Ya o golü yemeyeceksin işte. Yemeyeceksin direncin ya. Kırılmayacak. Zaten Beşiktaş'ın Mert de söylüyor çok. Hocam Mert'i zaten yani Leicester'da oynarken de yapmıyordu çevre kontrolü. Yani Mert'in sıkıntısı kötü oyuncu Mert'i, olması. Mert'i zaten orada Mert de orada zaten diyor ki ya sen vuracaksın orada. Sen vuracaksın. Gösteriyor ya kafanı vur, ayağını vur diyor. Gösteriyor. Vuracaksın. Yani sen zaten vuracaksın orada diyor. Top öyle bir ortalandı ki yani offside mi değil mi karar veremediler. Birbirine bıraktılar. Adam geldi bomboş pozisyonda vurdu golü attı. Yani ayarlasan olmaz. Gitti, yani şu var, şu var. Bak ben Beşiktaş'ta hoca olarak şunu yapardım. Vallahi bak son 20 dakika sokardım. Yakup Arda'yı sokardım. İşte Demirek'i sokardım. Semih Kılıçsoy'u. Ne kaybediyorsun? Vallahi sokarım artık. Yani bir şey değil ki. Ne kaybediyorsun? Zaten mağlupsun. Ve mağlup oluyorsun. Hiç olmazsa gençleri göreceksin. Çünkü şu anda takımın gidişatında ben bakıyorum
Hangi oyuncu sorumluluk alacak, hangi oyuncuya sorumluluk vereceksin, hangi oyuncu sahaya çıkıp bu sorumluluğu üstlenecek? Bunlar çok önemli. Şu anda lig bitmedi. Tamam, senin iddian bitmiş olabilir ama lig bitmedi. Her hafta maç oynuyorsun. Her hafta bu işleri telafi, her hafta hedefi değiştirebilirsin. İşte Türkiye Kupası var. Avrupa'da gittin. Ligde %90 gittim bence. İki tane takımı geçmen zor. Önde bir Türkiye Kupası kalıyor. Artık bir şeylere konsantre olman lazım. Şu anda taraftarı kaybettin. Taraftar kaybettin. Taraftar şu anda sahaya gelen taraftar bir tek tepki koyuyor. Yani Beşiktaş'ı ön plana çıkarıp oyunculara, yönetime, ne bileyim her şeye tepki koyan bir pozisyonda. Mutsuzlar çünkü. Bunları kazanman lazım. Bak bunları bir an önce kazanman lazım. Ne yapacaksan edeceksen. Şu anda 3 Aralık'a kadar bu takım başkanı hala Sayın Ahmet Nur Çebi. Orada bak, otorite olarak el işte koyması yani, lazım olaya. İşte onu söylüyorum. Yani bu kadar boşlukta bırakamazsın bugün bu takımı. Bugün 9 Kasım hocam. Bugün 9 Kasım 23-24 gün daha bu takımın başkanısın. 23-24 günde her şeyi kaybedebilirsin. Neredeyse 4 hafta Gökhan az bir zaman. Evet onu söylüyorum yani. Yani artık burada gene karar vermesi gereken bir merci var, bir yönetim var. Öyle ya da böyle gereğini yapman gereken bir işler var. Yani sorumsuzlukları bir an önce sorumlu hale getirmek lazım. Bu arada yoksa yazık günah Beşiktaş'a. Fenerbahçe'nin Ludogorets deplasmanında oynadığı mücadelede başladı sevgili seyirciler. Bu karşılaşmaya dair yorumlarımız olacak. Detayları yine aktaracağız. Beşiktaş'a da ara ara dönüş yapacağız. Maç sonu açıklama olursa canlı paylaşırız. Mücadelenin özet görüntüleri daha sonra yine Aspor ekranlarında olacak. Hocam nasıl buldunuz İsmail Kartal'ın çıkardığı kadroyu? Ya İsmail Kartal'ın zorluklardan özellikle defansın merkezinde zorluklardan dolayı elindeki kısıtlı o bölgedeki oyunculardan dolayı bir sıkıntısı vardı. Kadro yapısına baktığın zaman da öncelikle o bölgedeki oyuncu tercihleri ve o kurguyu nasıl yapacağı şeklindeydi. Çünkü geçen Trabzon maçına da baktığımız zaman bu akşam oynanacak olan kadronun oluşması için Trabzonspor maçındaki netice ve neticeden sonraki oluşan ortam ve aynı zamanda takımı elindeki takımın nasıl olacağıyla ilgili bir fikir vermiyordu açıkçası. Fakat hepimizin de şöyle bir şeyi de var. Yani baktığınız zaman İsmail Kartal'ın 5 tane stoperden 4 tanesi sakat. Arkasından da hepimiz de söylediğimiz gibi Fenerbahçe Trabzon maçına kadar zorluk derecesi yüksek bir maçla karşılaşmamıştı. Şimdi öyle bir maçla karşılaştı ki Trabzon maçında elindeki kadroya baktığın zaman da omurgası çökmüş bir Fenerbahçe vardı elinde. Bir şekilde Trabzonspor istediği gibi herkesin de istediği gibi de bitmedi. Ve de ben her şeye rağmen şunu da söylemem lazım. Yani Fenerbahçe'nin o gün evet zorluk derecesi yüksek bir maçı bu şekilde bitirdi ama elindeki kadro yapısına baktı ideal bir kadrosu yoktu. Yani kadronun aşağı yukarı %35'i %40'ı bence Fred, Dzeko ve de Bekao'nun olmamasıyla ve de oradaki istenilen olay düzeni kuramamasından dolayı sıkıntı yaşamış. Ama buraya baktığımız zaman şimdi genç bir arkadaşımız oynuyor orada. Yusuf ve bu arada Tadiç'ten çok güzel pas. Zayt arka direğe doğru yaptı ortayı. Karşıladı Ludogorets savunması. Bu akşamki kadroya baktığım zaman da beklediğim bir kadro. Belki ben aslında Cengiz'i de bekliyordum. Ben yani Cengiz'i oynatır diye düşünüyordum ama zannediyorum daha tam hazır değil. Belki de sonradan tekrar görev verecektir. Burada bu akşamki maç önemli. Fenerbahçe'nin bugün Trabzonspor'dan sonraki akşam bu akşam oynanacak olan bu maçı bir şekilde galip gelmesi, bir şekilde bitirmesi gerekiyor. Ben defansın merkezinde iki tane sol ayaklı oyuncunun bu akşamki performansını açıkçası merak ediyorum. Çok uyumlu görmüyorsunuz herhalde bu tip ikililer. Yani şimdi bu ikili ilk defa bir arada oynuyor. Yani bu oradaki yani oyunun sahanın içerisindeki ikililer çok önemlidir. Ve bu ikililerin içerisindeki işte sağ bekte Osa ile işte, ideal kadroya baktığımız zaman sağ bek ve önündeki, sol bek ve önündeki ve de Szymański-Dzeko ikilisi
Fred'le İsmail ikilisi baktığın zaman bu ikililerin içerisinde defansın merkezindeki en önemli uyumlu ve de birbirleriyle anlaşan ikilinin defansın merkezindeki ikililerin olması lazım. Fenerbahçe iki tane önemli maça çıkıyor, çıktı. Bir Trabzon maçı, o istedikleri gibi bitmedi. O bir defansın merkezinden de Fenerbahçe istenilen verimi alamadı. Şimdi bu akşam bakıyoruz mesela gene Osterwolde'li geldi. Elindeki zorluklar da var. Onu da hakkını verelim İsmail Kartal'ın. Elinde Yusuf'la çıkıyor. Yusuf hem çok genç hem deneyimsiz. Ya o olması gerekir. Ben şans versin istiyorum. O ayrı bir konu. Yani hata yapacaksa da bizim gençlerimiz yapsın. Ona bir şey demiyorum ama iki tane defansın merkezindeki sol ayaklı adam var. Orada zaman zaman uyumda problem olabilir. Onu merak ediyorum. Ama her şeye rağmen Ludogorets Fenerbahçe'nin kalibresinde bir takım değil. Ama iştahlandı hocam. Bugün Norjeland'ı yenemeyince evet. Ludogorets iştahlandı. Bu maça daha değişik gözle bakıyor bence. Yani kazanırsa son iki maçta iddiası devam edecek. Evet. Yani Fenerbahçe şu anda zor bir maç bekliyor. Hayır, zor bir maç bekliyor ama kalibresinde değil. Hocam, yani Molde, Boda Glimt bizim kalibremizde değil diye düşünüyoruz. Yeniyor bizi. Molde Galatasaray'ın kalibresinde diyoruz. Az kaldı santraforları değsek eleyecek neredeyse. Galatasaray hani dünkü oyunundan önce oraya gelene kadar Molde maçını hatırlasan iki Molde maçını. Biz böyle düşündüğümüz zaman işi ciddiye almıyoruz. Gökhan'cığım zaten futbolun en güzel tarafı i̇şte, o değil mi? Yani sahaya çıktığın zaman bütün oyuna her şeyini vermezsen, oyunu ciddiye almazsan işte Sarbrücken de geliyor Bayern Münih. Evet, onu hocam belki de bu iki Norveç takımıyla oynanan mücadele kaliteden ziyade organizasyonun ne kadar önemli olduğunu bize çok iyi gösterdi. Organizasyonun ve dinamizmin ne kadar önemli olduğunu gösterdi bence. Yani sahada mücadele etmeden hiçbir şey alamıyorsunuz. Ben açıkçası takımlarımızın atletizminden daha çok organizasyonda ve seçilen oyuncularda zaman zaman bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hocam beklentiniz ne mücadeleden? 6. dakikayı 0-0'la geçiyoruz. Vallahi şu dakikaya kadar gördüğüm kadarıyla topun hakimi Fenerbahçe. Yani Cem abinin de dediği gibi tek sıkıntı çok güzel geldi ya. Savunmanın göbeğindeki iki tane oyuncunun bugün Fenerbahçe için neler yapabileceği. Bir tanesi altyapıdan 2006 doğumlu genç bir kardeşimiz Yusuf. Diğeri Osterwolde. Osterwolde Trabzonspor maçının işte Samet'le birlikte oynayan ikiliden birisiydi. Yani hiçbir zaman da bunlar Fenerbahçe'nin stoperi olamayacak ileride görünüyor ama İsmail Kartal'ın da ne yapsın elinde bunlar evet, kaldı evet. Bununla oynuyor. Bunlarla oynamak zorunda. Bunlarla oynamayı da öğrenmek lazım. Talihsizliği 4 tane değil. Demin Cem abi 4 değil. 5 tane stoper sakat. Samet'in de Avrupa'da olmayışını düşün. Tabii tabii. O da bir eksiklik. 5 tane. Yani buralara iş düşerse ki İsmail Hoca tahmin ediyorum şu ana kadar oynadığı oyunla birlikte sanki topu savunmaya getirmeyecek bir oyun anlayışıyla oynuyor, formatıyla oynuyor. Trabzon maçında iki stopere top Trabzonspor taşıdığı için o stoperler çok hata yaptı. Samet'le Osterwolde bugün aynı şeyleri burada yapmamak için daha önde oynamaya çalışıyor İsmail Kartal. Bence de doğru yapıyor. Şu ana kadar elindeki kadro bu. Zaten Avrupa maçlarında hemen hemen 8-9 rotasyonla gidiyordu ama gittiği zaman şu andaki sakat stoperlerin iki tanesi vardı, iki tanesi yoktu. Şimdi hiçbiri yok. Olmayan iki tane stoperle oynuyor. İnşallah bu akşam, dün akşam mesela biz Galatasaray'ı demin konuştu Gökhan'la Cem abi de. Galatasaray'ı şeyde beğenmedik. Eleme maçlarının hiçbirine beğenmedik ama şampiyonlar gibi başladı. Hepsinde maşallah takır takır oynadı. İki Bayern Münih maçı da üstün olan Galatasaray maalesef mağlup oldu. Golleri çıkarırsan galibiz. Yani ya golleri göstermesen, golleri göstermesen galibiz. Golleri kimseye göstermesen Galatasaray galip der herkes. Şimdi Beşiktaş'ın bozulmuş bir aleti ruhiyesi var takım olarak. Ne bileyim bağlar kopmuş. Her şey iyi gitmiyor. Ben bu akşam keşke yenseydi bir 3 puan da ondan gelseydi diyorum ama Fenerbahçe bugünkü maçta o iki stopere güven yani mazeret ortaya sürerek bu maça çıkmadı bana göre. İsmail Kartal
bu işleri akıllı, iyi idare edebilen teknik adam. Ya ben inanıyorum ki o arkadaşlarımız da hata yapmayacak. Çünkü yüzümüzü inşallah 3 puanla gülür. Dün Galatasaray'ın yapma oynadığı futbolla yüzümüz ya güldü gerçi ama bugün Beşiktaş biraz önce bizi üzdü. Bu akşam da 3 puanla inşallah Fenerbahçe geceyi kapatırız da ülke olarak da, ülke puanımız olarak da bir katkı sağlar bize. Yani ben öyle düşünüyorum. Yani şu ana kadar olan bölümde de çok temkinli oynayan takım Ludogorets. Evet. Yani oyunun tamamen hakimi Fenerbahçe. Yani biraz önce de Ferdi'nin pozisyonu vardı tam ben konuşurken. Daha isabetli bir verkaç yapmış olsalardı. Bu arada Ferdi sokuldu ceza alanına. Yerden oynamak istedi. Müdahale geldi Ludogorets'li oyunculardan. En önemli iki tane oyuncusu oynuyor gene yani. Ferdi ile Osayi Samuel. Ben Fenerbahçe'de en önemli oyuncu olarak onları görüyorum. Yani kanatların ligde de olsun, daha sonra bu konferans liginde olsun yapamadıkları şeyleri bu iki kanat bek oyuncusu Fenerbahçe'ye fazlasıyla veriyor bu sene. Aslında baktığın zaman Fenerbahçe'nin kadrosundaki değişimi İsmail Hoca Avrupa Kupası ile ligde çok farklı kadrolar kullanıyordu. Ama şimdi farklı kadroyu eldeki mecburiyetten dolayı da biraz kullanıyor farklı kadro olarak. Çünkü bu farklı kadronun içerisinde Tadiç'e çok fazla şans vermiyordu. Keza İsmail'e de zaman zaman vermiyordu. Ama şimdi baktığımızda özellikle de zorunluluktan dolayı, eldeki zorunluluktan dolayı bu maçı da kaybetmemek ve de yenerek hatta grup lideri olarak çıkmak istiyor İsmail Hoca. Ki haklı. Bence de Fenerbahçe'nin Trabzon maçına kadar gelen oyunlarına ve de neticelerine baktığınız zaman 19 tane kazanan bir takım var. Yani kolay bir şey değil. İyi oynayarak bir de kazanan de, yani takım Cem abi hem yani. Hem iyi oynuyor. Yani hem iyi oyununu bulmuş, hem o düzgün seçimler var. Hoca kadroyu iyi kullanıyor. Dolayısıyla da bu akşamki Fenerbahçe'nin acaba ne yapacaktan daha ziyade nasıl bir oyun? Trabzonspor'daki o sürklese olmuş, işte herkesin çok yüklendiği, hepimizin zaman zaman oradaki yorumlarımızda serzenişte bulunduğumuz şeylerde bu akşam nasıl bir cevap verecek Fenerbahçe? Kadrodan ziyade Cemal, aslında şeye bakmak lazım. Ludogorets'in Türkiye'deki maçında çıkan kadro bundan daha çok rotasyon vardı yanılmıyorsam. 9 tane gibi miydi bilmiyorum. Bir bakar mısın Bakıyorum Kerem? Bakıyorum hocam şu anda. Yani şu anda Cem abinin dediği doğru. Buraya tecrübeli bir Tadiç'i koydu. İşte Osayi Samuel işte. Hocam şöyle söyleyeyim. O kadro daha iyi. Daha az rotasyon var. Bir kere Beka ile Cico oynuyor. Ha, stoperlerin dışında. Evet. Stoper mecbur onlar. İrfan kalede o karşılaşmada. Evet. Ferdi Osayi bekler. Evet, Osterwolde ile Osayi. Bir virgül koyalım, bir açıklama var. Devam edelim. Haribukas açıklamalarda bulunuyor. The game in a good way because we saw the players these couple days that they are ready. We thought that we are ready, but during the game we create a lot of mistakes and always something missing or in finishing or in crossing or in duel we didn't work strong and on the end we lost the game. Şu an hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bugün Avrupa'ya devam etme şansını kaybettik. Maçı kaybettik ve bu anlamda gerçekten hayal kırıklığına uğradık. Aslında iyi hazırlanmıştık bu maça. Oyuncularımızın da hazır olduklarını düşünüyorduk. Fakat çok hata yaptık. İyi oynayamadık. Aslında bir şeyler eksik oldu bugün maçta. Bazen son vuruş, bazen orta, bazen birebirlerde eksiklik. Çok hata yaptık ve kötü oynadık. Berke Kosova, Desmart. Öncelikle geçmiş olsun. Burak Hoca geçici bir görev üzerine geldi ama Beşiktaş şu anda kendisinden çok daha zayıf takımların içinde son sırada yer alıyor. Bodo Glimt, Lugano, bunların hepsi Beşiktaş'tan çok daha tecrübesiz takımlar ve Bodo Glimt 6 puan aldı Beşiktaş'tan. Bu noktada Beşiktaş taraftarına karşı daha şeffaf olmayı düşündüler mi acaba? Bu bir
teknik hata mıdır? Bu işin sorumlusu kimdir? Yoksa oyuncularla ilgili mi bir problem var? İki maçta Bodo Glimt'ten 0 puan. Beşiktaş taraftarının çok kabul edebileceği bir durum değil çünkü. Antalyaspor mağlubiyeti de var. Bu konuda kendisinin şeffaf fikirlerini çok merak ediyoruz. Teşekkürler. Geçmiş olsun. So the question is that we can see that Beşiktaş now in Europe is in the last position and with one point in the group that there are teams we can say relatively weaker than Beşiktaş, like Bodo, like Lugano. They have less experience, let's say, in Europe than Beşiktaş. And Bodo Glimt took 6 points from Beşiktaş in 2 games. And it's something that the Beşiktaş fans cannot accept. So how can you explain this? This is a technical mistake. This, who has responsibility? Like we can say that again that Beşiktaş fans cannot accept these results. Last game before Bodo, we lost Antalya. Now we lost against Bodo. So what can you say about who's responsible from these bad results? Oh, all of us are responsible who work in the first team. All of us, staff, players, everybody. I know that we are not in a good period, in not good mood. We are really in bad situation. But all of us are professionals, and we need to try to find a way to be better, all of us, because of the big family of Beşiktaş, because of all of us, we need to find a way. In a sport, you know that sometimes everything goes in a good mood, everything is good. Sometimes it's bad situation. Now we are in this second situation that everything is bad about the results, about it, everything. And I understand the fans and all people who support and who love the Beşiktaş. This is not level of Beşiktaş, and we need to change this immediately, try to find a way to be positive and to be better. Aslında bu kötü gidişattan herkes sorumlu. A takım bünyesinde olan herkes sorumlu. Staffından teknik ekibine, oyuncularına hepimiz sorumluyuz. Çünkü kötü bir gidişat var ve bunun payını herkes almak zorunda bu kötü gidişatın. İyi durumda değiliz dediğim gibi ama hepimiz profesyonel insanlarız oyuncularımızla beraber ve daha iyi olmak zorundayız. Hepimizin daha iyi olmak için çaba sarf etmesi gerekiyor. Beşiktaş büyük bir aile ve anlıyorum taraftarların tepkisini, çok haklılar. Bu Beşiktaş'a yakışmıyor tabii ki bu şekilde kötü bir gidişat. Sonuçlar kötü, evet kötü oynuyoruz ve bu bizim seviyemiz değil. Yani bu alınan sonuçlar ve oyun Beşiktaş seviyesi asla değil, bunun bilincindeyiz. Ama dediğim gibi profesyonel olarak bu kötü gidişatı, kötü havayı, kötü süreci iyiye çevirmek zorundayız. Çalışarak, uğraşarak bunu yapmak zorundayız. Ama herkes bu durumda sorumlu, hepimiz. Başka sorusu olan var mı? Peki, teşekkür ederiz. Basın toplantımı sona ermiş. Teşekkürler. Harry Bukas'ın açıklamasını sizinle paylaştık. Eğer Burak Kural, Burak Yılmaz Mikson'da konuşursa yine paylaşırız sizinle. Ludogorets Fenerbahçe maçında skor 0-0. Ludogorets üst üste fırsatlar yakaladı. Osay Samuel'den müdahale var. Şimdi uzaklardan bir koşu, inanılmaz bir gol. O ne ya? 18. dakika hakikaten o ne ya tepkisi. Oyun golü durdu, anlatıyor. Bir şey oldu, herkes durdu ya. Hayır, Yakup Piotrowski çok uzaklardan acayip bir vuruş yaptı. Ben oyun durdu gibi filan. Yani orada yerde yatıyor. Yerde yatan bir Ludogorets oyuncusu vardı. Durmadı Ludogorets'te oyuncular. Takım arkadaşları kayıyor, hala yerde. Henüz kalkmış değil. Çok uzaklardan acayip bir vuruş. Tekrarını bir kere daha izleyeceğiz. Livakovic sadece seyredebildi ama sanki bana öyle geliyor ki top öyle bir yere gitti ki seyretmekten başka yapacak bir şey yok. Bir daha bakalım. Baskı kurmuştu Ludogorets. Sağ kanadı kullandılar. Devamında top ceza alanının dışına açıldı. Piotrowski çok uzaklardan hakikaten acayip bir gol. Kale arkasından biri de yatıyor, şimdi gösteriyor bir kere daha. Yapacak hiçbir şey yok.
Yani Livakovic izledi dedik ama Livakovic de izler bu vuruşu. Alisson da izler. Ederson da izler. Çok iyi. Çok iyi bir gol. Öyle söyleyeyim. Çok ekstra bir gol. Piotrowski'den. Cem Hocam diyecek bir şey yok yani böyle gerçekten bir diyecek bir golün şey üstüne yok. Yani ne denebilir? Yani o şeyde sanki yerde yatan oyuncuya, futbolcular oraya odaklandı da oyun sanki biraz böyle bir kırıldı gibi hissettim. Ama ne olursa olsun oradan vurdurmamak lazım. Evet. İşte körün taşı denk geliyor. O iyi vuracağı tutuyor. Gününde oluyor. O topun oraya gideceği geliyor. O akşama denk geliyorsunuz. Dolayısıyla da bu gibi maçlarda iyi de oynarken karşı rakibin yapacağı zaten sana tehlike yaratacağı tek şeyler bu. 40 yılda bir gelecek veyahut da uzaktan şut atacak. İlk attıkları şut yani ya. İlk attıkları şut veyahut da sana tehlikeli olabilecek yerlerden bir duran top kazanacak, korner kazanacak. Buralardan pozisyon yaratmaya ve gol ortamını yaratmaya çalışacak. Fener'in iyi oynarken bu golü yemesi tabii nasıl bir refleks gösterecek, nasıl bir hamle yapacak Fenerbahçe'yi göreceğiz. Hocam ne dersiniz? Az sonra Beşiktaş-Bodo/Glimt maçın özeti Aspor ekranlarında olacak, hatırlatacağım. Çok ekstra bir gol izledik. Yani oyunun hakimi Fenerbahçe. Evet. Her şeyi atak yapıyordu. İşte yerde yatan oyuncu bence Fenerbahçeli oyuncuların konsantrasyonunu bozdu. Acaba topu dışarı atar mı derken vurdu. Livakovic de seyretti. Bence bir konsantre eksikliği var. Attıkları ilk isabetli şut gol oldu yani. Gerçi iyi vurdu ama... Hocam bir virgül koyalım, devam edeceğiz. Maçın özeti şu anda elimizde, Beşiktaş-Bodo/Glimt karşılaşmasına göz atıyoruz. Mücadelenin özet görüntülerini ekranlara getirdik. Ludogorets-Fenerbahçe maçında dakika 25, skor 1-0. Fenerbahçe karşılaşmaya daha iyi başlayan tarafta ama Piotrowski'nin ekstra vuruşu sonrasında gelen golle Ludogorets evinde 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. 18. dakikada gol sonrasında da Bulgar ekibi biraz daha dominant görünen taraf. Hocam nasıl değerlendiriyorsunuz gidişatı ve golü? Yani gol attığından beri oyun formatında bir değişiklik pek fazla görünmüyor. Eyvah, olmadı. İkinci gol Allah'tan geliyordu. Olmadı. Sağ taraftan korner kullanıldı. Kafa şimdi bu tür takımların zaten kaldı. Yapabilecekleri bunlar. Yani ancak böyle uzaktan bir şut atacak, kontratak yapacak. Yani Fenerbahçe golü yedikten sonra da hala oyun hakimi ve top ayağında olan bir takım. Yani Ludogorets'in daha bir baskılı bir oyun falan tercih ettiğini görmedim. Bak top şu anda mesela hep ikinci bölgelerine doğru yavaş yavaş Fenerbahçe'de olduğu zaman geriye doğru çekiliyorlar. Ama Fenerbahçe bu tempoyla birlikte bu işin altından kalkamaz. Bu tempoyu biraz daha yükseltip öndeki oyuncuların daha agresif olmaları gerekir. Orta sahada ileriye daha çok destek vermesi lazım. Biraz önceki atakta mesela Fenerbahçe'nin atağında Fenerbahçe kanattan atak yapıyor. Ceza alanına koşu yapan. Batu Şayan'ın dışında orta sahada bir başka bir oyuncu yok. Destek veren oyuncu yok. Hatta golden önce Osayi Samuel'e sıfıra kadar muhteşem bir top getirdi. Evet. Çıkaracağı bir tek adam vardı. İkinci bir alternatifi yoktu. Geriden birisi koşup gelse boş kaleye gol atacaktı. Fenerbahçe böyle hücumda bu kadar rahat oynamamalı bence. Daha çok baskı yapmalı. Şu anda olduğu gibi yine bak ceza alanı içinde fazla bir oyuncu. Maalesef hücuma destek vermiyor. Yani acaba diyorum ki hafta sonu oynadıkları maçın etkisinde mi kaldılar ki koskoca Fenerbahçe'nin böyle bir şey yapmaması lazım. Çünkü şeylerden bahsetmiştik, rotasyondan. İlk maçta savunmada evet stoperlerin dışında rotasyonda orta saha ve forvette bayağı bir rotasyon vardı. 7 tane, 6-7 evet. tane vardı. Savunmada yoktu. Savunmadaki rotasyonların ikisini saymıyoruz zaten. 4 stoperin 4'ü de sakat. Orada mecburen bir rotasyona gitti. İlk maçta da böyle başlarda biraz Fenerbahçe gol pozisyonu üretemedi. Sonlara doğru yanılmıyorsam bu maçta da golleri buldu. İstanbul'daki maçta. Evet. Yani görüntü o kadar kötü değil. Kötü bir gol yedi sadece. Livakovic de biraz seyretti topu. Bir şey yapacak da bir durumu yoktu. Bu arada Ferdi çok iyi taşıdı topu. Çevirdi işte, içeri savunmadan müdahale var. Yani, bak şimdi Batu Şah'ı diyorum ki her zaman diyorum.
Yani birazcık olsun nabzını yükseltmiyor. Ferdi o kadar yerden top taşıyor. Değil mi Cem abi? Evet. Ya bir koşu yap öndüre doğru. Rakibi oraya doğru taşı. Arkadan belki bir arkadaşların gelip senin yerine koşu yapar, gol yaparsın. Bekliyor topu ceza alan içinde. Ya bu tempoyla birlikte inşallah Avrupa golcüsü diyoruz Batshuayi'ye. Biraz temposunu yükseltirse Fenerbahçe'nin çok menfaatine olur. Yoksa bu şartlarda biraz zor gol atacak gibi görünüyor. İnşallah bizim lafımızı da havada bırakır da gol atar. Biz de sevmiş oluruz. Gökhan Hocam, 28 dakika için bir değerlendirme almak istesem sizden. Fenerbahçe oyuna iyi başladı esasında. Oyunu domine ediyordu. Osayi'nin kaçırdığı pozisyon, Şenol Hocam'ın dediği gibi esasında çok net bir pozisyon. Yani arka direkteki oyuncu biraz geç kaldı. Osayi çok güzel yere çıkardı. Sadece dok. Onun peşine Ludogorets mücadele ediyor, koşuyor. Fenerbahçe'yi oynatmamaya çalışıyordu. Ama gelen ilk topta bir anda konsantrasyon eksikliği, yerde kalan oyuncuların ne olduğunu anlamadan ama golü atan da topu öyle bir vurdu ki yani hakikaten bu kadar vurabilir yani. Ya. Kim gibi vurdu sence Gökhan? Hami Mandralı gibi vurdu ya. Hami'nin vurduğu toplar da öyleydi. Böyle yani, nereye gittiği belli değil ya. Yani vurduğu anı gördüm, bir de kalenin içinde evet, gördün. Herkes evet, gol olduğunu evet, bile anlamadı. Yani evet. bu kadar. Ama Fenerbahçe gene oyunda şu anda dengeyi saldı. Golden sonra biraz yalpaladı ama şu anda gene denge sağlandı. Sonuçta Fenerbahçe öyle de böyle bu gruptan çıkacak. Ama Trabzon maçından sonra oyunda da ilk maç demoralize olduktan sonra bayağı bir karışmıştı o ara mağlubiyetten sonra. Toparlanmak için fırsat. Onda da mağlup ama bu maç da önemli. Oynadığın her maç önemli ama hafta sonu oynayacağı Adana Demir maçı bence bu maçtan çok daha önemli olacak. Bu maç Fenerbahçe'nin gruptaki durumunu çok fazla değiştirmeyeceğini düşündüğümüz lider olarak çıkması çok önemli. Norçeland'da bugün dedim ya berabere kalınca evet. Ludogorets'in biraz iştahı arttı. Yani ikinci takım olma yolunda. Fenerbahçe bu gruptan lider çıkardı bence. Ama hafta sonu oynayacağı Adana Demir maçı, Trabzon maçından sonra oynayacağı hakikaten gidişat açısından çok önemli maç olacak. 30. dakikadayız. Ludogorets Fenerbahçe mücadelesinde skor 1-0. Hocam Fenerbahçe daha baskılı başlasa da pozisyon üretemedi. Şu an böyle bir problem de var. Aslında, oyunda dengeye oturdu golle beraber. Aslında şöyle, Fenerbahçe'nin kadro yapısına baktığın zaman Fenerbahçe'de belki bugüne kadar hiç İsmail Kartal'ın hafızasında olmayan bir orta saha şekli çıkarmış hocam. Şimdi Zayt, Crespo, İsmail'e baktığımızda üçü de tedbirli oyunla beraber. Cem abi 2 sene önce onlarla oynuyordu zaten orta sahada. Tedbirli, yani bu elindeki kadroya baktığın zaman evet. Fred'li, Şimanski'li, İsmail'li kadroya baktığın zaman bu biraz daha tedbirli bir orta saha, dikkatli bir orta saha gibi duruyor açıkçası. Ve dinamizmi yüksek ve de rakibin orta sahasının ve de rakibin dinamizmine cevap verebilecek bir orta saha üçlüsü diye düşünüyorum ben de. Zaman zaman Fenerbahçe rakip kaleye gidiyor ama benim söylediğim zaman zaman olmaması lazım. Her zaman olması lazım. Her zaman Fenerbahçe'nin o sahada, o rakip bölgede özellikle de ön alan baskısı dediğimiz şiddetini arttırması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Kaldı ki bir de hiç akılda hesapta olmayan bir gol yedi Fenerbahçe ve 1-0 geriye düştü. Ne olursa olsun Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçından sonra böyle bir maçta buradan mağlubiyetle dönmesi zaten düşünülemez. Fenerbahçe'nin gerekli refleksi, gerekli oyun içerisindeki ivmelerinin bir an evvel yapması gerekiyor. Çünkü ne olursa olsun uzun süre mağlup şekilde götürdüğünüz zaman oyuncu ister istemez sürüklese de oluyor. Yani ha şimdi atacağız, ha şimdi gelecekti. O yüzden oyunun daha ivmelenmesi için Fenerbahçe'nin bir an evvel golü bulması gerekiyor. Bu da çok sarı kartlık bir hareket bu ya bu form. Yani. Osay Samuel'e yapılan bir müdahale var. Sarı kart çıktı. Nedyalkova. Ludogorets kaptanını sağ taraftan serbest vuruş kullanacağız. Taç çizgisine çok yakın bir noktadan bir duran top fırsatımız var. Nedyalkova biraz zorlasa kırmızıya bile gidecek ya. Ayağı yani kaymış gerçi evet. De. Ayağı da kaymış orada. Evet. Ama yani baksana şurayı. Tendonunu almış. Yok ayağı kaymış.
Ben daha sert hani bilerek yaptı da zannettim de gerçi ona geliyor ayağa kaymış. Serbest vuruş kullanacak sarı lacivertliler. Dušan Tadić epey sinirlendi bu arada. Ama baktığımızda kesinlikle bilerek yapılan bir müdahale değil. Gökhan Hoca'nın tespiti çok doğru. Genç Yusuf'a bir gol attıralım mı burada? Vallahi güzel olur. Değil mi? Yakışır. Güzel bir kariyer başlangıcı yakışır. Olur. Güzel bir kariyer başlangıcı olur. O da çok güzel bir şekilde Fenerbahçe formasıyla, ilk formasıyla golünü atmış olur. Tadić geldi. Yaptı ortayı arka direğe doğru etkili bir top. Şimdi kafa vuruşu içeri çevrilen top. Ludogorets savunmasından müdahale var. Topu o noktadan Russo'yla çıkardı Bulgar ekibi. Top sol kanada açıldı. Yeniden Fenerbahçe'nin hakimiyetinde. Zayt rakibinin üstüne gitti dar alanda. Orada zaten çok etkili olması da kolay değildi. Kalabalık savunmanın üstüne giderken top kaybı yaptı. Devamında top dışarıda. Taç ev sahibi ekip kullanacak atışı. 34. dakikadayız. Ludogorets'in 18'de Piotrowski'nin kaydettiği golle 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Polonyalı oyuncunun sayısıyla avantaj şu an için Bulgar ekibinde. İlerleyen dakikalardan ümidimizi kesmemiz için kesinlikle hiçbir sebep yok. Fenerbahçe bu oyuna ortak. Dileriz ilerleyen dakikalarda önce beraberlik golünü sonra daha fazlasını anlatma şansımız olur. Derken sağ çaprazdan Ludogorets. Fenerbahçe şey, kalesini yokladı, şey top yanlara gitti. İğne gibi geliyorlar ya, biliyor musun? Hocam kontrol pas. Direkt dikine toplarla yani cezalarımızı zorluyorlar. Sadece ceza sahasının içerisinde topu kaptıktan sonra ya 8-10 saniye içerisinde atağı geliştiriyor ve bitiriyor. Az sonra Beşiktaş'ın evinde Bodo Glimt'le oynadığı mücadelenin özet görüntüsüyle birlikte kısa bir ara vereceğiz sevgili seyirciler. Dönüşte devrede Ludogorets Fenerbahçe karşılaşması üstüne değerlendirmelerimiz olacak. Maçın sonunda yine iki ekibimizin oynadığı mücadeleleri konuklarımızla masaya yatıracağız. Ludogorets'in 1-0'lık üstünlüğüyle oyun devam ediyor. Devrenin son bölümünde Cem Hocam, umutlanmamız için sahada mevcut oyuncularımızla değiştirebileceğimiz nasıl bir anlayış var? Abi bir kere bir dakikamız var bu arada hocam. Zihniyet olarak rakibin alanında Fenerbahçe'nin hep hafızalarımızda olan bize İsmail Kartal'ın alıştırmış olduğu ön alan baskısını arttırmamız lazım. O ön alan baskısını arttırdığımız zaman da atakları sonuçlandıran Fenerbahçe'nin olması lazım ki biraz rakibi sürüklese edelim. Rakip çok şey geliyor, yani rahat geliyor. Rahat getirmemek lazım. Ve de Fenerbahçe'nin ön alan baskısını yaptıktan sonra Batshuayi'nin biraz daha hareketli ve gol bölgelerinde kendisine daha pozisyon bulması gerekiyor. Aynı zamanda da dönen ve seken toplarda muhakkak ki Crespo'nun, Zayt'ın o bölgede olması lazım ki orada ön alan baskısını oluşturmayı yapabilelim. Dolayısıyla da biraz böyle bir eksiklik var. Muhakkak ki ama her şeyden önce devreye 1-1 girersek ve de Fenerbahçe'nin moral kazanması açısından önemli olur diye düşünüyorum. İsmail Kartal'ın da devre arasındaki yapacağı belki hamle, belki de çocuklarla yapacağı konuşmalar, yapacağı hamleler veyahut da oyun içerisindeki değişikliklerle. Yani en azından bir Cengiz'i bekleriz orada. Ya ben Cengiz'den, yani Cengiz'den çünkü bu tür maçlarda faydalanmak gerekir ki lige daha hazır hale gelsin. Bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Beşiktaş-Bodo Glimt maçının özetiyle az sonra birlikteyiz. Avrupa gecesi kaldığı yerden devam ediyor. İlk yarının sonuna en az 3 dakika ilave edildi sevgili seyirciler. Ludogorets'in 1-0'lık üstünlüğüyle oyunun sürdüğünü belirtelim. Piotrowski'nin 18. dakikada attığı golle ceza alanı dışından çok sert, acayip bir vuruş yaptı Piotrowski. Top ağlara gitti ve Ludogorets 1-0 önde sevgili seyirciler. Gökhan Hocam, 1-0'la oyun sürüyor. Nasıl buldunuz ilk yarı performansını ve biraz üretkenlik sorunu yaşıyoruz. Kesin, bir şutumuz var sadece. Kesin yaşıyoruz. Yani oyun normal ortada gidiyor. Dediğim gibi ilk gidişinde Ludogorets hakikaten çok güzel bir gol attı. Müthiş bir şuttu. Onun peşine Ludogorets mücadele ediyor. Fenerbahçe kalitesini ortaya yansı koymaya çalışıyor ama koydurtmuyor. Ludogorets hakikaten çok koşuyor ve rakibi bayağı bir bozuyor. Maçı kazanmak istiyorlar.
Bir sıfırda öndeler. Sonucun verdiği avantajı da korumaya çalışıyorlar. Fenerbahçe Osayi tarafından gitmeye çalışıyor. Ama giderken de gene zorlanıyor. Yani ikinci yarı biraz daha formatın değişmesi lazım. Eğer Fenerbahçe bu maçı kazanmak istiyorsa. Hiç kolay durmuyor ama şu anda. Yani değiştirmemiz gereken çok şey var. Yani rakibi biraz daha çözmen lazım. Çünkü rakip geriye çekiliyor ve ondan sonra aniden basmaya çalışıyor ki onu da iyi yapıyor. Yani evet. Gayet dinamik yapıyorlar. 45 artı 3'ün içindeyiz sevgili seyirciler. Ludogorets serbest vuruş kullandı kendi yarı alanından. Duah yükseldi. Sanki top ondan çıktı gibi geldi bana ama hayır. Hakeme göre Yusuf'tan son müdahale. Top dışarıda. Oyun taç atışıyla sürecek. Fenerbahçe yarı alanında köşe gönderine yakın bir noktadan sol kanattan taç atışını kullandı şimdi Ludogorets. Nedialkov geriye döndü. Verdon, ondan da pas kalecisini artık Ludogorets de ilk yarıyı en azından böyle bitirmek istiyor. Uzun bir pas savunmamızın arkasına doğru Osterwolde vurdu kafayı Crespo'ya indirdi. Ondan pas Ferdi'ye. Ferdi topu biraz ayağından açtı. Kaybeder gibi oldu ama kazandı. Sonrasında orta alanda müdahale Piotrowski'den. Tekrar topla buluştu Polonyalı oyuncu. İsmail'in hareketi sonrasında karar faul. Bakalım bu serbest vuruşun kullanılmasına izin verecek mi? Ondrej Berka. İlk yarıda her an son düdük gelebilir. Evet öyle görünüyor ki son bir fırsat olacak Ludogorets için. Hakem son bir fırsat tanıyacak. Tanıyacak. Onlara. Yani bitebilirdi aslına bakarsanız. Yani bence de bitirebilirdi. Tek Betey topun başında. Epey gerildi bu arada Tek Betey. Ve oradan da vurmadı ve yani. Sert bir top gönderdi ceza alanına doğru. Zayt topu uzaklaştıran oyuncumuz. Mişi Batshuayi. Verdon kalecisine döndü kafayla. Batshuayi baskıya gitti. Top kalecide kaldı. Ve sol tarafa doğru eliyle topu gönderdi kaleci Suluka Nedialkov. Merkeze dönüyor. Batshuayi keşke şu topu alamayacağı o kadar belli ki. Şu topu almak için gösterdiği enerji ceza sahası içinde koşulları harcasa. Evet. Çok daha mantıklı bir iş yapmış olur. Artı 5'e geldik artık. Dominik Livakovic sol kanada döndü. Ve ilk yarı bitti. Ludogorets soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gidiyor sevgili seyirciler. Cem Hoca'nın ilk 45 dakika değerlendirmesiyle bir açılış yapacağız. 18'de Yakup Piotrowski'nin golüyle Ludogorets 1-0 önde. Ya sevgili Kerem, şimdi baktığında Fenerbahçe iyi oynuyor. Evet, iyi oynar gibi gözüküyor. Ama rakip alanda fazla gözükmüyorsun. Rakip alanın içerisinde ceza sahasında fazla gözükmüyorsun. Gol üretmekte ve pozisyon üretmekte sıkıntı çeken bir Fenerbahçe var. İyi mi oynuyor? Evet iyi oynuyor ama iyi oynar gibi gözüküyor. Şimdi Fenerbahçe'nin baktığınızda %64'e 36'lık bir oyun, topun oyunda kalma süresi var Fenerbahçe'nin ayağında. Evet. Bir tane şut atmışsınız. Evet. Rakip iki kere gelmiş, bir tanesi gelmemiş bile gol atmış. Ama rakibin geldiği zaman daha çok aklımızda kalanlar, gözümüzde hep önüne gelenler, rakibin ani çıkışları, dikine çıkışlar, rakibin Fenerbahçe defansının arasına yapmış olduğu inanılmaz dikine agresif koşularla pozisyon buluyor ve aynı zamanda da pozisyonu neticeyi sonlandırıyor. Şimdi bu atakları sonlandıran biz konuşmalarımızı hep rakibin gücü üzerine yapıyoruz. Fenerbahçe'nin fazla yaptığı bir şey olmadığı için rakibin daha çok gözümüze batan hücum gücü var. Ve ne olursa olsun orta sahada bir kere Fenerbahçe, İsmail Kartal temaslı oyunu tercih edeceklerini düşündükleri için de daha böyle tedbirli, daha temaslı oyuna da cevap verebilecek bir orta saha üçlüsüyle çıkmış İsmail Kartal. Ama İsmail Kartal'ın bu üçlüsü de ileride fazla pozisyon üretmekte zorlanıyor. Batshuayi de zaten bildiğimiz Batshuayi. Yani pozisyon aramakta ve de kendine alan yaratmakta, rakip alanda çok fazla topla buluşan, sıkışan değil. Mesela Tadic'i hiç görmedik ilk yarıda mesela. Evet. Özellikle, hatta Ferdi dışında hocam ceza alanını topla zorlayan hiç oyuncu. Osayi'yle Ferdi'nin çok şeyi var. Osayi'yle evet. Ferdi'nin orada çok agresif o koşulları, aynen cevap verebilecek koşulları yapan Fenerbahçe'de iki tane oyuncu vardı. Ferdi ve Osayi vardı. Nedense İsmail Yüksek'in de şeyi var. Yani oyundaki özellikle bir Fred'den ayrıldıktan sonra başka bir İsmail'e büründü sanki İsmail.
Gerçekten Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki oyunu, beraberliği kurtarmak için yetmedi. Şenol Hocam. Vallahi ben katılıyorum Cem abinin söylediklerine. Sanki rölantide bir oyun oynuyor Fenerbahçe. Fenerbahçe bugün kazanmak için bir oyun oynamıyor. Bizim bundan önceki izlediğimiz Fenerbahçe sahaya çıktığı zaman maçın hemen başlarında falan rakibi böyle bir baskı altına alıp kazanma arzusunu ön plana koyuyordu. Şu ana kadar öyle bir şey görmedik ama bu neden kaynaklanıyor? Tabii ki birçok eksiği var. Ön alanda da Batshuayi maalesef ve maalesef oynuyor, bu ligde gol atıyor. Yani konferans liginde gol atıyor ama attığı maçlarda bile sahada çok eksik oluyor. Raykent'te de bugün mesela sahada var mı yok mu? Oyuna başladı mı başlamadı mı? Taliç gene bir iki tane ver kaç yapıyor, topu tutuyor. Topu tutup arkadaşlarına pozisyon hazırlıyor. Yani usta, klas, o her zaman olması gereken bir oyuncu. Ben Raykent'ten çok şey beklerdim bugün. Batshuayi'den çok şey beklerdim. Ama onlar önde topu tutamayınca, rakibi eksiltemeyince bir şey olmuyor. Tabii orta sahada da İsmail'in performansı bugün, evet, yani yanında Şimanski ve Fred olmayınca biraz daha düştü gibi görünüyor. Biraz Şimanski ve Fred'den Crespo ve Zaitz'a geçişti hocam. Bir kalite düşüşü ya. Yani orada ön tarafı zorlayan bir tane oyuncu yok. Aslında Zaitz'in şu anda Batshuayi'yi zorlayacak, forvete yakın olacak bir oyuncu, profilinde bir oyuncu o. Yani bu işleri yapabilecek, orada girip uzaktan şut atacak, ceza alanında dönen topları karşılayacak bir oyuncu niteliğinde bugüne kadar izlediğimiz Zaitz. Bugün öyle bir şey görmüyoruz. Ama iki kanat da görevi sadece Ferdi ile Osa'ya yüklemiş bir takım var şu anda. Raykent ve Taliç burada pek fazla etkili olamayla Raykent sahada yok. Batshuayi bir tane daha topla buluşmadı, topu tutmadı. Osa'yı Samuel'in sağdan getirip taşıdığı bir top var. Ceza alan içinde Fenerbahçe'den çoğalan bir oyuncu yok. İsmail Hoca bence bunları ikinci yarı düzeltecek. Tahmin ediyorum ikinci yarıya bir iki oyuncu değişiklikle başlarsa, Fenerbahçe önde daha etkin bir oyun ortaya koyarsa, ki koyması gerekir. Ha, burada gruptan çıktım, bu maçı ben böyle döneyim düşüncesinde asla olmayacaktır. En azından bir Cengiz Ünder'i, İrfan Can'ı, Şimanski'yi belki de ikinci yarıda kullanacak. Bu maçı da kazanmak isteyecek. Çünkü Trabzon maçından sonra böyle bir maçı kazanmaya Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Bu oyuncu kadrosu da bunu başarabilecek güçte. Çünkü ilk maçta da buna yakın bir değişiklik vardı. Biz iki tane stoperden şu ana kadar mesela nasıl bir verim alacak diye oyunun başında, maç başlamadan önce konuşuyorduk. Onlara pek fazla iş düşmedi. Rakip kendi alanında oyunu karşılayınca Fenerbahçe topla daha çok oynayan, oynama oranı daha yüksek. Ama etkili şut oranına baktığın zaman Fenerbahçe'de çok etkili, tehlikeli olabilecek gol girişimi yok. Bunu ikinci yarı değiştireceğini düşünüyorum İsmail Kartal. İkinci yarıda belki değişikliklerde hakikaten söz konusu olabilir. Fenerbahçe'nin kulübesine baktığımızda Cengiz Ünder, Edin Ceko ve Şimanski, Adana Demirspor yanı sıra var. İrfan Can'ı da görüyoruz. Pardon Kerem, bir de Adana Demirspor maçı var. İsmail Kartal o maçı düşünerek de mesela bazı oyuncularını birazcık da tutabilir belki. Bir 60. dakikaya kadar, bilmiyorum, hemen yapmasa bile, ama en azından bir Cengiz Ünder'i bir ikinci 45 dakikada denemesinde fayda var çünkü. Cengiz'in maç eksiği var. Bu maçta onu giderebilecek bir maç. Onun için oynama alanı da olabilecek bir maç. Ben onu en azından bu yarının başında oyuna alabilir diye düşünüyorum. Aslında hocam defansta iki tane mevkisi olmayan stoperle oynadığı için orta sahayı üç tane defansif orta sahayla oynamış. Evet, tedirginlik orada. Yani yani bu maçı kaybetmemekmiş. Yani evet, kazanmasam temkinli da kaybetmemek. Temkinli oynayın. Çünkü o iki tane stoper, bir tanesi çok genç bir kardeşimiz, öteki Osterwold'da sol bekten oraya transfer. Ama işte sırıtmadı Yusuf, değil mi? Yani gayet yani, iyi görüntü. Aslında defansın göbeğine çok iş düşen bir yani, şey de olmadı pek oyun, fazla oyun, ama. Dediğim gibi öne geçtikten sonra, istediğini aldıktan sonra Ludogorets çok koşup ne oynamaya çalışıyor ne oynatmaya çalışıyor rakibi. Oyunu tutmaya çalışıyor esasında böyle. Biraz böyle gitmiş. İlerideki oynayan oyunculardan Kent dediğin gibi ortada yok. Yok. Batshuayi
Hiç yok. Yani el freniyle oynuyor gibi. Tadiç orada tek yani başına topu tutup şey yapmaya çalışıyor. Yani. Yok, o da onun var, o yükseltecek gücü var aslında. Ama burada gelinen sonuç esasında şu Trabzon maçı ve bu maç gösterdi ki Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı Fred'miş. Evet. Yani olmazsa olmazı Fred'miş. O aradaki bağlantıyı sağlayan, bütün organizasyonu sağlayan oyuncu Fred'miş. Fred'in olmaması çok büyük kayıp. Yani Fred döndüğü zaman bence halledecek. Bu maçı bir şekilde İsmailca kaybetmeyecek. İkinci yarı senin dediğin gibi. Yani Cengiz var orada. İşte Şamanski var. İrfan Can var. Bunları alıp Adana Demir maçı öncesinde görecek mi? Ceko var. Bunlar oyuna bence çok az sürelerle koyacak. Fazla kullanmayacak. Belki ikinci yarının başında Cengiz'i kullanabilir. Kent'in yerine. Çünkü Cengiz hakikaten iyi bir Cengiz'e ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Hakikaten herkesin ihtiyacı var. Herkesin beklentisi de var. Yani. Ve Cengiz de bunun farkında bence. İyice kasıyor kendini. Çok kastı. İyi bir Cengiz bu maçı da çevirebilir esasında. Yani onun için de büyük bir fırsat aslında. Fırsat. Hem kendini hazırlaması açısından. Ama bir kere daha söylüyoruz. Yani Fenerbahçe bu gruptan lider olarak çıkacak. Ama hafta sonu oynayacağı Adana Demir maçıyla bence bütün bu konuşmalara bir son vermek isteyecekler. Bütün bu olumsuz şartlara. Gökhan, bugüne kadar baktığında zaten İsmail Hoca 3 gün evvel oynanan maçtan 5 tane 6 tane oyuncuyla ikinci maça 3 gün sonraki maça hiç çıkmamıştı. Baktığında da Şenol 6 tane Trabzon maçından oynayan oyuncuyla devam ediyor ki hiç yaptığı ama şey elinde değil. Oyuncu yok. Var, burada mecburiyet var. Şey, diğer oyuncular da var. Ama şöyle de bir durum var. Yani hem mecburiyet var. Ne iki tane acemi stoperin olduğu zaman diğer oyuncuları bu kadar seçemezsin oraya yani. Oraya geleceğim. Oynamamış yani, oyuncu seçemezsin. 6 tane oyuncuyla çıkma zorunluluğu olan bir ortam oluştu. Yani o sıkıntısı var. O sıkıntısını Fenerbahçe'nin o yüzden de orta sahasını hepimizin de hemfikir olduğu daha tedbirli, daha kaybetmeyen, oyunda mümkün olduğu kadar rakibe kaptırmayan orta sahayı bir zihniyet de oradaki oyuncular almış. Ama özellikle de ben Raykent'in yani bu aldığı şansları hepimizin de iyi oyuncu olarak hem duyduğumuz hem de inandığımız bir oyuncunun artık bu süreleri bir cevap vermesi lazım. Ya zaman kaldı zaman ki, veriyor aslında oyuna. 11'de başladığı zaman bu başarıyı Cem abi gösteremiyor. Sonradan girdiği bütün maçlara böyle bir istatistiklere bakalım. Sonradan girdiği bütün maçlarda başarılı oluyor. Evet. Yani böyle 11'de başladığı hiçbir maçta başarılı olamadı hemen hemen. Oysa bu tür maçlar senin için bir şans. Mesela Joshua King var. Bu ligde yani konferans ligindeki performansından İsmail Kartal'ın gözüne girmişti. Aynen, katılıyorum. Maalesef o da daha hazır değil. Evet. Mesela o olsaydı bugünkü maçta hücumda daha ekim bir Fenerbahçe görebilirdik. Konferans yani liginin taşıyıcısıydı neredeyse Fenerbahçe şöyle için. Şöyle bir avantaj var. Tabii kadronun derinliği çok iyi. Oyuna girip oyunun şeklini değiştirecek, oyunu kendi tarafına çevirecek kalitede ayakları var Fenerbahçe'nin. Evet. İşte burada en önemli şey İsmail Hoca'nın bu hamleleri ne zaman yapacağı. Ben açıkçası şimdi soyunma odasında bir hamle yapacağını bekliyorum. Ya bir Cengiz hamlesi bekleriz yani hemen olabilir. Devre arasında yani. Ya veya hocam Zaitsin yerine ben Şimanski'yi bekliyorum. Olabilir. Şimdi hatta ben de söyleyeyim. Yani Şimanski'yi belki 60'a kadar bekletir. Adana Demirspor maçı olduğu İrfan, için. Ben iki tane oyuncu bekliyorum. Ben ya Cengiz birinci olarak onu bekliyorum. İkinci ya Şimanski ya İrfan Can bekliyorum. Yani daha ilerleyen dakikalarda Başak'ı böyle devam ederse Ceko veya Umut Nahir'i oraya İsmail Hoca hala mağlup durumdaysa Ceko'yu kullanabilir. Evet, ben de aynı fikirdeyim. Gökhan Hocam, oyunun gidişatına baktığımızda kötü bir görüntüsü Fenerbahçe'nin yok. Kesinlikle yani ortada, yok. Ama üretken değil ve mağlup durumda. Gol pozisyonu. Üretken olması eskiden nasıldı? 4 tane 5 tane kalifiye elemanla yani gole gidecek oyuncular önünde. Hücumcularla. İrfan Can hücumcularla. Şu anda 2 tane diyorum yani Yusuf genç bir kardeşimiz. Osterwald'e sol bekten gelen bir stoper. Zaten Trabzon maçında da bunların acısını çekti esasında. Yani o stoperden dili yandı. Onun önüne dikkat et 3 tane defansif orta saha koydu. Evet. Yani zaten o kadar koşan defansif yani. Şey gibi oluyor bu. Yani Torreira'nın yerine Kaan Ayhan'ı koyuyorsunuz ya. Ne, daha defansif dursun, daha sağlam dursun diye. Fenerbahçe bunu 3 tane yaptı. İsmail Yüksek, Zayt ve Crespo.
Bunlardan Zayt uzaktan vuracak. Crespo ile İsmail Yüksek genelde oyunu kesip oyuna sokacak oyuncular. Bir türlü o pozisyonlara girememesinin nedeni o zaten. Şimdi bunlardan bir tanesini feda edip Cengiz'i alırsa veya Kent'i alıp işte bir tanesini çıkarıp Şamanski'yi, yani hücuma yönelik oyuncu aldığı zaman otomatikman o şey pozisyonlar gelecektir zaten. Yani şu anda sahada inanılmaz bir mücadele var. İki takımın hakikaten çok mücadelesi. Baktığın zaman şut pozisyonu yok. Net gol pozisyonu çok çok az. Evet. Düşündüğün zaman. O da neden oluyor? Dediğim gibi Ludogorets avantaj yakaladı, onu kaybetmek istemiyor. Mümkün olduğu kadar da savunmaya çalışıyor. Sonuçta bu da Bulgaristan'ın şu anda baktığın zaman lider takımı. Yani bayağı iyi bir takım. Bir tane mağlubiyeti var ligde ya. Evet. Üçüncü puan farkı da 2 veya 3 diyebiliyorum. Tabii ve senelerdir böyle. Ludogorets senelerdir. Ya Bulgaristan çok damga vuran üstünde evet. Evet. Bir takım. Onun için Fener'in işi kolay değil. İsmail Hoca ikinci yarı o değişikleri yapacak mı? Hemen değişiklik yaparak başlayacak. Ben Şenol Hoca gibi düşünüyorum. Biraz daha iş uzasın. Yani 60'tan 65'ten sonra söylediğimiz oyuncuları sahaya sürecek diye bekliyorum. Şu an için bir aciliyet görmüyorsunuz. Şu an için belki ikinci yarı başlarken bir tane yapabilir onu. Cengiz'i Kent'le değiştirebilir diye düşünüyorum. Neden? Çünkü Kent çok pasifti. Yani hiçbir şey yapmadı. Adını duymadık ilk yarı. Belki Cengiz şimdi sakatlığından yeni çıkan bir Cengiz'in de ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin de ihtiyacı var. İkisinin de birbirine ihtiyacı oldu mu belki o değişiklik olabilir veya oyunun ilerleyen bölümünde illaki Cengiz oyuna girecektir. Cengiz için de bir geri dönüş karşılaşması açıkçası olabilir. O da uzun bir sakatlık dönemini yavaş yavaş geride bırakmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Ama alacağı her dakika tabii ki Fenerbahçe'nin önümüzdeki haftalarda onu kullanabilme yönündeki ümidini de arttırır. Takım sahaya geliyor. Bir değişiklik var mı yok mu az sonra bakacağız. Crespo'yu gördüm. Zaitsi görmedim henüz. Orada mıydı İlk hocam? İlk maç çıktı. Hoca görmüş Zaitsi. Muhtemelen bir değişiklik sanki yok. Ben Ray Kent'i daha görmedim. Kent'i görmedik. Bakalım az sonra göreceğiz. Yaklaşık 1-2 dakika içerisinde mücadelenin ikinci yarısı başlayacak. Ludogorets soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti. Sevgili seyirciler, aynı 11'le Fenerbahçe muhtemelen sahada, kenarda da hiçbir hazırlık görmedik. Değişiklik olmadan mücadelenin ikinci yarısına başlayacak temsilcimiz. Bir kere daha Fenerbahçe'nin 11'ini hatırlatayım. Belki ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz vardır. Livakovic, Osayi, Samuel, Yusuf Akçiçek, Osterwolde, Ferdi, İsmail Crespo, Zayt, Stadic, Batshuayi, Kent. Hocam Yusuf'un performansıyla alakalı bir değerlendirmede bulunabiliyor musunuz? Ya Yusuf sırıtmadı. Oyunda herhangi bir bireysel bir hata da yapmadı. Pozisyon almasında da bir sıkıntı yoktu. Yusuf her şeye rağmen bence Osterwolde'den o bölgede nasıl oynanması gerektiğini daha iyi bilen bir oyuncu oldu. Bravo hocam abi, tebrik ederim. Yani çünkü Osterwolde'nin orada çok stoper olarak fazla bir şans almadığını ve de daha çok solda oynadığını, bugüne kadar oynanan işte 19 tane 20. resmi maçta bir kere stoper olarak oynamış. Samet de keza öyle. Aslında bugün bence oynanan liglerdeki defansın merkezlikine ikililere bakalım. İki tane sol ayaklı adam çok şeydir, sıkıntılıdır. Evet. Ama şu ana kadar bu iki tane sol ayaklı, yani hepimiz teknik adamız. Ortada mesela iki tane defansın merkezindeki oyuncu baktığın zaman iki tane sağ ayaklı olur. Bir sağ bir sol olur tabii ki. Ama iki tane sol ayaklı adamı kolay kolay tercih etmeyiz. Beşiktaş'ta oynadı hocam. Saysla Koley. Evet. Geçen sene evet. Hepimiz oynadık. Hepimiz de oynadık. Ama uzun süreli olmuyor mesela. Yani ideali değildir. Yakıştıramıyoruz yani birbirine. Bir de olmuyor. Nedense bir türlü şey yapamıyoruz. Yani doğrusunu denk getiremiyoruz. Hocam aslında ana sebep şu. Sol ayaklı çok fazla oyuncu yok. Zaten çok fazla sol ayaklı stoper de yok. Stoper yok evet, evet. Yani sağ ayaklı stoperlerin bir noktada iki sağ ayaklı stoperle solda oynadığı çok oluyor ama sol ayaklı stoper varsa zaten sol stoper oynuyor. Sağda aynen öyle bir tecrübesi olmuyor bu tip oyuncuların. Ferdi'den ya bu arada pas. Batshuayi ceza alanında çekti, sağına vurdu kaleci. Batshuayi'nin vuruşu. Işte. Kaleci Suluga başarılı. Batshuayi atak devam ediyor. Niyaz Zayt bir sağına, bir soluna, bir sağına tekrar soluna çekti. Sola döndü Ferdi Kadıoğlu. Pozisyonla başlamak önemli.
Bu başlangıcı yaptık. Batshuayi'nin vuruşunda kaleci Suluga gole izin vermedi ki Fenerbahçe'nin karşılaşmadaki ikinci şutuydu bu. Top dışarıda, basit bir top kaybı. Oyun taç atışıyla devam edecek. Fena bir vuruş çıkarmadı Batshuayi dar açıdan. Kalecinin sağına yani doğru. Yani ikinci yarıya biraz daha iyi başladı Batshuayi. İnşallah böyle devam eder. Pozisyona girmesi de özgüveni açısından önemli. Tabii yani belki bir iştahı kabarır. Biraz yani birazcık daha hareketlendirirse daha iyi olacak gibi Fenerbahçe açısından. Bir de demin Cemal mesela iki solak stoper diyor. Ama orada dikkatimi çeken bir şey var. Şimdi Yusuf daha genç. Yeni oynuyor Fenerbahçe'de. Osterwald'de oynuyorsun. Geçen sene devre arasından beri. Sol stoper Osterwald'de oynuyor. Aslında genç oyuncu. Yusuf'u sol stoper oynat. Sağ ayaklı sen Osterwald'de sağ tarafta oyna. Daha tecrübelisin. Daha tecrübeli adam yani, daha zor yerde oynar. Evet. Yani daha sen ona o müsaadeyi bile vermedin. Onu aslında vermesinde fayda vardı. Doğru söylüyorsun hocam. Ferdi'den orta alanda bir müdahale. Top yeniden Ludogorets'li oyuncularda. Gökhan Hocam nasıl başladık ikinci yarıya? İkinci yarı Batshuayi nihayet sahneye çıktı. Kenardan bir tane vurdu. Ya bu maçta her an her şey olabilir. Yani Fenerbahçe de golü bulabilir. Ludogorets de golü bulabilir. Her şeye açık bir maç şu anda. İkinci yarı da öyle başladı zaten. Yine koşuyorlar, mücadele ediyorlar. Onu da gösteriyorlar. Ya Fenerbahçe yani aynı tempoda ilk yarıdaki gibi ön alana baskı yapmazsa gol atması zor. Ama ikinci yarıya sanki daha bir iştahlı başladı gibi görünüyor. Yani bilmiyoruz ilerleyen dakikalar neyi. Çok yeni hocam. Bir de yani sonuç böyle gitti müddetçe Fenerbahçe'nin oyununu değiştirebilecek kenarda oyuncuları var. Müdahale gelecektir. Müdahale gelecektir illaki ilerleyen dakikalarda. Yani ya baksana yine Ferdi atak önemli yapıyor yani. Başka atak yapan yok. Yapma biraz, açma be. Ferdi iyi taşıdı topu ama ayağından açtı. İki oyuncu baskıya geldi. Top kaybı. Foul sonrasında yani tek beteğe yapılan hareket faul. Osterwolde'nin hareketi sonrası hakem oyunu durdurdu ve sarı kartını çıkardı Jaden Osterwolde'ye. Osterwolde'nin de itirazları var. Biraz daha sakin olmak lazım. Hakem kararını verdi. Kartını çıkardı. Bundan sonraki dakikalar için de zaten riskli bir durum. Ama şu an için sakin olmasında Osterwolde'nin fayda var. Yani küçük de bir müdahale. Yani buna sarı kart gösterilecek bir durum yok. Yani. Neden buna sarı kart gösterilecek? Yüzünü tuttukları zaman hakemler sarı kart göstermek mecburiyetinde hissediyorlar kendini hocam. Doğru söylüyorsun. Bak yüzünü tuttu gene bir şey yok yani. Hemen hakem durduruyor oyunu, sarı kartı gösteriyor. Genelde surata gelen, elle yapılan müdahalelerde surata gelen pozisyonlarda sarı kartı gösteriyor. Küçük bir hamle bu arada. Çok küçük bir hamle. Ama şu da var. Geçseydi Osterwolde'yi bir kontra atakta olabilirdi. Hakem bunu da. Ya öyle geçecek bir durum yoktu geçti yani. Öyle bir durum yok. Topa ikisi de müdahale ediyor. Öbür sahada yok. Oradan sonra da ne şey olacak ki? 50. dakikadan çıkıyoruz. 51. dakikaya giriyoruz. Sol taraftan Ferdi Kadıoğlu'yla taç atışını kullandı Fenerbahçe. İsmail Yüksek şimdi. İsmail sol tarafta Tadiç'i düşündü. Geçmedi top. Tek Petey. Piotrowski top kaybı. Crespo yerde kaldı. Karar faul. Miguel Crespo'ya yapılan hareket sonrasında hakem oyunu durdurdu. Fenerbahçe'nin vites arttırması lazım. Gittikçe vites arttırması lazım ve de rakip alanda daha çok oynamaya gayret etmesi lazım. Fenerbahçe'nin bu vitesi arttırıp rakip alanda oynamaya çalışmasından sonra ilerleyen dakikalarda tabii ki İsmail Kartal'ın hamleleri olacaktır. Çok geç olmaması tabii ki temennimiz. Fenerbahçe kötü mü oynuyor? Oynamıyor ama karşısında temaslı oyundan çok yapmayı iyi bilen Fenerbahçe'yi... Kötü oynamıyor ama kazanmak için de bir şey yapmıyor. Ya kazanmak için bir şey yapması için gol bölgesindeki ayakların... Tekpetey ceza alanında Osterwolde karşısında Tekpetey yerde kaldı. Gol dengesini kaybetti. Bu Tekpetey ilk maçta zaman biliyorsun. Taçı o attı. Korneri o attı. Faul'ü o attı. Topu o sürdü. Topu o sürdü. Bütün her şeyi bu yaptı. Sanki tek başına Fenerbahçe'ye karşı oynadı. Ha, bugünkü maçta o kadar etkili değil yalnız. Evet, ilk karşılaşmaya oranla daha sönük ama yine de sorumluluk alan oyunculardan biri sağlık. Doğru. 52. Bak, dakikadayız. Demin biraz evvel ne kadar Fenerbahçe'nin birinci bölgesinde oynanırken 3-4 tane Bulgar takımının oyuncuları hepsi geride kalmıştı.
burada dikine oynamak, çabuk oynamak önemli. Orada biraz Fenerbahçe bunu biraz geç yapıyor. Rakip alanda daha çabuk, daha dikine, daha agresif oynamak lazım. Bunu biraz arttırırsa, bu oyunun şiddetini biraz arttırırsa bence gol yerlerinde istedikleri pozisyonları bulacak ve neticeye de ulaşacaktır diye düşünüyorum. Ama tedbiri de bırakmamak lazım elden her zaman. 53. dakika. Yusuf'tan pas sağ kanada. Ryan Kent rakip yer alanının ortasında taç çizgisine yakın bir noktada topla buluştu. Crespo ile paslaştı. İçeri kat etti, Ferdi'ye döndü. Ferdi Kadıoğlu pas atacak arkadaşını aradı. Pası sol tarafa. Dušan Tadić kontrol güzel. Dušan Tadić merkeze. Crespo kaleyi karşıdan gören bir noktada topu aldı. Geriye döndü Yusuf. Yusuf'tan Osayi Samuel. Fenerbahçe tüm atlarıyla Ludogorets yarı alanında sevgili seyirciler bu bölümde. İyi pas yaptı. Osayi Samuel ceza alanında abi yaptı ya. Ortayı. Savunmadan müdahale var. Seken top İsmail Yüksek'te. Ya. Ferdi Kadıoğlu geldi merkeze. Ferdi'den pas sağ kanada. Ryan Kent'i topla buluşturdu Ferdi. Kent rakibinden sıyrılamıyor. Topu uzaklaştırdılar ama seken topları Ferdi topluyor bu bölümde. Biraz riskli bir pas ama İsmail dikkatli, konsantrasyonu yüksek. Orada topu Yusuf'a kazandırdı. Ondan pas kaleci Dominik Livakovic'e. Fenerbahçe kendi yarı alanında top yapıyor sarı lacivertliler. Az sonra Ludogorets alanına geçecek. 312 pası var Fenerbahçe'nin isabetli. Ludogorets de bu sayıyı 157. Batshuayi'den pas isabetli değil. Tekpetey sol tarafa doğru döndü. Neyse ki topu kontrol edemedi Vidal. Caio Vidal top dışarıda, oyun taç atışıyla sürecek. Bu anlarda özellikle orta alanda top kaybı yapmamak şart. Çünkü kanatlarda hızlı oyuncuları var ve direkt dikine gidiyorlar. İlerleyen dakikalar daha da tehlikeli olabilir. Hani şey derler ya, yatmış pusuya bekliyor resmen. Evet, Tekpete bekliyor orada ya. Evet, hepsi bekliyor. Yani bir kontra yapalım, gol pozisyonu üretelim diye bekliyorlar. Fenerbahçe'nin çok dikkatli olması lazım o açıdan. Dušan Tadić'ten pas Ferdi'ye. Ferdi Crespo ile oynadı. Osayi Samuel hücuma destek verdi. Pas onun önüne. Bright Osayi Samuel Ryan Kent'e döndü. Kent'ten Crespo'ya. Crespo yaptı ortayı. Çok kötü orta. Top dışarıda out. Mia Zaitz'in koşusu vardı ceza alanında. Sol tarafta çizgiye yakın bir bölüme doğru hareketlenmişti Mia Zaitz. Ama topla buluşamadı. Son 6 dakika. Gol oldu oldu. 60'ta 3 tane oyuncu birden oyuna girer. Aynı fikirdeyim. Beklemeye gerek var mı 60'a kadar? Yani, hala yani oyunda çok ciddi bir planı vardır yok. İsmail Hoca'nın muhakkak. Hepimiz hocalık yaptık. Belli bir süre ikinci yarı başladı. Oyuncu oyuna ısındı, ısınmadı. Beklersin. 15-60'ta işler baktın aynı gidiyor hemen. Plan şu, hafta sonu maçı var. Tabii oynatıcı oyunlar da yani orada oynatacak. Yani oyuncuları orada banka oynatacak. Sokacak oyuncu. Yani yarım saat daha süre yeter onlara diyecek. Onlara belki biraz da antrenman olacak. Ludogorets mücadelesi. Fenerbahçe'nin burada büyük avantajı var. Önemli yani. Ben önemsiyorum bu gruptan. Yani ne mağlup kazanarak çıkmasını beklerim yani. Çünkü Fener'in hedefinin burası olduğunu, daha yukarı olduğunu düşünerek yani bu şimdi baktığın zaman maçın başından beri üstün olan taraf Fenerbahçe. Ama nereye kadar? Rakip ceza alanına gelene kadar. Orada önemli işleri yapacak oyuncular kenarda olduğu için pek başarılı olamıyor. İyi oldu. Batshuayi ceza alanında. Batshuayi sağına çekti. Aldı soluna. Batshuayi vurdu, top direkten döndü. İnanılmaz bir vuruş. Mişi Batshuayi'den dar açıdan sol ayağıyla çok sert vurdu Belçikalı ama top üst direkten geri geldi. Gole en çok yaklaştığımız an. Osayi Samuel. İki oyuncu onu karşıladı. Topu rakibine çarptırdı. Osayi Samuel. Top dışarıda. Oyun köşe vuruşuyla devam edecek. Çok iyi bir vuruşu izledik. Mişi Batshuayi'den sola çektiğinde acaba ne yapacak diye düşündüm. Kaleyi sol ayağıyla da çok öyle. Yani biraz vitesi yükseltince işte yapabiliyorsun. Demek ki yükselt biraz. Ceza sahasının içine topla buluştu mu kimseye vermiyor zaten. Evet. Direkt şut atıyor hemen. Osayi Samuel döndü sağ tarafa. Fenerbahçe'nin baskısı bu bölümde iyi. Ryan Kent yaptı ortayı. Hop. Crespo indirdi. Gol pozisyonu. Müdahale var. Seken top. İsmail'de. İsmail döndü sağ tarafa. Osayi Samuel.
Yerden oynadı Tadiç'e doğru. Top kaybı. Ludogorets'li oyuncular araya girdi. Yine kontra atağa çıkmak istiyor Ludogorets. İsmail'in müdahalesi yeterli değil. Piotrowski topla buluştu. Taşıdı Polonyalı. Sağ tarafa döndü. Ludogorets Fenerbahçe yarı alanına ikinci yarıda bu kadar kalabalık gelememişti. Fenerbahçe yeniden çok kazandı kupu. Batu Şuay yerde. Hakem avantajı oynattı. Pas Ferdi'ye. Ferdi sol tarafta topla hareketli. Ferdi'den pas. Hakem topsuz alanda faulü tespit ediyor. Yerde kalan bir Ludogorets'li oyuncu vardı. Bu düdükle birlikte Fenerbahçe'nin hızı da kesilmiş oldu. Hakem ama yalnız burada hata yaptı. Ne? Yani önce avantajı oynattı. Ama görmedik hocam pozisyonu. Hayır, burada yani verdiği faul de yanlış faul. İkisi yan yana koşuyor, çarpıştılar. Bilerek hücum yapan oyuncu niye nasıl faul yapsın yani ki yani? Hücum yapan oyuncu faul yapmaz ki. 1-0'lık Ludogorets üstünlüğüyle oyun sürüyor. Hocam bilmiyorum katılır mısınız? 58. dakikadayız. Bu 13 dakikalık dilim Fenerbahçe'nin maçta en iyi göründüğü periyot oldu sanki. Ya Fenerbahçe'nin zaten Ludogorets'in üstünde bir baskı ve diri olduğunu hepimiz gözlemliyoruz. Fakat Fenerbahçe'nin işte geride olmanın getirmiş olduğu bir stres var. Golü yapma stresi. Bir an evvel golü bulmak için pozisyon üretmekte zorlanan bu arada bir Fenerbahçe var. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin bugün seçtiği bu oyun bir şekilde Fenerbahçe'yi galip getirmeye çalışmalı. Çünkü hafta sonunda oynayacağı Adana Demirspor maçı ve bununla beraber Trabzonspor maçından sonra bu maçın mağlup bitmesi, Adana Demirspor gitmesi, bu işin bir biraz psikolojik tarafı da var. Bu yüzden bence Fenerbahçeli oyuncuların kafasında ve İsmail Hoca'nın da kafasının köşesinde muhakkak böyle bir şey de var. Ama oyuna baktığımız zaman Fenerbahçe mağlup olmak istemeyen ve de oyundaki kalitesini daha fazla hissettirmeye çalışan taraf olarak görüyorsun. İki tane başladığından beri ikinci yarı iki tane atak var. Başşuay ile gelişen. Bir de yan ortadan gelen bir top var. O gol olabilirdi. Yani Ludogorets Başşuay oyundan yani, çıkmamak için biraz vites yükseltti mi acaba Cem abi? Hissetti acaba galiba. Yani. Çünkü ya Raikkonen yok piyasada. Ya başka yerde oynamıyorsun bari burada oyna yani. Ayşe, alıcın çıksın Avrupa yani, piyasası. Raikkonen piyasada çıksın. Yok ya. Yani şurada Raikkonen ile ilgili en ufak bir herhangi bir pozitif bir şey söyleyemiyoruz. Sıkıntı burada ki halbuki ben açıkçası onun sonradan girdiğinde oynuyor mu ikinci devre? Değişti mi? Hani ben daha top ayağına değdiğini görmedim. Yani böyle bir şey yok. Hani sen ya söyleyince ben de yanlış bir söylem mi getirdim diye derim. Ha işte topla buluştu gene. Hadi bakalım. Ya bizim topla birlikte hareketli. Faul. Arkadan rakibini itti Raikkonen. Faul bekledi. Ludogorets boyu köşe vuruşuyla devam edecek. Ha, faul vermedi. Çok iyi. Vermedi ya. İlk defa vermedi. Bekle dedi. İtirazından ötürü de bir de sarı kart gördü. Caio Vidal. Fenerbahçe korner kullanacak. Oyuncu değişikliği var galiba. Dušan Tadić sağ taraftan köşe vuruşunu kullanacak. Raikkonen koluyla rakibini biraz itmiş. Bunlara faul vermiyorlar galiba artık Cenol. Avrupa'da zaten yok ya. Faul yok ki. Abi bunlar yani sağ taraftan köşe vuruşu kullanılacak. Dušan Tadić. Tadić yaptı ortayı. Karşıladı topu. Ön direkte Ludogorets savunması. Top tekrar Tadiç'te. Dušan Tadić soluna çekti. Dušan Tadić baskı altındaydı. Ceza alanı dışına. Vur. Batu Şuay'ı sol ayağıyla vurdu top dışarıda. Bir korner daha. Köşe vuruşu kullanacağız. Kaleci çıkardı galiba değil mi? 61. dakikadayız. Kaleci Suluga kalesinde dikkatliydi bana. Sanki savunmadan bir müdahale var gibi geldi bakalım. Savunmadan savunmacı müdahale var. Evet, savunmaya çalışmış. Top dışarıda ama az farkla dışarı çıktı. Şimdi Tadić kullandı korneri. Karşıladı topu Ludogorets savunması. Ferdi Kadıoğlu yaptı ortayı. Russo seken top Yusuf'ta. Yusuf zorladı ceza alanı. Vuruşunu yaptı. Savunmadan sekti top. Geriye dönmek lazım. Piotrowski sol tarafa bıraktı. İyi koştu aslında Fenerbahçe geriye. Bir kontra hata dönüşmesine izin vermedik bu fırsatın. Nedyalkov yerden oynadı Vidal'e doğru. Vidal sağ dışında yerde. İsmail geldi, topu kazandı. Ve şimdi sarı lacivertleri atağa kaldırmak istiyor.
Gökhan Hocam, baskımız var ikinci yarıda. Yani Batshuayi biraz kıpırdadı ama ceza sahasının içine girdim. Hakikaten kimseye vermiyor. İki tane pozisyona girdi. İkisinde de Batshuayi'nin şutu vardı. Pozisyonu yakaladı mı? Batshuayi biraz daha kendini oyuna soktu. Gol atmak istiyor. Herhalde uzadıkça eğer gol olmazsa çıkacağının farkında. Bunun yanında Ferdi oyunu oldukça zorluyor. Osayi oyunu zorluyor. Hakikaten çok zorluyorlar. İsmail Hoca'nın da oyuna müdahale etmesine bence az kaldı. Yani bir 5 dakika içinde oyuna müdahale edecek diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe ikinci yarı istekli. Evet. Yani Ludogorets'e de kontraya da fazla pozisyon vermiyor. Biraz önce dediğin gibi yani kontra yakalandı ama geriye doğru 4-5 tane oyuncu aynı anda koşmaya başladı, evet, ve kesmeden. Bu da önemli bir özellik. Şu anda dediğim değişiklik gibi. Değişiklik var. Ryan Kent kenara geliyor. İrfan Can oyuna dahil oldu. Mia Zaitsin yerine de Szymanski oyuna girdi. Dakika 63. Bence daha erken bile yapılabilirdi bu değişiklik. Yani 3 bekliyorduk. 2 tane yaptı İsmail Hoca. Yani zaten Raikkonen belliydi olmayacağı. Szymanski'nin performansı hep yüksek olduğu için, fizik gücü iyi olduğu için onu daha erken de kullanabiliyor yani. Bak Cengiz de hoca demek bu maçı kazanmak istiyor böyle bir değişiklik yaptığına göre. Cem Hocam, nasıl yorumlarsınız değişiklikleri? Ya biraz evvel konuştuğumuz şeyler yani, bu iki oyuncuyu da zaten öncelikli olarak gireceğini söylemiştik. Gol olsun. Dušan Tadić kullandı korneri arka direğe doğru. Oraya giden oyuncumuz yoktu. Ludogorets savunmasından seken top yeniden Fenerbahçe'de. Crespo geriye döndü. İrfan Can, Osayi Samuel pası sağ tarafa. Dušan Tadić. Tadić merkeze döndü. İrfan Can, devam edebilirsiniz hocam. Ben değişiklikleri tam zamanında olduğunu düşünüyorum. Gerçekten oyun artık ikisini de çağırıyordu ve de bu iki oyuncuyu da değişmesi gerektiği oyuncuları da isimlerine kadar söylemiştik biz burada bütün arkadaşlar. Bakalım oyuna gelinen, yapılan bu hamleler nasıl bir cevap verecek oyun bu değişikliklere. Ben olumlu olacağını düşünüyorum. Daha sonraki bir 10 dakika sonra da tekrar yeni bir hamleler daha İsmail Kartal'dan, eğer oyun böyle giderse tekrar başka bir hamleler de bekliyorum. Ne dersiniz hocam? Daha fazlasına ihtiyaç var mı değişiklik için? Zaten söyledik, 5 dakika içinde oyuncu değiştirecektik. 3 dakika içinde değiştirdi. Şimdi eğer bu sonuçta 5-10 dakika daha gene sonuç alamazsa bence gene 2 tane daha oyuncu sahaya atacak bu sefer. Bu sefer Cengiz'den ümitliyim yani. Cengiz'i sen en de sonuna sokacaksın. Şöyle yani. Cengiz'i neden almadı biliyor musun? Hala maç 1-0 olduğu için yani antrenmansız İsmail Hoca'nın belli ki bir maçı kazanma arzusu var. Yani var tabii, her hoca kazanmak hocam ister. İlla ki var da yani Cengiz gibi uzun zaman oynamadığı yani için. Aç oyuncu yani, bir şeyler Cengiz'i yapması lazım. Cengiz'i belki son 15 dakika falan alıp fiziksel olarak. Son 15 dakika belki, eğer yeniden sakatlanmasın diye düşünüyorsa onun için. Yoksa öyle, oyunu öyle kazanmak istiyorsa ve Cengiz'i de kazan. Çünkü bu uzun baskı sonrasında Szymanski ile topu kazandık. Batshuayi gidiyor. Batshuayi yerden oynadı Szymanski'ye doğru. Geçmedi top. Sonrasında Batshuayi'nin rakibine baskısı var. Faul kararı var. Batshuayi şut atmayınca, kaleye şut atmayınca pas da vermiyor. Önce bu da pası vermeye çalıştı da vermiyor. Yani içinden gelmiyor. Biraz daha erken topu ayağından çıkarabilirdi Mişi Batshuayi. Sonrasında da rakibine faul yaptı. Oyun devam ediyor. Ludogorets'in 1-0'lık üstünlüğü var. İkinci devrede Ludogorets'e pek nefes aldırmadı Fenerbahçe ama bu üstünlüğü skora da yansıtmayı başaramadı sarı lacivertliler. Hocam, maçın gidişatına baktığınızda sizce sahadaki oyuncular arasında kilit rolü üstlenebilecek Fenerbahçeli kim? Yani şu anda Szymanski oyuna girdi, İrfan Can girdi. Bunların girmesi demek direkt netice oyuncusu bunlar. Yani hep skor yapabilen oyuncu bunlar. Ligde, konferans liginde oynadıkları bütün her yerde skor yapıyorlar. İsmail Hoca böyle bir değişikliği. Piotrowski ceza alanına girdi sol taraftan. Osterwolde'den kritik bir hamle var. Sonrasında top dışarıda, taç bizim. Devam edebiliriz. Böyle bir değişikliği yapmasının ana temel öngörüsü bu İsmail Hoca'nın. Yani Szymanski de neticeyi değiştiriyor. İrfan Can da değişiyor. Yani bir 10-15 dakikada eğer böyle devam ederse
Tahmin ediyorum buraya bir Dzeko da lazım olabilecek gibi görünüyor. Çünkü bu maçı kaybetmek istemediğini bu iki oyuncu değişikliğiyle İsmail Hoca'ya gösterdi. Yalnız enteresan bir şey söyleyeyim. Yusuf sanki uzun yıllardan beri burada oynuyor gibi. Yani Osterwalde'den bana göre performansı daha iyi. İyi bir stoper olacak. Yerini genç biliyor. Kardeşimiz yerini biliyor. Ayakları çok temiz. Sol ayak. Topu oyuna sokuşu falan her şeyi çok iyi. Yani inşallah böyle devam eder. Fenerbahçe'de de bu formayı almak öyle kolay bir şey değil. Bu tür zamanlarda böyle şansları yakaladığın zaman bırakmayacaksın. Evet. Ama işte biz Raykent ve Batshuayi'den aynı böyle dönemlerde yakalıyorlar bu formayı. Bu şansı bulamıyorlar. Aslında bu konferans liginin en iyi oyuncusu Fenerbahçe'de olmayışı belki de bunlara sıkıntı. Joshua King. Yani bu konferans liginin en önemli oyuncusuydu. Bu arada faul bekledi Ludo Goretz. Oyunun devam etmesini istedi hakem. Osay Samuel'in müdahalesi sonrasında itirazları oldu Bulgar ekibinin oyuncularının. Oyun devam ediyor. Verdon vurdu kafayı. Top dışarıda. Taç. Oyun taç atışıyla sürüyor. Top Fenerbahçe'nin. Pozisyon bir kez daha ekrana geliyor. Caio Vidal ve Osay Samuel'in mücadelesi. İkinci açıya bir daha bakalım. Osay Samuel. Hakem bizi biraz kollamış. Burada, evet, Osay Samuel bayağı şanslı bu pozisyonda. Kesinlikle. Tekbetey sağ tarafa bıraktı. Şimdi orta geldi. Uzak direğe doğru. Neyse ki orada bozduk. Evet, bozduk. Bravo Yusuf. Gördün mü Yusuf gene ya. Ekibini. Zamanlamasıyı, duruşuyu. Aferin Yusuf'a. Ludo Goretz yine etkili geldi. Hocam ikinci yarıda tam bir Fenerbahçe hakimiyeti izledik ama son 5 dakikadır Bulgar ekibi de oyuna girdi. Ya zaten Bulgar ekibi gerçekten topları kaptığı zaman nasıl yani bıçak gibi çıkıyorlar ya. Acayip bir şekilde yani Fenerbahçe'nin üstüne öyle bir yükleniyorlar ki hem dikine ve agresif deparlarla ve atak sonlandırıyorlar. Tekbetey kullandı korneri. Etkili de bir orta. Etkili orta. Savunmamızın müdahalesi var. Top dışarıda. Oyun köşe vuruşuyla sürecek. Ludo Goretz'in oyun iştahı da iyi. Yani Fenerbahçe kötü bir oyun iştahı yok. İyi oynuyor. Oynama isteği de çok yüksek. Ama Ludo Goretz de Fenerbahçe'nin bütün bu oyun isteğine karşı çok iyi cevap veriyor. Ve de birebirlerde özellikle geniş alanda Fenerbahçeli herhangi bir defans oyuncusunu yakaladığı zaman her an tehlike yaratabilecek gibi bir izlenim bırakıyor açıkçası. Bu yüzden de mesela şu anda 5 dakikadan beri Fenerbahçe'nin ceza sahasının içerisinde sağdan soldan. Tekbetey korneri kullandı sağ taraftan. Evet. Tekrar aldı topu Tekbetey. Yerden sert gönderdi içeri. Osterwolde'den müdahale var. Seken topa yine kafayı vurdular. Batshuayi çok güzel aldı topu önüne. Batshuayi'den nefis bir pas sağ tarafa. Crespo çekildi arkadan. Faul kararı var. Bir de kart gelecek Russo'ya. Sarı kart Russo'ya çıktı. Ludo Goretz'te 1-0'lık ev sahibi ekibin üstünlüğüyle oyun sürüyor. Kaç dakika oldu şimdi? 70. dakikadan çıktık 71. Tekbetey oyundan alınıyor. Değişiklikler var. Ev sahibi takımda aktaracağım şimdi size. Tekbetey kenara gelen oyuncu Ludo Goretz'te. Memnun muyuz bu değişiklikten? Biz memnunuz. Evet. Duah da kenara geliyor. Aslında maçı anlatan spiker memnun değildir. Çünkü ne zaman top gelse Tekbetey deyip geliyordu değil mi? Evet. Tekbetey topla oynayan oyuncuydu. Spas Delev ve Ruvan oyuna dahil oluyor. Hücum oyuncularını değiştirdi sevgili seyirciler. Spas Delev de 34 yaşında Bulgar oyuncu. 3. sezonu oyuna dahil oldu. Ruvan 22 yaşında Brezilyalı. Ligde de süre alan ve skor katkısı veren oyunculardan bir tanesi Brezilyalı futbolcu. Dušan Tadić
Dušan Tadić topu ceza alanına gönderdi Şimanski'ye doğru. Savunmadan müdahale var. Piotrowski yerde. İrfan Can kazandı topu. Ferdi ile oynadı. Ferdi, Crespo, İsmail Yüksek şimdi orta alanda top yapıyor temsilcimiz. İsmail'den pas Crespo'ya. Crespo rakibi karşıladı onu. Döndü İsmail'e. İsmail Yüksek. 72. dakikadan çıkıyoruz. 73. dakikadayız mücadelede. Osterwolde döndü sol kanada. Ferdi Kadıoğlu. Fenerbahçe yerleşti yine rakip yarı alana. Şimanski. Boşluk arıyoruz. Ludogorets savunmasında. O boşluğu onlar da vermemek için tabii ki büyük bir konsantrasyonla mücadelelerini sürdürüyorlar. Crespo, Osterwolde. Yalnız Osterwolde, buyurun hocam. Çok iyi savunma yapıyor, çok iyi kapanıyor. Yani şu ana kadar net bir gol pozisyonu da Fenerbahçe'ye vermediler. Yani savunma anlayışları çok iyi. Batshuayi'nin dar açıdan iki vuruşu var. Direkten yani, dönen, direkten dönen bir top var ama o net pozisyon sayılmaz yani. O birebir de bireysel özelliklerinden geçip yaptığı bir şey. Evet. Yani savunmada açık vermeden oynuyorlar. Sizin bahsettiğiniz şey organize bir hücum. Sonucu bulunan pozisyon öyle bir şey. Yani veya Ludogorets'in savunmada vereceği açıklar ki bugüne kadar şu ana kadar hiç vermediler bu açı. Bireysel çalımlarından, özelliklerinden Batshuayi'nin attığı 3 tane şut var birisi ceza alanının dışında. Yani öyle bir hata, savunmada bir kademe hatası, bir yanlış duruş hatası yapmadılar şu ana kadar. Temenni ederiz ki bu saatten sonra yanlış duruş hatası yapsınlar. Savunmada da açık versinler, inşallah biz golü bulalım. Bu arada Kulüp Brugge'nin Lugano karşısında 1-0'lık üstünlüğü var ki eğer mücadele böyle noktalanırsa Kulüp Brugge zaten gruptan çıkmayı garantiliyor. Bir kere daha kontrol edeyim bu bilgiyi paylaşmadan önce. Garantiliyor. Bodo Glimt 7 puanda, Beşiktaş 1 puanda kalmış oluyor. Yani 2 maçını kazansa bile Beşiktaş bundan sonra gruptan çıkamıyor. Avrupa'ya veda etmiş oluyor. Çünkü ikili averaj Bodo Glimt'te zaten 2 maçı da kazanmıştı Norveç ekibi. Beşiktaş için iyi bir gün olmadı bu kesin. Dušan Tadić solda topla buluştu. Şimanski ile oynadı. Şimanski cezalarını zorladı. Şimanski, Tadić tekrar Şimanski'yi düşündü. Faul kararı var. Acaba oynatacak mı diye baktım hakem. Çok oynattı bugün. Ama burada karar faul. Dakika 75. Cem Hocam normal sürede son 15 dakikaya doğru gidiyoruz. Özellikle maçın sonlarına doğru ceza sahası içerisindeki sorun çözebilecek oyuncu Şimanski. Ben açıkçası Şimanski ile beraber Tadić de sanki ona bir uyum sağlayacak gibi düşünüyorum. Şu anda iki tane oyuncu değişikliği de. İki tane oyuncuda tekrar yine değişiklik var, evet. Kimler onlar görebiliyor musunuz? Umut Noel galiba, Cengiz de o galiba. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Batshuayi'ye doğru uzun gönderdi. Karşıladı topu Nedyalkov'la Ludogorets. İrfan Can dokundu. Osay Samuel yerde. Nedyalkov'un sarı kartı var. 76. dakika. Osay Samuel. Bak, onun müdahalesiyle yerde kalmıştı. Hakem de biliyor sarı kartı olduğunu. Cengiz Ünder ve Umut Nayır oyuna dahil oluyor. Dušan Tadić kenarda. Ve oyundan çıkan diğer oyuncu da Miguel Crespo. Yani orta alanı biraz boşalttık ama bu riski herhalde almak gerekiyor kazanmak tabii için. Tabii ki yani maçı kaybetmek istemediğinin göstergesi bu İsmail Hoca'nın. Zaten ilerleyen bir oyunu sonlarında orta saha yapacak. Güçsüz değil şimdi. Şimanski büyük hocam, bir ihtimalle İsmail'le ikisi alacak. O üç tane yani defansif oyuncudan şimdi hücum tarafına doğru yöneliyor. Tabii ki orta saha güçsüz değil. Yani yok yok İsmail. Şimanski aynı görevi tabii yapabileceği mesela, için diyorum evet, sana. Evet, bir de mesela İsmail kırmızı kartlı, cezalı. Oyunu sonuna kadar kullanacak İsmail'i. Evet, Demirspor maçında yok İsmail. Osterwolde. Osterwolde'den pas İrfan Can'a. Ferdi Kadıoğlu. Şimanski. Ayak koydu Ludogorets'li oyuncular. Seken topa İrfan Can koştu. Ve İrfan Can hareketinde karar faul. Dakika 77. Bunun nesi faul ya? Herif sırtını koyuyor, yer atıyor kendini ya.
itmiş onu. Geri zekalı. Zaten bir de şey. Abi biz burada yayınlıyoruz. Bir de şey var. Bir de şey var orada itmesiyle beraber rakip de zaten futbolcu onu hissettiği zaman o da çok kolay bıraktı. Tabii kolay bırakıyor. Yani öyle düşmez ki ama. Evet. Yani ben halı sahada olsam kendimi öyle yere atmam. Evet. Kerem. Yani atıyor o da sarı kartı veriyor ya. İrfan ona bir şey yapmadı ki ya fazla. Ya evet. Elini koydu diye faul verdi ya. Kolay bıraktı biraz kendisini. Çok kolay bırakıyor. Hakem de hemen veriyor. Sarı kart gösterdi miydi Fana? İtirazdan dolayı gösterdi. Zaten bizim oyuncu en büyük problemi o. İtirazı bir türlü önleyemiyor. Bu itirazdan yani kart yemek hep başımızın belası. 78. dakika. Delev Ferdi ile mücadelesi. Hakem taç atışıyla oyunun süreceğini dile getirdi ve sol taraftan taçla oyuna devam edeceğiz. Dudo Goretz'te değişiklik var. Münir Şua oyuna dahil olacak. Şey değil mi? Çift forvete döndük biz herhalde değil mi? Umut evet, Nayır'la beraber Başak'ı. Onun arkasında da İrfan Can, Şimanski, evet. Cengiz var. İsmail'i tek başına bıraktı şeyde dörtlünün önünde. Yok İsmail ile Şimanski yan yana oynadı. Yani ya. Yan yana değil biraz daha yok, çok yok. Tabii. Yok bak da bak öyle oynuyor. Hayır Şimanski daha çok. 4-4-2 olduk. Değişiklik Ludo Goretz'te 79. dakikadayız. Münir Şua'yı da ligimizden tanıyoruz. Daha önce Kasımpaşa ve Başakşehir formaları da giydi. Açık alanda epey etkili, dikkat etmemiz gereken bir oyuncu diye düşünüyorum. Tabii masanın hocam. Üstünde çalım atan oyunculardan burada. Evet. Allah. Ferdi sektirdi. Delev neyse ki anlaşamadı Ludo Goretz'te oyuncular. Yusuf topu uzaklaştırdı. Umut Nayır. Umut topu kontrol edemedi. Uzaklardan bir vuruş. Top farklı şekilde dışarıda. 79. dakikadayız sevgili seyirciler. Karşılaşmada artık son bölüme doğru gidiyoruz. Oyun 1-0'la devam ediyor. Hocam değişikliklerden sonra beklediğimiz reaksiyonu görebildik mi? Beklediğimiz reaksiyona biraz daha zamana ihtiyacımız var. Göremedik. Göremedik daha açıkçası. Yani dediğim gibi reaksiyon bekliyoruz artık. Çünkü elindeki bütün silahları, bütün cephaneliği kullandı hoca. Arkasından hepimizin beklentisi o reaksiyonlar. Özellikle tabii... Umut Nayır olsun, Batshuayi olsun, defansın oradaki bütün balansını bozabilecek, her türlü hamleleri yapabilecek oyuncular var. Cengiz, İrfan Can, Şimanski. Yani rakip ceza sahasında hem usta ayaklar bunlar, hem de pozisyon yaratıp penaltı alma özellikleri de var. Yani oradaki çok çabuk hareketleri rakibinden önce düşünüp, rakibinden önce çabuk hareket edip orada kendilerine pozisyon yaratırken rakibin hamlesini de hesaplayarak orada kendilerine şans yaratabilecek oyuncular. Bekliyoruz, görüyoruz. Göreceğiz açıkçası. Gene rakibin sahasında oynanıyor ama evet bu final pasları önemli. Final paslarına çok dikkat etmek lazım. Final paslarında mümkün olduğu kadar ceza sahası ve altı pasının içerisinde oyuncuları iyi buluşturmak lazım pozisyon üretmek için. Çünkü artık ipin boyu kısaldı. 10 dakika işte bir 10 dakikada şey olsa ekleme olsa 20 dakikalık 15-20 dakikalık bir süre kaldı. Fenerbahçe'nin buradan psikolojik olarak iyi çıkması için dönmesi için mağlup olmadan gelmesi lazım. Bunu da yapacak hem kadro kalitesi hem oyun gücü olan hep onu da söylediğimiz dillendirdiğimiz bir. Bu arada Delev evet. Cezalının dışından denedi şansını, top dışarıda. Hocam Ludo Goretz pozisyon verme. Yani Fenerbahçe evet. Değişiklikleri yapıyor doğru. Ama maç uzadıkça Ludo Goretz'in direnci artıyor. Kazanma isteği artıyor. Direnci de artıyor. Maçın başından beri öyle pozisyon vermedi hakikaten. Defansı çok doğru yapıyorlar. Eğer bu maçı da Fenerbahçe kaybederse Türk takımları için kabus dolu bir hafta olacak. Kabus haftası olacak. Yani 3 takımımız 3'ü de mağlup. Evet. Kabus dolu bir hafta olacak. Ferdi'den ters tarafa doğru, Cengiz'e doğru uzun bir top. Top kaleci Suluga'da kaldı. Şenol Hocam 82. dakikaya geldik. Değişikliklerden beklediğimiz reaksiyonu alamadık. Alamadık. Çünkü Ludo Goretz aynı şekilde oynuyor. İkinci yarıda
Luna Gores'in de pek ata yok yani. Tamamen kendi alanlarına kapandılar, bekliyorlar. Ara sıra kontratakla gol bulabilir miyiz, çıkabilir miyiz onun peşinde. Ben ikinci devre korner falan attıklarını da zannetmiyorum. Ofsayta düştüklerini falan da zannetmiyorum. Yani bu saate kadar onlar da skoru korumaya yönelik tamamen bir oyun anlayışları var. Ama Fenerbahçe de burada sadece başlayan şutların dışında üretken bir durumda olmadı. İrfan, Şimanski ve Umut'tan bir katkı şu ana kadar Fenerbahçe takımı alamadı. Biz almasını bekleriz. Yani daha bir 10 dakika var. Uzatması falan da 82. dakika. Ama hala bir üretkenlik göremiyoruz. Ludogorets takımı defansını o kadar iyi, savunmasını çok iyi yapıyor. Doğru yapıyor. Hem kalabalık hem de hem agresif hem de alanını iyi kapatıyor. Birebirde de temas oyunda mümkün olduğu kadar oyun kuralları içerisinde, hele özellikle de kendilerine tehlike yaratmayacak şekilde orada çok doğru yapıyorlar. Ve Fenerbahçe'nin bugün şu ana kadar bütün usta ayaklarına herhangi bir pozisyon vermediler. Çok istek ve arzusuyla beraber oyunu doğru götürdüler. Yani planladıkları Fenerbahçe'ye karşı nasıl oynanması gerekiyorsa, eğer galip geçerse nasıl oynanması gerekiyor veya mağlup duruma düştüğünde veyahut da oyunu aynen bu şekilde devam ettirmesi nasıl gerekiyorsa, ona karşı planlarından bir tanesini bence iyi uyguluyor şu ana kadar. Fenerbahçe'nin istekli ve coşkulu oyunu biraz daha, artık oyunun sonlarına doğru biraz daha agresifliğini arttırması gerekiyor. Hocam, son bölümü siz olsanız Ceko ile oynar mısınız bu maçta? Oynarım. Oynarım. Yani kaybetmemek ne olursa olsun tabii, önemli. Aynen. İki maç üst üste kaybetmiş oluyorsun. Ya yani 19'da 19'da maç kaybedilmez. Maç kaybedilmez. Özellikle de artık sen Trabzon maçını kaybetmişsin. Adana Demirspor maçına gideceksin. Adana Demirspor'dan sonra bir milli maç haftası olacak. Kötü mü oynuyorsun? İyi de oynuyorsun. Evet, ama yani bunun yetmediğini zamanda Fenerbahçe'nin de artık bu kadar yetenekli silahlarının da devreye girmesi lazım. Bunu istiyor herkes. Cengiz Ünder'i evet hepimiz merak ediyoruz. Süre aldı, alıyor ve de oyuna katkısının olmasını bekliyoruz. Keza İrfan Can'ın öyle. Belki yani Ceko hamlesi ben bekliyorum açıkçası. Yani hocanın muhakkak bir, bilmiyorum, kaç oyuncu değiştirdik şu anda, bir tane daha var değil mi? 4. Yani bir hamle daha yapabilir hocam. Bir hamle daha yapabilir. Yani şu anda kulübeye bakarsan yapacağı tek hamle Ceko. Yani bu son 10 dakikada yani duran top olur, korner olur, yüksek toplarda etkili olabilecek tek oyuncu. İnşallah ona iş düşmeden skoru alabilir Fenerbahçe. İrfan Can kalabalığın arasına girdi. Topu kaybetti. Sonra arkadan gitti, böyle rakibine bir temas edecekmiş gibi göründü. Ama neyse ki yapmadı öyle bir ben şey. Zaten sarı kartı var. Şeylerinden evet korkuyorum da açıkçası, biliyor yapıyor musun? Yani bazen hani o zaman işte şey oluyor, nabızlar yükseldiği zaman evet, insan her hareketinin doğru yapmasını bekleyemiyorsunuz. Foyla değil mi ya? Delev'den bu arada uzun bir pas. Osterwolde topu taca attı. Bu arada geriden geldi ve bayağı iyi hızlandı. Bak ben geçen gün de yani söyledim bunu canlı yayında. Osterwolde'nin 100 metrede kolay kolay kimse geçemez. 50 metre, 80 yani daha doğrusu, hı-hı, o metrelerde, uzun metrelerde yani, hı-hı, futbol içerisindeki kabul edilen uzun metrelerde kolay kolay geçemez. 10 metrede? Bir şey demiyorum. Herkes geçer diyor. Zaten futbolda işte öyle Cengiz kısa. Cengiz geçer. 10 metrede, 5 metrede ama bir çıkışta geçer. Ama ben sana mesela geniş alanda böyle bir silahın varsa önemli bir şey Şenol. Yani atletizm için iyi bir şey. Livakovic aldı topu. 86. dakikadayız. Dominik Livakovic hemen sağına döndü. Yusuf orada. Yusuf topla birlikte çıktı. Hocam son bölüme geliyoruz. Gökhan hocam nasıl bir senaryo beklentiniz var? Vallahi ikinci yarı biz değiştireceğiz dedik ama Ludogorets defansta öyle iyi durdu ki İsmail Hoca'nın bütün değişikliklerine rağmen pozisyon vermeden devam ediyorlar. Öyle ya da böyle dakika oldu 85. Yani Fenerbahçe'nin eğer burada beraberlikle veya kazanıp dönmek istiyorsa bu saatten sonra çok daha fazla zorlaması lazım. Ceko değişikliği olur mu olmaz mı onu bilmem ama
Ludo Gores defansta hakikaten sağlam duruyor ve ayağı paslarla da çıkıyor esasında. Yani son anlarda. Ve Fenerbahçe'nin iyi bir tarafı var ama kontra yakalanmadı hala. Evet. Bu çok önemli bir özellik. Hakikaten 3 tane oyuncu bir şekilde dönüyorlar ve isteyerek dönüyorlar. Demin Oston Vardy'nin o geriye attığı Deparakan giriden gelip geçmesi bence yani Oston Vardy genç iyi bir transfer gibi duracak gibi duruyor şu anda. İrfan'dan orta ceza alanına doğru seken topa Ferdi gitti ama ne kontrol etti topu Ferdi ne iyi bir pas aktarabildi. Piotrowski Osterwold'e mücadelesi top bizden çıktı. 88. dakika Ludogorets sağ taraftan taç atışı kullanacak. 1-0'lık üstünlüğü Bulgar ekibinin devam ediyor. Hocam bu kadar üst üste kazanılan maçtan sonra eğer buradan Fenerbahçe yenilgiyle dönerse üst üste ikinci yenilgisini almış olacak. Yani bu çok alıştığımız bir tablo değil. Açık söylemek gerekirse. Bu mağlubiyetlerin takım üzerinde bir etkisi olur mu? Oyuncular bunun farkındaysa bir ekstra eforla tutunabilirler mi maça? Şöyle şu maçın gidişatı yani Fenerbahçe için kötü bir gidişat değil skor dışında. Hı hı. Oyunu tamamen kontrol elinde. Yani tesadüf bir gol, uzaktan atılan bir golle beraber bu skor alıyor. Biz geçen haftaya gelinceye kadar ne diyorduk? 10'da 10'u yapan ligde, Avrupa'da 9'da 9 yapan bir takım. Yani bugün de inşallah böyle bitmeyecek, mağlup en azından olmayacak. Demek ki o seriler artık bitti, yeni seriye başlaması gerekecek bundan sonra eğer böyle olursa ki. İnşallah daha süre var. Yani Fenerbahçe burada bir netice alacağı umudunu hala ben taşıyorum. Çünkü her an her golü atabilecek oyuncular var elinde. Şimdi Delev sağ tarafta açtı topu ayağından. Ferdi geldi yine kapattı orayı ama seken top Delev'de kaldı maalesef. Orta alandan şimdi çıkmak istiyor. Ludogorets, Gonsalves baskı altında kaptırmadı topu. Yerden oynadı. Osay Samuel ilk müdahalesi başarılı değil. Kvan yerde kaldı. Faul bekliyor. Ludogorets oyun sürüyor. Bu sefer Şimanski'ye yapılan sert bir müdahale var. Hakem oyunu durdurdu. Piotrowski'nin faulü sonrasında. Top Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic hemen geldi oyunu başlattı. Ama yerde yatan bir oyuncu var. Ludogorets'te Ruan 99 numaralı formasıyla yerde kalan isim Osay Samuel'le girdiği mücadele sonrasında şimdi ayağa kalktı. Serbest vuruşta hızlı bir şekilde paslaşarak kullandık ama Ludogorets o düdüğün de çalmasıyla beraber kendi alanına zaten yerleşmişti. Uzun bir pas Fenerbahçe yarı alanına doğru. Osterwold araya girdi. Pası Yusuf'a, Yusuf Akçiçek. Merkeze İsmail oynadı. İsmail orta alanda baskı altında ayak koydular ama seken top Osay Samuel'de. 90. dakikadayız. Bakalım ne kadar uzatma gelecek maçın sonuna. En azından bir 4-5 dakikası olmalı. Belki daha fazla bile olabilir. Bakacağız. Şimanski merkezde pası sağ tarafa. 3 dakika. 3 dakika uzatma. Son dönemde alışık olduğumuzun. Biraz daha dışında tamam oyun çok çok fazla durmadı ama. Zaten 4 tane oyuncuyu Fenerbahçe 3 dakikada yaptı. 3 değişiklik onlardan, 4 değişiklik Fenerbahçe'den. 3 dakika uzatma, 3 umut dakikası. Ferdi Umut'la paslaştı, aldı topu. Ceza alanına şimdi doğru kötü dönmek şimdi istedi. Batshuayi'ye geçmedi top. Orada bitirmek lazım. Umut Nayır'dan baskı, Münir. Ferdi evet. Geldi orada topu kazandı. Hocam birkaç tane Ferdi oynuyor olabilir mi sahada? Her yere yetişti. İnanılmaz bir ciğer var ya. Bir de ciğerle beraber oyun isteği çok iyi Ferdi'nin. Yani oyundan hiç düşmüyor. Hata yapmıyor mu? Yapabilir. Kötü pas da atabilir. Pas hatası da yapabilir. Ama bunların hiçbirinden düşmüyor. Oyundan düşmüyor. O çok önemli. Bu kötü bir çıkış yalnız. Şimdi Ludogorets hızlı çıkmak istiyor. Pas sol tarafa. Baksana nasıl geliyor. Egelkov çevirdi içeri. Yerde kalan bir oyuncu evet. Sonrasında top ağlarda skor 2-0. Bu kötü bir çıkıştı abi. Ruban golü atan oyuncu Ludogorets farkı 2'ye çıkardı. 90+2. Savunmaya gelen oyuncu Batshuayi mıydı? Yani öbür tarafa atamadı geldi bu tarafa yaptı ya. Enteresan bir şey.
en son kötü bir maç sonu. Fenerbahçe beraberlik golü için yüklenirken kalesinde ikinci golü gördü. 90+2. Georgi Dermençiyev'in takımı 2-0 önde. Ruba'nın kaydettiği golle Piotrowski ve Ruba'nın sayıları var. Ludogorets lehine. Pozisyon içinde bir de penaltı bekledi Ludogorets. Oyun sürdü. Ruvan uyumadı ve pozisyonu da golle tamamladı. Bir kere daha bakalım herhangi bir şey var mı golde. Sol tarafı iyi kullandılar. Bak gelen Batshuayi değil mi? Batshuayi. Evet. Sonrasında madem oraya kadar geldin biraz daha süratli kalıyor. Gel. Bak şimdi biraz önüne, daha süratli. Önüne geç, önüne geç şu topun. Hiçbir şey olmasın bak. Enteresan yani. İlk defa bir katkı sağlamaya çalıştı. Onda da başarılı olamadı. Ya da o topa biraz daha sağlam gir. Ya niyeti iyi burada bu dakikada savunmaya verdiği destek güzel ama. Doğru. Netice itibariyle. Doğru. Dediğim yaptığı en güzel iş şu saate kadar gelmekti ama orada da başarılı olamadı. İsmail'den pas Cengiz'e. Cengiz çizgiye indi. Ortasını yaptı. Top kaleci Sunuga'da kaldı. Bu gece bütün takımlarımız için dün gece ve bu gece bundan önce mutlu eden takımlar bizi artık yani bunlara da bir kaza diyelim. Son düdük geldi mücadelede. Fenerbahçe maalesef sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı sevgili seyirciler. Yakup Piotrowski 18. dakikada ceza alanı dışından çok sert ve düzgün bir şut çekti. Skor 1-0'a geldi. 90+2'de Rıvan'ın kaydettiği golle Ludogorets maçtan 2-0 galip ayrıldı sevgili seyirciler. Mücadelenin özet görüntülerini sizinle paylaşacağız. Az sonra karşılaşma sonrası yapılacak açıklamaları da yine A-Spor ekranlarında bulabileceksiniz. Cem Hocam bir ilk değerlendirmenizle başlayalım isterim. Ne bugün eksikti Fenerbahçe'de? Neden bu geri dönüşü yapabilmek adına istediğimiz pozisyonları yakalayamadık? Bunda zorlandık. Ya şimdi bazen bazı şeyler gitmez. Ama bunları çözecek olan bir ekip vardır. İsmail Kartal ve ekibi bunu çözecek. Bir şekilde çözecek. Çünkü ne olursa olsun Trabzonspor maçından sonra herkesin beklentisi, şahsen benim de öyleydi. Buradan galibiyet ve herkesi de memnun eden hem oyun hem de galibiyet skoru bekliyordum. En azından yenilmemeyi bekliyordum. Yani deplasmanda olsa yenilmemeyi bekliyorsun. Şimdi gruptan çıkacaksın da işte gene o öyle oldu, onu yeneceksin, onu bekleyeceksin falan, onlarla hesap kitap yapacaksın. Ve arkasından Fenerbahçe'nin lig şampiyonluğu gibi kovaladığı çok çok önemli bir kulvar var. Bu kulvarda zarar görmemek için de bu tip maçları kazanman lazım. Eğer 19 tane maç kazanan bir Fenerbahçe'ysen bu maçları ki senin hem baktığın zaman fiyat olarak senden çok daha değeri az olan bir takım ve Kantar'a çıktığın zaman senin Kantar'da çok ağır bastığın bir takım kazanman gerekiyor bu maçı. Evet, İsmail Kartal'ın eli gerçekten zordu. Yani kolay değildi. Çünkü takımın omurgası bir kere bozulmuştu. Bu omurgayla beraber oynama alışkanlığı olan, özellikle de yan yana alışkanlığı olan ve form grafikleri iyi olan oyuncular vardı. Bunlardan bir tanesi kimdi? İsmail. Şimdi İsmail'e baktığımız zaman iki maçlar, Trabzonspor maçında da olsun, hocanın değişiklikleriyle, yer değişiklikleri, oyuncunun maç içerisindeki performansı, o performansından dolayı aldığı kart, kırmızı kart, oyunun gidişatını da değiştiren bir form grafiği vardı. Şimdi orada bakıyorsunuz, İsmail Yüksek'in atıldıktan sonra Fenerbahçe zaten durdu. Şimdi buraya geldiğimiz zaman bu akşam, ama bu akşam bence Adana Demirspor maçı için de çok önemli bir akşamdı. Bu maçı kaybetmemek lazım. Bu maç çünkü önemi lige yansıyabilir diye. Şimdi herkes de bir ister istemez bir bakalım ne oluyoruz demeye başlayacak şimdi. Şimdi herkes Fenerbahçe takımını sallamaya çalışacak. Doğal olarak da bu kadar iyi, bu kadar değerli, marketing değeri 200 milyon euroların üstünde olan bir takımın
Özellikle de her türlü kulvarda oynayabilecek kapasitede bir takım kurulması ve iki tane maçı üst üste mağlup bitirmesi herkes de ister istemez ne oluyoruz lafını sorar bir kere. Bir Fenerbahçe Adana Demirspor maçı inanılmaz bir şekilde önem kazandı. Bu karşılaşmada sonucu itibariyle. Sonucu itibariyle de. Ama üzüntü verici taraf iki tane takımımız Beşiktaş, Fenerbahçe, geçen işte akşam da Galatasaray. Baktığınızda 3 takımımızın da Avrupa Kupası'ndaki mağlubiyetle kapatmaları ve ülke puan açısından da stratejik üzüntülü bir akşam yaşamamıza neden oldu. Dolayısıyla da bunlar olacak, futbolun içerisinde var. Ama bu akşamki tabii Fenerbahçe'nin, evet iyi oyunu söylüyoruz, isteklerini, arzusu, diriliğini söylüyoruz ama işte gol olmadan, galip gelmeden o iyi oyunun hiçbir kıymeti, değeri kalmıyor. Hocam yani çok üreten ve kalesinde pozisyon vermeyen bir Fenerbahçe izledik aslında haftalarca. İçerideki Ludogorets maçı bazı kötü sinyalleri bence veriyordu. Antalya Spor mücadelesinde bir kenara bırakırsak yani o iki karşılaşmayı genelde çok dominant, hakikaten çok isteyen bir Fenerbahçe gördük ama son iki mücadelede Trabzonspor ve Ludogorets'e karşı kaybedilen maçlarda ciddi bir üretkenlik problemi de oldu. Yani penaltılar olmasa Fenerbahçe-Trabzonspor maçında skor üretemeyecek gibi görünüyordu gerçekçi sevgili olmak gerekirse. Kerem, 19, bugün de yine çok net fırsatlar bulamadık. 19 maçı kazanan bu takım. Evet. Ve bu takımın da teknik direktörü ve seçtiği oyuncular, seçtiği oyun disiplini, oyun stratejisi bu galibiyetleri getirdi. Fakat şöyle bir şanssız bir döneme de girildi. Yani bunu da söylemek de lazım. Yani Fener, şimdi biz hepimiz futbol adamı olarak deriz ki yani omurgayı iyi yapalım, iyi olsun. Şimdi Livakovic, Bekavu, Ciku, Fred, İsmail, Szymański, Dzeko bu omurgayı maalesef esnedi. Ama hep biz ne diyorduk? Yani Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçına çıkmadan evvel bu omurgası esneyen Fenerbahçe'nin hala Trabzonspor'un karşısında favori olduğunu söyledik hep beraber. İşte ama öyle olmuyor maalesef. Çünkü o ikili olmuyor. Arkadan Fred olmuyor. Fred olmayınca Fred'in beraber iyi oynayan İsmail olmuyor. İsmail olmayınca o yani bu domino etkisi yaratıyor adeta. Birbirlerini bozan böyle bir anlaşmış olan bir kadro bozuluyor. Burada da zaten eldeki kadro neyse bugüne kadar yani işte buraya yazılmayan UEFA listesine yazılmayan işte atılması işte form grafiğe baktığında bir kadro çıkartıyor İsmail Kartal. Evet. Ama herkes de İsmail Kartal'ın buradan bu akşam mağlup olmadan çıkan bir Fenerbahçe ile çıkmasını bekliyordu. Şenol Hocam nasıl buldunuz Fenerbahçe'nin performansını? Valla oyun olarak maçın başından beri hep söylüyoruz Kerem. Fenerbahçe topa sahibi olma oranı yüksek zaten. Orada bir sıkıntı yok. Fenerbahçe kalesine 3 tane isabetli şutun 2 tanesi gol olmuş. Rakip takım hiç ofsayta düşmemiş. Yani garip bir şey. Yani kontratak bile yapamamışlar ki son golde gerçek bir kontratak golüydü ama o yani maç bitti. Uzatmalarda böyle bir şey oldu. Orada bile Başakşehir geriye kadar geldi. Demin Cemil abinin söylediğine katılıyorum. Fenerbahçe şanssız bir dönemde. Yani bunlar bekleniyordu. Futbolda çünkü böyle bir şeyler olabileceği söyleniyordu. Yani 19'da 19 yapan bir takımın teknik adamı ve oyuncuların her şeyden önce tebrik etmek lazım. Buraya kadar bunlar geldi. Böyle dönemler olacak. Burada kaybedeceksin. Ligde ilk defa kaybetti. Konferans liginde ilk defa kaybetti. Ha bunu alışkanlık haline getirmeyeceksin. Bir an önce düştüğün yerden kalkacaksın. Yani kazanma orada alışkanlığı gibi kaybetme alışkanlığı da olabiliyor. Yani onu yapmayacaksın. Var. Bu direncini göstereceksin ama yani elinde olmayan nedenlerden dolayı 4 tane 5 tane stoperiz sakat, orta sahada Fred sakat. Bu maça böyle bir kadroyla çıkıyor ki İsmail Hoca bu tür maçlara bu kadroyla çıktığı zaman da hep başarılı oluyordu. Oyuncular hala tahmin ediyorum Trabzon maçının etkisinden pek fazla kurtulmuş oyuncu yok burada. Oyun evet Fenerbahçe'nin elinde. Kötü bir oyun oynamadı Fenerbahçe. Rakibin dediğimiz gibi 3 tane isabetli şutun ikisi gol oldu. İlk gol zaten inanılmaz bir şeydi. Onu hiçbirimiz görmedik. Öyle bir gol tam içeride yine gördük. Ha, içeride gördük. Fenerbahçe oynarken oldu. İkinci yarının tamamında Fenerbahçe oynuyordu.
Yani ilk yarıda dönem dönem pozisyonlu olurdu. İkinci yarının bir 4-5 dakikalık dönem bölümünde Ludogorets oynadı ama onun dışında tamamen oyun hakimi oynayan Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe'nin hücumdaki üretkenliği azdı. Oradaki etkin ve nitelikli, yetenekli oyuncuların sahada olmayışı orada gol pozisyonu üretemedi. Batshuayi bu işten fazla başarılı çıkamadı. Taliç diğer oyuncuların olmayışından kaynaklanan bir durumdur herhalde. Pek performansı iyi olmadı. Ray Kent öyle. Zaten oyunun hiçbir bölümünde iyi olmadı. O sonradan oyuna giren İrfan Şimanski, Umut Nayır bunlar da pek fazla bir katkı sağlamadılar. Aslında teknik adamlar kulübeye şöyle baktığı zaman oyun aldığı oyunculardan bir katkı beklerler. Oyunun bir değişiminde bir gösterge yapmalarını beklerler ki öyle bir şey olmadı. Yani oyun aldığın oyuncular da Şimanski, İrfan, Umut Dair bunlar önemli oyuncular. Sonradan Cengiz. Bunlar da bir katkı sağlamayınca yapacak bir şey yok. Yani Fenerbahçe'yi ben gene de tebrik ediyorum. Buralara kadar geldiği için bugünkü maçı ben o kadar da grupta nasıl olsa büyük bir ihtimalle lider çıkıyor tahmin ediyorum. Bundan sonraki içeride bir maç aldığı takdirde. Yani hocam şöyle bir orada hesap var. Hesap var orada. Söyleyeyim bu ve bu ikinci gol çok kötü oldu. Çünkü ikili averaj da bu arada eşitlendi. Yani Fenerbahçe eğer Norjelan'da deplasmanda kaybederse sıradaki maçında Ludogorets kazandığı takdirde Spartak Tırnava'yı yendiği takdirde Norjelant 10, Fenerbahçe 9, Ludogorets 9 olarak sıralanıyor. Bundan sonra Fenerbahçe'nin iki tane daha sonra Fenerbahçe var. İçeride Spartak Tırnava ile oynayacak ki hani en ufak bir şüphemizin olmadığı bir maç. O yüzden hani gruptan çıkamama gibi bir ihtimali konuşmak şu an için bana çok gerekli öyle gelmiyor. Öyle bir şey yani şey yapmıyoruz. Bugünkü maçın da yani İsmail Ama deplasmandaki Norjelant maçı kesinlikle zor olacak. O net. Ya öyle maçların olması belki de Fenerbahçe açısından daha da mantıklı, doğru olabilir. Zor maç olduğu zaman bu oyuncular daha da konsantrasyonu üst düzeye çıkaracaklardı. Ben bugünkü maçta Fenerbahçe takımının hiçbir oyuncusunun bu maçı kaybedeceğini düşünerek sağa çıktığına inanmıyorum. Evet. İsmail Hoca da aynı düşündüğü için bu kadroyla çıktı. Yoksa burada bu riske girmeden maçı beraberliğe bile bitirebilirdiler. Hatta yani Dzeko'yu son 10 dakika İsmail Hoca kullanmak bile istemedi. Bu demek ki bu maçı kurtarabilirim düşüncesini son dakikaya kadar taşıdı. Ki zaten oyuna Livakovic'le başlamasında da bir normallik yok. Bundan önce hep İrfan Can oynuyordu Eribay'a. Evet. Livakovic'le başladı oyuna. Onun için yani aldıkları bir mağlubiyettir sonuçta. Bundan sonraki maçlarda bir galibiyet Fenerbahçe'ye yeterli olacak. Bu arada yayın içinde söylemiştim. Bir kere daha hatırlatayım. İlerleyen dakikalarda da konuşuruz Beşiktaş'la alakalı ama ne yazık ki Beşiktaş Kulüp Brugge'un kazanmasının ardından Avrupa Kupalarına veda etmiş oldu. Yani grubun son iki maçını Beşiktaş formalite için oynayacak, ülke puanı için oynayacak ama işte yani çok zor görünüyor son iki karşılaşmaya girilirken. Değerlendirmelerde bulunacağız. Yani bu kadar daha Kasım ayının başında Beşiktaş Avrupa defterini kapatmamalıydı. Gökhan Hoca'nın da bu konuyla ilgili görüşlerine başvuracağım ama ilk önce biraz daha Fenerbahçe'de kalalım hocam. Nasıl buldunuz bugünkü performansları? Ya, uzun zamandır herhalde böyle bir hafta yaşamadık. Yani Avrupa'da oynayan takımlarımızın hepsinin haftayı mağlubiyetle kapattığı bir hafta ben hatırlamıyorum. İlk defa oldu senin. Yani bu yakın geçmişte hatırlamıyorum. Çünkü Fenerbahçe ilk defa mağlup oldu. Tabii Beşiktaş adına kötü çünkü şansını kaybetti. Diğer iki takımımız Galatasaray, Fenerbahçe devam ediyor. Fenerbahçe açısından bakacak olursak zor bir maçtı hakikaten. Trabzon maçının üstüne oynayabileceği. Çünkü Ludogorets ekip olarak iyi hazırlanmış. Ve takım olarak hakikaten oynaması gerektiği gibi oynattılar. Rakibe iyi mücadele ettiler. Fazla pozisyon şansı vermediler. Defansı doğru yaptılar. Çıkışı doğru yaptılar. Hiç ummadıkları anda golü buldukları zaman işte ilk yarının ortalarında ondan sonra oyunu bir şekilde tutmayı başardılar. Yani Fenerbahçe yaptığı değişikliklerle bile oyunu böyle bir 10 dakika 15 dakika domine ettiği bir pozisyon hiç olmadı. Yani seyirciyi heyecanlandıracak pozisyon bile olmadı. İşte
Batu Şahin'in vurduğu dar açıdan iki vuruş var. Bir sağdan iki vuruş solda. Demeyeyim de direkten dönen diyeyim. Direkten çünkü öbürki kale direkten dönen olmasa şöyle oyuncular iyi niyetli mücadele ettiler. Hakikaten çok mücadele ettiler. Maçı kaybetmek istemediler. Nasıl Ludogorets kazanmak çok istiyorsa Fenerbahçe de kaybetmemek için her şeyi yaptı. Ama attığı golü korumasını bildi Ludogorets. Rakibine de pozisyon vermeden bu sınavı geçti. Fenerbahçe hafta sonu oynayacağı çok da önemli bir maç vardı. İsmail Hoca biraz da onu düşündü bence. Çünkü Avrupa'yı bir şekilde tolere ediyorsun. Dediğin gibi son maç Spartak Tırnava ile oynayacağı evet. maçta bir şekilde tolere edebilirsin ama Trabzon maçından Adana Demirspor maçına geldi mi Fenerbahçe bir kaos ortamına girer o maçı kaybettiği zaman. Otomatikman bu sefer konuyu hiçbir şekilde susturamazsın. İsmail Hoca biraz da onun farkındaydı. Onun için kilit oyuncularını oyunun sonlarına doğru oyuna soktu. Bu kilit oyuncular da oyunu değiştirecek etkiyi göstermedi. Yani girdikten sonra kolay bir süreç değil. Çünkü karşınızda size pozisyon vermeyen, doğru yerlerde, doğru zamanlarda bulunan, size mümkün olduğu kadar az pozisyon fırsatı veren bir takım vardı. Çıkışları da doğru yaptı. Bunun yanında çıkışları da doğru yaptı. Ayağı oynadı. Fenerbahçe'nin iyi bir tarafı vardı. Fazla kontrol atak yemedi son pozisyonu saymazsak. Evet. Yani o da artık, maç bittiği için diyeceğiz onu da. Fenerbahçe şimdi iyi mi kötü mü desen ona da karar veremiyorsun. Çok iyi oynadı mı? Yok, hayır oynamadı. İyi mücadele etti mi? İyi mücadele etti. Maçı kazanmayı hak etti mi? Soru işareti ama berabere bitebilirdi maç. Sonuçta Perşembe bitti. Artık önünde oynayacağı bir Adana Demirspor deplasmanı var. Ona konsantre olacak. Fenerbahçe'nin kadrosu, iyi bir kadrosu var. Trabzon maçında Trabzonspor, Abdullah Hoca çok iyi analiz etmiş Fenerbahçe'yi. Geçen seneki Fenerbahçe'nin Galatasaray'la oynadığı maça benzettim biraz da maçı. Galatasaray çok Fenerbahçe açık ara favoriydi. Ama Galatasaray sahaya çıktı. 3-0 gibi net bir skorla yani. Evet. Bu maça da baktığınız zaman 3-2 bitti maç ama bir anda 3-0 oldu. Yani ikinci yarının başlamasıyla beraber hiç kimse tahmin etmiyordu bunu. Baktığın zaman iki takımı da bir teraziye koyduğun zaman Bielis'in Trabzon'unu hesap ediyorsun. Apo Hoca daha yeni gelmiş. 2 hafta olmuş. İsmail Hoca'nın Fenerbahçe'sini düşünüyorsunuz. Bir tarafta hakikaten çok ağır gelen bir Fenerbahçe. Kime sorsanız Fenerbahçe kazanır. Trabzon kazanır diyen biraz hayalperest gibi. Yani kendi kafasında oyunu oynayan gibi düşünürdü normalde. Hı. Trabzon çıktı, hak etti, galibiyeti aldı. Fenerbahçe hiç ummadığı bir şok skor oldu ama camia hala inancını kaybetmedi. Maçtan sonra Fenerbahçe takımını alkışladı. Bu çok önemliydi bence. Şimdi Adana Demir maçıyla bunu telafi etme şansı var mı? Fenerbahçe'nin ben diyorum şu anda ligimizin üstü bir kadrosu var. Hakikaten iyi kadrosu var. Sakatları dönerse kısa sürede yani en azından. Tabii ki bazı sakatlar çok önemli. Yani hocam Fred çok belirleyici. Fred bu işin tutkalıymış yani. Ya Fred öyle de 4 tane stoper de sakat. O stoperler da sakat. Tabii ki. O çok büyük bir şey yani. Handikap. Oynayan oyuncunun mesela gösterdiği performans esasında çok etkili oldu. O performansı o kadar kimsenin beklemediği şekilde kötü performans gösterince sakatların değeri bir kere daha öne çıktı. Normalde evet. Onu biraz daha töler etmesi lazımdı. Bu kadar da beklemiyordum. Ben de açıkça beklemiyordum. Yani Samet'in bu kadar kötü oynayacağını hiç kimse beklemiyordum. Özellikle milli takımlarda gösterdiği performanstan sonra bu kadar kötü performans göstereceğini beklemiyordun. Samet'in bu gösterdiği performans sakatların önemini ortaya çıkardı. Normalde bunu kapatması lazımdı. Milli takımda oynuyorsun çok iyi iki tane maç çıkarmışsın. Onun için de büyük bir şanstı. Tabii yani. Onun için de şanssızlık oldu ama tabii ki burada... Şansı şanssızlığa çevirdi. Bakış açısına bağlı. Yani hiç ummadığı anda milli takımla onu tanıyan bir hoca geldi. Şansı verdi. O şansını milli takımda iyi kullandı. Milli takımda kullandığı şans da Fenerbahçe'ye geldi. Ama Fenerbahçe'de de kötü çok kötü oynadı. Yani kötü oynadı. Kendisi de farkında. Yani ya düşün direkt gitti içeri. Kendisi de farkındaydı. Ya, bir futbolcu için çok kötü bir çok şey kötü esasında. Bir şey, bizim de yani. Aslında bizim de onu en anlayışlı bakacağımız kişiler bizleriz. Çünkü hepimizin bu nasıl kötü oynadığını bu işler başımızdan biliriz. Başımızdan geçti. Zaman zaman bir futbolcunun kötü günü, kötü gecesi olur. Yani Samet'in de öyle bir gecesiydi. Ama Samet'in bu kötü gecesini ben kabul edebiliyorum. Gayet doğal bir futbolcunun en azından kötü oynamaya da hakkı var. Buna da hepimiz hemfikiriz. Fakat şöyle bir şey var. Yani
Samet'in bozulmaması lazım. Kendini Fenerbahçe'nin içinde tutması lazım. Tutması için de o gün sahadan çıktıktan sonra hemen soyunma odasına gitmemesi lazım. Orada kalacak. Anlatabiliyor muyum? Yani o takım içinde olmak başka bir şey, başka bir duygu. Ha, bunu biraz da tabii seyirciye küskünlüğü çıkarken ıslıklanması, ona da son derece karşıyım. Yani bir seyirci de en kötüsü o Cemal'di zaten. Seyirci de şunu da anlayacak Kerem. Yani bir maçta bir oyuncuyu hemen ıslıklayamazsın. Şunu da anlayacak. Yani. Seyirci bir futbolcunun kötü oynama hakkının olduğunu da anlaması lazım artık. Yani Fenerbahçe seyircisinin ben isteklerini, arzularını, bugüne kadar şampiyon olamamanın getirdiği baskıyı her şeyi kabul ediyorum. Tamam ama yani bir oyuncunun da kötü oynaması gerektiğini ve çıkarken de onu ıslıklamaması lazım diye gerektiğini düşünüyorum. Samet kötü oynadı ama futbolcunun her maçı oynayacak diye bir şeyi yok. Tabii ki. Kötü oynayacağı maçlar illaki olacak ama burada kötü oynadı diye sorumluluktan kalmayacak. O güven duygusunu kaybetmeyecek. Takımın içinde olacak. Hata yapa yapa bak hocam hata yapacak. Eğer hata yapıp sen sorumluluk almaktan kaçınırsan yaptığın iş hiçbir şeye benzemez. Aksine daha geriye gidersin. Bundan sonra daha dik ayakta durması lazım Samet'in. Bu çok önemli bir şey. Nasıl şimdi İrfan Can 2 senedir herhalde Fenerbahçe seyircisi tarafından en çok problem yaşayan oyuncuların başında. Ama bugün İrfan Can kurtarıcı modunda Fenerbahçe'de. Kendini kabul ettirdi performansı. Vazgeçebildi mi vazgeçti? Samet'in önünde iki tane çok enteresan örnek var. Bir Altay örneği var. Bir de İrfan Can örneği var. Yani İrfan Can nereden döndü tekrar Fenerbahçe seyircisinin kalbine girdi. Ama Altay giremedi. Ha kötü mü oynadı veyahut da kötü müydü? Olmadı. Olabilir. Yani bir futbolcunun başına gelebilir böyle şeyler. Kötü bir yere mi gitti? Kötü bir kaleci miydi? Kötü bir kaleci olsa zaten oralara gitmez. Yani gitti ama takım bunu da aslında çok iyi iki tane örnek var. O iki örneği de bence iyi göreceğini düşünüyorum. İrfan Can şöyle düşün. İrfan Can Fenerbahçe'de bunu kaldırdı. Fenerbahçe'de gene yerini aldı. Formasını aldı. Seyircinin gözünde gene düzeldi. İşte Emre Akbaba vardı. Çok beğendiğimiz bir oyuncu. Galatasaray'a geldi. Çok iyi oyuncu ama bir türlü Galatasaray'da olmadı. Olamadı. Bir türlü olmadı Galatasaray'da. Sakatlık sorunları sakatlık oldu. Sakatlık problemleri oldu ama o süre aldığı süreçte bir türlü olmadı. Yani gittiği yerlerde başarılı gitti oldu. Gittiği yerde. Adana gene çok başarılı. Az sonra bu mücadelenin özet görüntülerini ekrana getireceğiz. Hocam bugün Fenerbahçe Ferdi'den ve Osay Samuel'den dönem dönem iyi hücum katkıları aldı. Peki onlara eşlik edebilen özellikle işin hücum boyutunda bir üçüncü oyuncu görebiliyor musunuz? Ya ben bugün hücumda Fenerbahçe zaten üretken olmadığı için bu maçın skoru böyle oldu. Yani hücumda belli ki ilk yarı itibariyle Raikkonen, Batshuayi zaman zaman Talic oyuna girse de yani kendi kişiliğini, karakterini koysa da bu iki oyuncunun orta sahadan da hiç destek gelmeyişi bence Fenerbahçe'nin bugünkü skoru almasındaki en büyük etkendi. Osay Samuel ve Ferdi'nin geriden gelerek aslında rakibi eksilterek rakip alana gitmesi hücum oyuncuları yani kendi hücum oyuncusu arkadaşları için inanılmaz bir şans. Bunu onlar kullanamadı. Bunu Dzeko çok iyi kullanıyor. Daha önceki maçlarda Talic iyi kullanıyordu, İrfan Can iyi kullanıyordu, Szymański iyi kullanıyordu. Ama böyle bir denklemi bozacak hücumda etkin bir rol ortaya koyamadı bu oyuncular. Yani rakip evet diyoruz. İki tane gol attı. Üç tane isabetli şutun ikisi gol oldu. İkinci yarı sadece yaptıkları kontratak uzatmadı, attıkları goldeki kontratak. Yani ikinci yarı Luka Hoca'na top da gitmedi onun dışında. Çok iyi savunma yaptılar. Bloklar arasını çok iyi kapattılar. İkinci bölgede kendi ceza alanlarının içine de girmediler, dışarıda beklediler. İnanılmaz bir savunma anlayışına girdiler. Hücum oyuncuları üretken olmadığı için bugün Fenerbahçe bu skoru aldı. Bunun dışında bu maç için söylenecek başka bir şey yok. Aslında net ve şekil ortada, resim ortada. Ferdi Kadıoğlu'nun açıklaması var sevgili seyirciler. Bu açıklamayı sizinle paylaşacağım. İki maç üst üste kaybettik. Kendimize gelmeliyiz. Biz güçlü bir takımız. Adana Demirspor maçına odaklanacağız. O maçta bir reaksiyon göstereceğiz diyor Ferdi Kadıoğlu. Yusuf Akçiçek için mutluyum. Bence iyi oynadı. Biz bir takımız. Beraber kaybedip beraber kazanıyoruz.
performansıyla gurur duydum. Ben de elimden geleni veriyorum ama bu maç iyi değildim diyor Ferdi. En güzel lafı Ferdi'nin bu. Bak ben maçın gidişatına ne dedim? Yusuf dedim. İnanılmaz ayakları iyi, bayağı iyi oynadı, iyi bir oyuncu. Bence Osterwald'ı artık Yusuf'tan sonra gelir gibi geliyor bana. Ben şey işte, bu maç iyi değildim dedi ya. Kim dedi? Yani Ferdi iyi değilse Ferdi iyi değildim diyor. Yani nasıl, iyi değildi bu diyor. Öyle dedi mi onu? Onu diyor işte. İyi ben de sana diyor. Onu diyorsun zannettim. En iyi söyledi bu. Hayır. Ben Yusuf için söylediklerimi tamam, diyorum. Tamam, ona, Ferdi bence, eğer iyi değilse ne zaman? Bence Ferdi biraz kendine haksızlık etmiş. Yani bence de haksızlık yani, etmiş. Yani, ayakta kalan oyunculardan biri. Bir iki tane top kaybetti Cem abi. Belki de ondan mı söyledi bilmiyorum ama doğru bir şey değil. 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Onu saygıyla anıyoruz diyor. Ferdi Kadıoğlu milli oyuncumuz. Biz de Mustafa Kemal Atatürk'ü ulu önderi saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Evet, 10 Kasım'a girdik. Hep birlikte aynı dilekleri içindeyiz. Paylaşıyoruz. Ferdi'yi de tebrik ediyoruz. Atatürk'ü unutmadığı için. O her ne kadar iyi oynamadım dese de... Evet, i̇yi oynadığını Cemal, düşünüyoruz. Çok iyi oynadığını düşünüyoruz. Günün biri olduğunu düşünüyoruz Fenerbahçe için. Keşke o kadar mücadele etseydi diğer oyuncular. Daha, zaten Fenerbahçe daha, bugün daha farklı skor Allah alır. Allah aşkına daha ne yapacak ya? 100 kere topla buluşmuş ya. 100 kere şey, bir de savunmada da savunma iyi, geriye de geliyor aynı tempoyla. Yani çok enteresan bir istatistik var. Bazen çok takılmam ama gözüme de çarptı açıkçası. Baktığın zaman da defansta oynayan oyuncu... Hocam çok özür diliyorum. Batu Şahin ne demiş onu da merak ediyorum. Ekrana getirdiler. Kaybettik. Üzücü bir sonuç. Zor bir durum. Burada en önemli şey birlikte kalmak ve birlikte çalışmaya devam etmek. Bazı dönemler çok iyi performanslar ortaya koyabilirsiniz. Bazı dönemlerde kötü sonuçlar gelebilir. Mantalite olarak güçlü durmalısınız bir sonraki maçları kazanabilmek adına diyor Mişi Batshuayi. Taraftarlar daima bizi destekliyor. Onları hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgünüz. Onlar galibiyeti hak ediyor. Özür dileriz. Bir an önce kazanmak ve galibiyeti onlara armağan etmek istiyoruz. Buyurun hocam. Şimdi oyunun geneline baktığınız zaman aslında topla buluşan en fazla oyuncunun orta saha ve forvete yakın oyuncuların olması gerekir. Ama şöyle bir istatistikler gözüme çarptı. Mesela İsmail Yüksek 99 kere topla buluşmuş. Ferdi 100 kere. Yusuf ve de Osterwold'le 90 kere falan topla buluşmuşlar. Normalde baktığın zaman hücum bölgesindeki orta saha oyuncuların daha fazla oynaması gerekir topla. Bir de yani rakip hücum yapmadan Cem evet, abi değil mi? Evet. Rakip hücum yap. Demek ki bunlar ofansif olarak buna katılmışlar. Aynen öyle. Topla mesela buluşmaya. Aslında bir de Yusuf için şunu söylemek istiyorum. Yani Yusuf gerçekten 18 yaşında bir evet, oyuncunun çok iyi oynadı maşallah. İyi oynaması. Yani iki tane golle 2-0 mağlup olan bir takımın bizi defansın merkezinde oynayan bir ilk defa oynayan oyuncuya bir övgüyle bahsediyoruz. Ama baktığın zaman bu 2-0 yenilen golde baktığında da bir tanesini adam 30 metreden vurmuş, gol olmuş. Öbüründe de işte son dakikalarda artık defanstaki o Batshuayi biraz daha dengesiz girmesinden kaynaklanan. Evet. Onu yakalasa bölge, ikinci golü de yemeyecekti. Aslında o bölgeye mesela önemli şeydi. Daha defansif özellikleri yüksek bir oyuncu koşsaydı Batshuayi olmasaydı tabii, o golü olsaydı, daha kontrollü girerdi. İsmail olsaydı daha kontrollü girerdi ve o rakibe o top sekmezdi diye düşünüyorum. 2-0 mağlup olan bir Fenerbahçe takımının defansının göbeğinde oynayan Yusuf'u biz övgüyle bahsediyoruz. Gerçekten de bugün iyi oynadı. Fenerbahçe yeni bir defansın merkezinde oynayan bir stoper kazandı. Hocam çok erken büyütüyoruz gözümüzde. Neden? İyi futbolcu, iyi oynayabilir. Hayır, Beşiktaş'ta, sana şimdi bir örnek vereceğim için. Beşiktaş'ta biliyorsun Erdoğan Kaya diye bir kardeşimiz çıktı. Biliyorum, stoper. İyi tanıyorum. O da stoper mevkindeydi. O da çıktı, oynadı. Avrupa'da gol de attı Braga maçında. Bir övgüler gör yani Beşiktaş'ın oynadı, futbolcusu gibi oldu. Bir anda bakıyorsun şimdi Erdoğan Kaya ortada yok. Neden oldum diyor. Şimdi Yusuf da... Çok bravo, gencecik bir kardeşimiz. Ne güzel yani. Dedin, oldum dedi. Oldum dedi mi olmuyorsun. Şu anda böyle bir şans gelmiş, iyi değerlendirmiş. Maçın iyilerinden seyrettik, hepimiz bendik. Bu yaşta burada oynamak kolay iş değil. Bundan sonra ona göre daha da fazla düşüyor. Daha çok çalışması lazım. Tabii. Yani artık bırakmaması lazım. Şimdi burada eğer bir şeyi kokladıysan bundan sonra onu içine çekmen lazım. Onun için de çok çalışman lazım. Ben onun için dedim. Yani Erdoğan öyle görürken Erdoğan ortada olmadığı için. Gökhan bir gerçeği hepimiz biliyoruz değil mi? Ya bundan sonra kenarda oturacak. Hocam. 4 tane, 5 tane
Fenerbahçe'nin birinci sınıf bir stoperleri var. Ha bu da bu çocuk şimdi önümüzdeki kariyerinin başlangıcı biz, için bir pencere açtı. Bugünkü burada performans itibariyle evet. biz beğendik evet, onu yani. Öyle. Daha sonrası de, Gökhan'ın da dediği gibi abi herkesin kendiliğinde. Çalışmazsan etmezsen senden hiçbir şey olmaz. Ferdi geldiği zamanlarda hatırlarsınız. Tabii ki. Fizik gücü bu kadar yüksek değildi. Biz onu Hollanda falan izlediğimiz zaman da böyleydi. Ama çalışarak bir futbolcunun nerelere gelebileceğinin en güzel örneği aslında Ferdi Kadıoğlu. Hocam ne? İnanılmaz. Neymegan'ı da seyrettim ben Hollanda'da. Orta sahanın ortası abi. Oynuyor. Topu alıyor, top kaybolmayan, alıp oynuyor. Veren. Orta, yani cezalarında koşu yapan. Koşu da yapmıyor. Yok. Top ayağında devamlı pas yani. Hocam bu tempo yok, yok orada. Yok tempo yok ama koşu yapıp çok sayıda gol attığını hatırlıyorum. Ben ama işte nasıl biliyor musun? O kadar çok değil. Fazla yani koşmuyor. Hocam 8-10 gol attı sezon tamam var. Tamam da ben ona golleri nasıl attı ama. Diyorum. Bak, Kerem şimdi bakıp size cevap veriyor. Yok yok, yok onlar yok, attı yani. Doğru söylüyor. Hocam. Çok gol attı ama bu tempoda oynamıyordu. Ve hakikaten ben oynamıyor. Ben orada seyrettim milli takım almak için kaç defa gittim. Şu anda üçü yerli gibi ya. Kaç sene evvelden bahsediyorsun. Bu futbol olgunluğunda değildi ki zaten. Tamam işte bak çok koşmuyor. Bek oynuyor. Bek oynuyor. Biz seyrettiğimizde 10 numara oynuyordu ya. 10 numara. İşte göbekte oynayan bir oyuncu. Şimdi o sol tarafta maşallah. Ne onu seyrederken ben ya yoruluyorum. Ben 2-3 maç seyrettim. Cem abi inan bu öyle. Koştuğunun yarısı kadar yok, koşmuyordu. Koşmuyor. Ama zaten en büyük özelliği neydi biliyor musun o zaman da? Şu driplingleri bu sefer forvet arkasından yapıyordu oralara. Şimdi savunmada oynadığı için Gökhan fiziksel gücünü de arttırdı. Kuvvetlendi. Baktı ki orada kısa mesafe koşuyor, burada hocam 100 metreye işte yakın koşuyor. O bölgede bu kadar koşmasına ihtiyaç yoktu. Şimdi Beke gelince o senin dediğin gibi o 100 metrelik alanda demek ki o kapasitesi de var. O kapasite öne çıktı. Çıktı. Ve top tekniği çok iyi olduğu için koşmak önemli ama topla koşmak da önemli. Top kaybetmiyor. Topla bir önemli bir özellik. Herkes koşabiliyor ama oyuncu eksilterek gidiyorsun. İşte onu söylüyorum. Top ayağında yetişerek gidiyor. Mesela şeyde de çok merak ediyorum. Fred olmadığı zaman ama full bir kadronun içerisinde Fred olmadığı zaman Fred'in yerinde de oynatabilirsin onu. Oynar hocam. Ya şimdi, oynar. Bravo bak Cema bunu biz daha önce defalarca söyledik. Aslında orta sahada Şimanski ama full bak, bir kadronun Şimanski, içerisinde. Şimanski 10 numara değil Fred'in yerinde oynayabilir. Çünkü kendi demeçleri var. Ben diyor rakipten futbol topu kazandığım zaman büyük oluyorum diyor. Ve bunu maçlarda da gösterdi. Gerilerden gelip top alıyor. Aslında orta saha organizasyonunda Fred'in engelcisi yokluğunda evet. çok doğru bir tespitim var. Ferdi'yi kullanabilirsin. Şimanski'yi kullanabilirsin. 6-8'den bahsediyordum. 10 numarada İrfan var düzelmiş. Emre Mor var düzelmiş. Efendim sana söyleyeyim Cengiz var düzelmiş. Orada başka oyuncular da var. İsmail Hoca'nın yani eli buralarda geniş. İsmail şimdi, Hoca'nın sıkıntı çekeceği tek yer var. 4 tane stoperinden bir an önce 2 tanesinin düzelmesi. Düzelmezse belli ki işler iyi gitmeyecek. Bu hafta için orada belki bir Mert Müldür şeyi de olabilir. Stoperde. Mert Müldür'ü düşünebilir yani ama Mert benim Müldür çünkü stoper oynama orijinini de var. Yani Cikku galiba o maça yetişecekmiş gibi görünüyor. Abi ben sana bir şey daha söyleyeyim. Samet Adana Demirspor'dan geldi. Bu tür oyunculara sahip çıkmak istiyorsa, kulüp olarak da kazanmak istiyorsa, Samet eğer hazırsa İsmail Hoca da onu iyi bir şekilde konuşup anlaşır, sen motive ederse mıydı? Sen oynatır mısın? Ben oynatırım. Üstelik niye oynatırım? Oradan yani, almışım, oradan gelmiş. Oynatırım. O sahada, o atmosferde Samet iyi futbol oynar. Samet burada seyirci önünde, baskı altında. Bir de yanında Osterwald'e olduğu için o kadar iyi oynuyor. Deplasmanda olmasının getirdiği deplasmanda bir rahatlıkla oynayabilir. Daha rahat diyorum. Orada bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. İsmail Hoca da onunla konuşarak o oyuncuyu sen demedin mi ki kazanması gelir Fenerbahçe'nin? Hocam ama bir kötü oyuncuyu bir maç çıkartırsa da hakikaten bakacağım, böyle kariyeri bir şey söyleyeceğim. Da ama bak bir şey söyleyeceğim. Kerem, o zaman oynatmasana bitir. Bak Kerem teknik adamlık böyle bir şey biliyor musun? Bunu kazanman gerekir. Bıçak sırtıdır. Sen o kararı verdiğin zaman o kararın arkasında durmak zorundasın. Bir de İsmail Hoca'ya burada Montella yardımcı olacaktı. Zannedersem bu maçtan önce milli takım kadrosu mu açıklanacak? Milli takım kadrosu öncesinde. Açıklandığı zaman Samet orada olacak. Samet milli takımda olacaktır. Yani olacak. Geçtiğimiz iki maçta banka oynattıktan sonra Montella bildi oyuncu. Milli takım kadrosunu aldığı zaman İsmail Hoca'nın elini biraz rahatlatacaktır. Ha oynatır oynatmaz bu farklı. Senin dediğin taraf da var. Oynattı, kötü oynadı. Tabii. Gene çok büyük problem. Bu sefer İsmail Hoca'nın başı ağrıyacak. Evet.
Alternatif bulamadı. Neden oynattın? Alternatif bulamadı. Ama şimdi oyuncu yok, bak, elinde ne yapacaksın? Olanını oynatmak zorundasın. Teknik adam, ben bunu oynatırsam eğer, bir kötü oynarsa eyvah bana ne derler diye onu oynatmamazlık yapamaz. Onu düşünemezsin. Ona inanıyorsan bravo, oynatacaksın. Bravo, çok önemli. Bravo, İnanmıyorsan? İnanmıyorsan zaten oynatmayacaksın. Zaten oynatmayacaksın. Kerem, inanmıyorsan zaten oynatmayacaksın. Şöyle, inanmamanın... Ozan'ın inanıp inanmadığını bilmiyoruz. Şöyle, inanmamayı da açmak lazım. İnanmamak demek, onu bir parça bu akşam, o akşam geçirmiş olduğu stresli dönemini biraz istirahat ettirtmek lazım. Yoksa inanmamak derken onun futbolculuğuna veya herhangi bir formuna değil. O an için değil. Söylüyorum. O an için, evet, evet. O an için. Yoksa yani kötü bir oyuncu değil. Çok üst düzey bir oyuncu da değil. Ama kötü bir oyuncu da değil. Geçici bir... Kötü performanslarını izlediğimiz Kötü bir gece bir geçirdi. Bir evet, onu bir tedavi etmek lazım. İki hafta önce de çok iyi geceler geçirmişti. Çok kötü geçirdi ama. Yani 19 maç galip Fenerbahçe'de böyle bir hafta geçirdiğin zaman akılda kalıyor. Aslında yani. Tam onun mesela formayı kapıp böyle yükselebileceği bir geceydi o akşam. Şimdi milli takımdaki performansı geliyor değil mi? Cenk'e golü attırıyor Letonya maçı, arka direğe çok iyi oynuyor. Çizgiden topu çıkarıyor. Muhteşem bir performans milli takım. Özür diliyorum hocam, İsmail Kartal konuşuyor, izleyelim. Mücadelenin özet görüntülerini ekrana getirdik. Fenerbahçe'ye dair yorumlarımızı az sonra noktalayacağız. Beşiktaş'ı da konuşacağız. Son bölümde siyah beyazlı kulüpteki durumu da yine değerlendireceğiz. Hocam sözünüzü kesmiştim İsmail Hoca'nın. Basın toplantısı öncesinde noktayı Fenerbahçe'ye koyalım. Bu maçtan çıkarılması gereken dersler ne? Ya son söyleyeceğim bir tek şey var. Fenerbahçe bu akşam maçı kaybetti. Bundan sonra işte hafta sonundaki Adana Demirspor maçına hazırlanacak. İşte yara mı diyeceğiz artık buna? Yol kazası mı diyeceğiz? İkinci bir yol kazası mı? Ne söylenmesi gerekiyorsa öyle söyleyelim. Fenerbahçe tekrar aynen buradan bıraktığı yerden iki maç evvel nasıl 19 tane galip gelen bir takım hüviyetinde devam etmişse aynen o hüviyetine tekrar yeniden kavuşmasını temenni ediyoruz. Şenol Hocam. Şimdi şöyle bir durum var. Ligde kaybettiği Trabzonspor maçıyla bugünkü kaybettiği maçın arasında bir fark var. Trabzon maçında gerçekten iyi bir futbol oynamadan kaybetti. Bugün topun tamamen kontrolü Fenerbahçe'de oldu. İşte iki tane isabetli şut, ikisi de gol. Son golü zaten eğer dedik ya maçta hiçbir şey yapmayan Başakşehir eğer birazcık da fedakarlık yapsaydı o golü önleyebilirdi. Fenerbahçe bugün evet iki tane gol yedi, mağlup oldu. Ama olacak, futbolun içinde hep bunlar var. Futbol onun için bu kadar güzel ama bu kadar... Normal oyun oynadıktan sonra böyle pozisyonları vermeyeceksin, bu golleri yemeyeceksin. İsmail Hoca zaten biraz önce basın toplantısında dinledik. Yani hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz sonuçta. Ezberledik çoğu şeyi. İsmail Hoca da ben dedi 60'tan sonra oyuncu değişmeye başladım dedi. Oyunun gidişatına göre oyuncuları oyuna aldım dedi. Tabii ki yani bu maçı İsmail Hoca'nın kaybetmek istemediği takımı kaleciyle başlaması, bazı oyuncuları oynatmasıyla hat safhaya geldi. Hoca zaten zor bir maç bekliyormuş aslında. Yani beklediğinin, yani çıkan kadroya baktığın zaman oradan görüntüyü alıyorsun. Kaleci tercihi çok doğru bir nokta bu arada. Yani bir de şöyle bir şey var, yani Ferdi kendine fazla haksızlık yapmasın. Eğer böyle kötü oynayacaksa hep böyle oynasın. Biz onu zaten kötü oynamış olarak hiçbirimiz burada değerlendirmedik. Hep kötü oynasın bundan sonra. Hep böyle oynasın zaten. Yok, hep kötü oynasın herkes. Yani bu çocuk çok mütevazi. Yani bu kadar da olma Ferdi. Bayağı iyi oynadın sen. Sen iyi bir futbolcusun. Keşke oradaki pozisyonda, Batshuayi'nin olduğu pozisyonda mesela Ferdi o kademeye gitseydi. Bak Batshuayi oraya gidiyor, görüyor musun Cem abi? Evet. Yani böyle çok yavaş adımlarla gidiyor. Ferdi orada olsa golü yedirtmezdi mesela. 1-0 biterdi maç. Ama her şeye rağmen Fenerbahçe'yi bugüne kadar buralara getiren bu takım ve bu oyuncular, bu hoca, bu oyuncular, ben onları tebrik ediyorum. Bir kere yenildiler diye de onlara bir şey söyleyecek halimiz yok. Onlar bir an önce düzelip kalkıp ayağa dimdik olup bundan sonraki maçlarına bakacaklar. Bir de dediğim gibi biraz önce de konuştuk. Samet konusunda İsmail Kartal'a büyük görev düşüyor. Bakalım Sarı Lacivertler Adana Demirspor deplasmanında bu iki maçlık kötü serisine nokta koyabilecek mi göreceğiz. Fenerbahçe ligde bir tane maç kaybetti. Grupta bir tane maç kaybetti. Ama kaybettiği hiçbir şey yok. Tabii hepsinin telafisi var. Rahat rahat. Beşiktaş'ın durumunda olsa ne olacak? Avrupa'ya veda etti. Lige veda etti.
bir önümüzdeki turdan sonra katılacağı Türkiye Kupası kaldı. Beşiktaş üstüne konuşacağız. Siyah beyazlılar Bodo Glimt'e karşı evinde istediği neticeyi alamadı ne yazık ki. Beşiktaş rakibine Mubanya'nın golleriyle 2-1 mağlup oldu. Temsilcimizin tek sayısı 53'te oyuna giren Tayfur Bingöl'den geldi. 64. dakikada skoru 2-1'e getirdik bu golle. 90'larda Necip Uysal'ın da ikinci sarıdan kırmızı kartlı oyun dışında kaldığını hatırlatalım. Ve Kulüp Brugge'un da kazanmasıyla beraber Beşiktaş Avrupa macerasını ne yazık ki Kasım ayının başında noktalamış olduğu üzücü bir netice siyah beyazlar için, ama bilmiyorum hocam, çok da büyük bir sürpriz olmadı sanki. Ya Beşiktaş 3 sezondur Kasım'da, esas Kasım ayını da sevmemek lazım kendi adıma. Yani Beşiktaş devamlı şekilde havlu atıyor. Bir de Ulan Atatürk'ün ölüm ayı, yani onu da sevmemek için bir neden daha herhalde Kasım ayını. Beşiktaş açısından grupta son şansıydı. Yani kazansaydı son maça kadar giderdi. Bodo kazanabileceği bir takım. Yani burada Lugano maçını 2-0'dan veriyorsun. Hiç hak etmediğin puanı aldın. Kazanabileceğin maçları kaybettin. Bodo da burada normalde kazanabileceğin maçlardan bir tanesiydi. Ama sahaya çıkan takımın gösterdiği performansı görüyorsun. Bir hiçler abi. Hiç. Yani elle tutulur oyuncu yok Beşiktaş takımında. Kim var diyorsun? İşte Mert 2-3 tane %100 pozisyon çıkardı. Yani kendi daha da fazla ya. Daha, yani ikinci yarı iki çok tane net karşı kaçırdı. Karşıya yani ilk maşallah 0-0'ken kaçırdı. 1-0'ken ilk yarı biterken %100 kurtardı. Yani Mert'i sayıyoruz, düşün. Kendi sahamızda Bodo ile oynuyoruz ve Mert'i sayıyoruz, iyi oynuyor. Başka öyle aklıma gelmiyor. Maç başlıyor, Abubakar gene sakat. Oynamak istemiyor gibi bir hali var. Bakıyorsun hasta dediler. Gene oynamadı geçtiğimiz hafta Antalya'da. Şimdi maça geliyorsun, başlayacak diyorsun. Gene oynamadı. Yanında bir şey var. Herhalde bir şey var. Beyliğe bakıyorsun. İşte geçtiğimiz hafta oyundan çıkıyor. Bu hafta maça başlıyor. Gene iyi başlıyor. Bir top geliyor, çıkıyor. Sanki şey gibi bir tepki var ya. Yani bu oyuncularda hani Lucescu bir şeyler dedi ya. Abubakar üzerinden falan bir gönderim yaptı falan böyle. Herkes yanlış anladı işte, bu oyuncular hepsi Afrika milli takımlarına gidecek oyuncular falan diye bir yanlış anlaşıldı. İşte Beşiktaş takımında öyle bir şey var şu anda. Oyuncuların kafaları sanki Afrika Kupası'nda şimdiden. Yani ligde sahaya çıkıyorlar hiçbir sorumluluk almadan. Beşiktaş'ın kadrosuna bakıyorsun. Mert milli takım kalecisi sakatlıktan döndü, gene iyi geliyor. Sağ bekte sol bek hakikaten beğenilen iki tane bekte. Biri Rozier, biri Masuaku. Rozier'in yediği Türk milli takımı Onur. Evet. Yani süre aldığı zamanlarda yani da iyi performansı oldu. Öteki sol bekte Umut Meraş'tı ama Umut Meraş artık hepten üstü çizildi. Yani Umut Meraş orada duruyor gibi, hiç süre bulamıyor. Onun yerine Bahtiyar geldi. Bahtiyar sol bek oynamaya başladı Kazakistan milli takımı. Stoperlere bakıyorsun. Alternatifler. İşte Beyli'yi sayıyorsun, Ömer Koli'yi sayıyorsun ama bir tane oraya patron bulamadın. Belki Şenol Hoca'nın en çok hayıflandığı nokta orasıdır. O stoperi bir türlü bulamadı kendine yakın. Amartey geldi, Koli geldi, işte Beyli geldi. Bunlar en fazla orada süre alan oyuncu da herhalde Necip. Oranın oyuncusudur. Güvenç, en fazla süre alan Necip. Güvenç Hoca'nın kulakları çınlasın. Şey... Mısırlı giden stoper neydi? Saiz. Ya hakikaten ama şimdi Saiz'i arıyorsun ama yani Saiz'i... Faslı. Faslı mı? Tabii. Fas milli takımın oyuncusu ya, işte. Dünya olsaydı var ya Gökhan, ama belki de Beşiktaş bu hallere düşmeyecekti. Adam maç, gitmek için mi? Fransa ile milli maç oynadı. Ondan sonra Şenol Hoca ile gitti geldi, bir kapışıldı o ara. Niye işte sakatsın, niye oynadın, oynamadın falan derken Şenol adam da geldi. Orada haksızdı bu arada. Orada bir şeyler oldu ve ondan yani sonra oyuncu gitti. Yani defansın patronunu sen kaybettin. Oraya iki tane oyuncu aldın gene dolduramadan. Yani şimdi Beyli, Amartey, Koley derken diyorum en fazla oynayan oyuncu Necip oldu orada ya. Yani evet. Orta sahaya bakıyorsun. Devamlı oynayan bir orta saha vardı. Gerson sezon başı hakikaten muhteşem oyunlar oynadı. Çok çok iyi oynadı. Yani her an transfer yapabilecek gibi oynuyordu. Bir anda baktın yok ortada. Salih'in kafası bir oynuyor bir oynamıyor. İşte transfer uzatılacak mı uzatılmayacak mı derken Cenk'le beraber kafalar herhalde orada kaldı. Kendilerini veremediler. Onlarda da aynı düşüş var. Bakıyorsun. İşte orta sahada
Chamberlain diyorsun. Hep bir şeyler bekletiyorsun. Hep böyle şey gibi. Hep bir şeyler yapacak. Ya, adam parlıyor duruyor. Yani maçın içinde 5 dakika ya. Oyuncularından birisi ya. Ama Arsenal, Manchester. Ya ne yapayım? Bana ne? Liverpool'da çok iyi oynamış. Şey, orada çok iyi oynamış. Hayır hocam. 3-4 sene bir şey yaptığı yok hocam. Beşiktaş'ta bir şey yaptı yok. Gösterdi performans yapmıyor, yok. Evet yani, Amir, evet. Amir Getson, Salih üçlüsü çok iyi üçlü dedik. Şimdi bakıyorsun Amir geriye gitti. İşte Getson, o sezon maçındaki Getson'u mumla arıyorsun. Orta sahada Salih'e bakıyorsun. Salih yani bu maçta neden kesik mesela ben anlamadım. Bir anda kesildi ya diyelim. Ya gene Salih'le orta şeye bakıyorsun. Salih'le Getson bir şey gene el tamam, tutuyor. Forvete bakıyorsun. Amir'de ne buluyorlar ben işte, anlamıyorum. İşte Abubakar yani. Abubakar olmazsa Beşiktaş olmaz diyorsun. Abubakar gene su kaynattı herhalde. Son 3-4 maçtır ortada. Kassaydı, sakatlığı oldu, şey oldu. İşte Cenk Tosun normalde bugün yedekti. 11'de başladı. Onun yerine kendini koyuyorsun. Bir anda kesiksin. Ne olduğunu bilmiyorsun. Milli takım. Ondan sonra bir bakıyorsun. Abubakar çıkıyor. Onun yerine alternatif oyuncu sen oynamaya başlıyorsun. Raşika, Galatasaray'dan bildiğimiz Raşika, Kosova milli takımında son maç gitti. 2 tane gol attı. Burada gene mumlarıyorsun. Düşün, Muleka göndermeyi düşündün. Muleka oradaki en etkili oyuncun şu anda. Evet, Muleka kurtarıcı. Fena oynamadı. En etkili oyuncun Muleka. Yani bakıyorsun. Kurtarıcı. Şimdi kadroya bakıyorsun. Burak Hoca genç. Daha yeni bırakmış futbolu. Belki yani vallahi yani Abubakar'ın falan yerine çıkıp kendi de oynayabilir. Yani fizik o derece hazır gibi duruyor. Hırslı da ama daha çok genç ve çok tecrübesiz. Hala kendini oyuncu gibi düşünüyor. Çıkışlar falan tamam sorumluluk alıyorsun. Maç kötü bitiyor. Sorumlu benim. Sorumlu sensin de şeyi yok ki sonucu yok ki. Sorumlu benim. Tamam biz mağlup olduk. Sorumlu benim diyorsun. Çıkıyorsun. Nasıl çıkacaksın öylesi? Sorumluluğun karşılığında ne olacak? Bu takım bunu bu camia da hak etmiyor. Yani iyi takım, iyi de paralar veriyor. Zaten sezon başı yapılan transferlerden dolayı yönetim problemleri yaşamış. Öyle bir yere gelmiş ki her maç öne geçiyorsun. Hala yönetim istifa. En son Sayın Ahmet Nur Çebi belki istemeye çünkü isteseydi hemen açıklardı. İstemeye aday olmayacağını daha yeni açıkladı. Olağanüstü kongre kararı aldılar. Belki istemeye mecburiyetten o kadar çok tepki oluşmaya başladı ki. Evet. Bu sefer herkes yapılan transferleri konuşmaya başladı. Sen transfer 5-6'na transfer yapıyorsun. Oyunda etkisini gördüğün bir tane oyuncu yok. Transfer olup gelen oyuncu yok. Yani Chamberlain bekliyorsun. Rebic 15 dakika oynuyor. Sonradan oyuna giriyor. Vay Rebic'e bak helal olsun. Niye oynatmadık diyorsun. Rebic bir şey vermedi. Kim? Onun onları saymaya lüzum yok. Bahtiyar var. Nerede bir delik bursan orayı yamıyorsun onunla da. Yani öyle oynatıyorsun. Yani o da yeterli değil bana göre. Yani, hocam nerede? Yani... Bak sol bek oynadı çocuk. Stoper oynadı yeri buldu. Sonra bakıyorsun kadro yapılanmasına. Ya geçen hafta ikinci yarı Beyli oyundan çıktı. Hoca dedi benim kararım çıktı. Takımda 3 tane oyuncunun yeri değişti. Sen oyuna konsantre olana kadar 3-1 mağlup duruma düştün. 12 dakikada 3 tane gol yedim. Bir anda hani oyuncular nereye gideceğini bilmedi. Ya biri sağ bekimi geçeyim, öbürü stoperimi geçeyim derken 3 bugün ikinci yarı Rozier çıkıyor. Onur oyuna giriyor. Daha Onur oyuna ısınmadan ikinci yiyorsun. Yani hem de oradan kaleye. Isınmadan bak yani evet. Bu kadar mı yani? Sen şimdi nereye tutacaksın? Defansı aynı şekilde. Fenerbahçe defansı stoperler diyorsun ya. Beşiktaş'ta da aynı problem. Beşiktaş'ta problemler o kadar fazla ki şu anda. Tabii Beşiktaş'ta yani, stoper problemi sezon başından beri var. Hepsinde var. Yönetim. Yönetim de bıraktı. Şimdi 20 gün gibi bir süre var. 20-25 gün bir süre var önünde. Olağanüstü kongre kararı oldun ama ligler devam ediyor. Bu maçlar tabii. Oynanıyor. Senin bazen karar alman lazım. Çünkü bunu teslim edecek olan sensin ama 25 gün, bir ay bu senin sorumluluğunda şu anda. Hayır bir de Gökhan şu var mesela şimdi bir takımın başındaki tecrübeli bir teknik adam olur. Dersin ki hiç olmazsa buradan bu tecrübeli teknik adamla takımı ayakta tutarak dediği gibi Şenol Hoca mesela vardı onda devam edebilirdin. Onu ya kongreden etmedim. Sonra hep beraber kongre, ayrılırdınız olmasa yani. Şimdi kongre kararı, evet yani iki her taraf mesela hocam, kongre kararı almış bir camia var.
Teknik direktörü tecrübesiz bir teknik direktörü var. Sıkıntılı bir teknik direktörü var ve takımdaşlığı bir türlü oturmuyor. Ya da şöyle bunları bak şimdi bu sonuçlar olmasa bunlar olmayacaktı belki. Şimdi bu sonuçlar olunca bunları konuşuyoruz ama. Ama bu tabii sonuçların ki, oluşmasına sebep değil. Tabii ki Şenol Hoca şunu yapacaktı belki. Yani geldin. Olağanüstü halk kongre kararı aldı diyelim. Yönetimle beraber sen de götürecektin. O zaman bırakacaktın. Bence de. Yani belki doğrusu buydu. Doğrusu sonuçlar çıkınca doğrusu bu oldu. Tabii doğrusu. Ama bunlar olmasaydı, iyi gitseydi kimse bir şey demeyecekti. Ama şimdi gelinen nokta Şenol Hoca bıraktı. Ya sen Şenol Hoca ile beraber lige %50, %60 havlu attıysan şimdi %85 havlu attın lige. Avrupa kupalarına bugün itibariyle %100 attın. Elinde daha Kasım ayı. Maçların işte Türkiye Ligi'nde oynanmış 4'te 1'inden biraz daha fazlası. Daha 4-5 uzun bir süre var önünde. Yani Köprülü'nden çok su geçeceği bir süre var. Ve sen şu anda bir kaostusun. Önünde oynayacağın yönetim seçilene kadar 3 tane maç var. Ondan sonra bu teknik adamla devam edecek misin, etmeyecek misin? Böyle bir problemin var. Ondan sonra yapılanmada neler olacak? Yeni bir hoca gelecek. Yeni hocayla oturacaksın. Transferler, devre arası transferlerle ilgili kim gidecek, kim kalacak. Yani esasında çok kısa bir sürede çok fazla iş yapman gereken bir süreç var. Aslında Beşiktaş'ın en çok neye ihtiyacı var biliyor musun Gökhan? Güvene ihtiyacı var. Yani şu anda başıboş bir takım var. Yönetim çünkü bırakacağı için belki de buraları sahiplenmiyor. Hocayı sahiplenmiyor, oyuncuları sahiplenmiyor. Bir boşluk ama olduğundan bilmiyorum. Camianın içindesin. Ya hocam %100'lısın da bu boşluk ama olduğunun farkında hayır, değil buna misin? Sahip çıkması gereken şu andaki yönetim değil mi? Eğer kesinlikle seçime götürüyorsan öyle. Bu seçime 3 Aralık mı seçim tarihi hocam? 3 Aralık'a kadar senin sorumluluğunda bu takım. Ya Burak, yani karar alması gereken merci sensin. Burak'ın üstüne bütün yükü vermişseler orada yanlış hata olmuş. Burak bu yükü kaldıramaz. Burak çünkü daha antrenörlüğe yeni başlamış. Ya ona da haksızlık. Ona da haksızlık. Böyle bir yeni başlamış. Ya. Bu takımı toparlayacak, bir ayağa kaldıracak. Yani Burak evet futbolculuk kariyer eyvallah. Ama yani antrenörlük hocam, böyle kolay bir şey ben değil. Ben de bak ben de Burak'a. Ben de onu diyorum yani. Acele etti Beşiktaş yönetimi. Burak oyuncu itibariyle abi olan oyunculardan bir tanesi. Evet. Abi olmak kolaydır. Teknik adam olmak zordur. Takımın içinde şu anda Burak oyuncu olarak olsaydı tamam, bu takımı daha iyi çok sahip çıkardı. Doğru bak, daha bak o doğru. Abi olmak bak abi evet, olmak kolaydır. Bravo. Teknik bir şey, adam olmak zor. Eşofman giymeseydi sahanın içinde bir teknik yani, adam olsaydı. Şimdi, evet. Öyle, Cemal böyle daha iyi oldu. Verdiği demeçlere bakıyorsun. Mesela maçtan sonra verdiği demeçlere bakıyorsun. Ya yakışmıyor yani. Şimdi oraya gelen Beşiktaş'ın eski efsane Burak futbolcu olsa o demeci verir mi Gökhan? Bence vermezdi. Eski yani, efsane futbolcuları senden izip mi o stada gelecek? Yani adamın hayatı orada geçmiş. Adam hayatını oraya adamış. Sen ona ben kötü gidiyorum siz gelmeyeceksiniz mi diyeceksin? Böyle bir şeyi nasıl Gökhan, söyleyebilirsin Gökhan, sen ya? Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Maça kim Burak gelecek kim gelmeyecek ona mı karar vereceksin? Tecrübe işte bu, eksikliği bence buralara getiriyor. Bence duygularının önüne geçemedi. Şimdi sen orada o cümleyi öyle kurmayacaksın bir kere. Yani orayı tam tersine onu kucaklayıcı olacaksın. Bir kere maçtan sonraki vücut dili, mimikler, ifade belli ki stresli bir ortamdan çıkmış. Yani benim aldığım duyumlar tünelde başlayan bir tartışma soyunma odasına kadar taşınıyor ve Burak da giriyor işin içine. Normalde teknik adamlıkta zaman zaman görmemez diye de gelirsin. Sırtını dönersin veyahut da cevabı zaten odur hocam bak şunu söyleyeceğim. Şunu söyleyeceğim. Sen mesela konuşma yaptın. Tamam yanlış şu bu falan. İşte Beyli için dedin işte benim futbolcum. Tayfun için de sonra benim futbol. Yani yurt dışından gelip bunu kendi futbolcuma bunu yapamazsın diyorsun. Burada Beyli'yi kastediyorsun. Orada bir yanlış, anlaşım oldu. İfadeler var. Ama Lücescu bunu yaptığı zaman ne oldu? Lücescu maçı Dinamo Kiev maçında hatırlıyor musun? Maçta Abubakar gol attı gitti Lücescu'nun önünde. Hepsi neredeyse hareket yaptı. Evet evet. Bak hepsi beraber hareket yaptı. Niye hepsi beraber etkilendi? Şimdi burada baktığın zaman bu demeci bunlara çeviren yok mu orada? Tercümanlar var, arkadaşları var ya böyle böyle dediği zaman ister istemez oyuncuların aklında olamaz mı? Abubakar ne zamandan beri oynamıyor? İki hafta, üç hafta oldu galiba. Yani baktığın zaman sürece tepki mi koyuyor? Yani her şey olabilir hocam. Şey aklına geliyor tabii. Her şey aklına geliyor yani şimdi. Her şey kötü diye. Sesli düşündürmek tabii için sordum. Yok her şey insanın aklına gelebiliyor. Ama burada şu var. Bu lig devam ediyor.
bu oyuncular profesyonel oyuncular ve bu işin karşılığında ekmeğini alıyorlar. Eğer ekmeğini alıyorsan karşılığında vermek zorundasın artık. Gökhan, Beşiktaş şampiyonluktan kopmadı hala ya. Beşiktaş hala kopmadı. Yani bak, Fenerbahçe bir maç kaybetti. Galatasaray bir berabere kaldı. Yani biz bunu onlar kazanırken de aynı şeyi söyledik. Puan farkı 10-11 galiba. 10-12 mi, öyle bir şey. Böyle ya şöyle yani, ayağa kalkan bir Beşiktaş. Şimdi hani böyle ortada hoş geldin Pollyanna diyeceğim. Böyle ne Pollyanna'sı oynanıyor ya, böyle hoş geldin Pollyanna. Ya Gökhan, hocam iki tane takım var önünde. Gökhan, bak şu anda bak 4 tane Fenerbahçe'nin stoperi sakatlandı. Ya hocam. Bak 4 stoper sakatlandı, zorluk çekiyor. Bak, iki yarın tane, bugün Galatasaray'ın sakatlandığı zaman bak, o da çekecek. Önünde, sen ayağa önünde, kalkarsan yetişirsin onlara. Önünde iki tane bak, iki tane takım var. Biri Fenerbahçe, evet. Biri kadrolarını görüyorsun. Evet. Burada anlatıyorsun ya. İşte dakika 93 oldu, ben hala Fenerbahçe maçı çevireceğim diye ben inanıyorsun hala, ya. Evet evet. Tamam inanıyorsun düşünce, işte. İnanıyorum. Düşün. Şimdi bununla bu söylediğin takım Beşiktaş'ın önünde. 11 puan önünde. Bravo. Galatasaray işte bilmem dilemedeki 10 puan, 11 puan. Önündeler, tamam mı? Evet. Şimdi baktığım zaman Beşiktaş'ın puan kaybetme ihtimali bu öndeki iki takımdan çok daha fazla. Yani şöyle, katılıyorum. Şöyle basit soru. Farkın açılma ihtimali mi daha yüksek, kapanma ihtimali mi? Aynı şeyi söylüyoruz şu anda. Yani. Aynı şey. Yani baktığın zaman puan farkın açılma ihtimali daha fazla. Devam ediyoruz. Yani kapanması daha iyi değil mi? Yani Beşiktaş. Hocam kapanması bak, daha iyi. Bence Beşiktaş şampiyon olsun. Şu anda Trabzonspor mesela geldi. Bak hiç beklenmediği bir olayla karşılaştı. Fenerbahçe İstanbul'da yendi. Tamam. Trabzon camiası bir ayağa kalktı. Tamam. Değil mi? Ya Beşiktaş da yarın bugün böyle bir maç kazanıp ayağa kalkma şansı yok mu ya? Koskoca Beşiktaş kulübü. Biz yıllarca Beşiktaş hocam bir maç bak anda. Bir maç kazanıyorsun. Bir maç kazanıyorsun. Günü evet. Kurtarıyorsun. Bak günü kurtarma, uzun vadeli çalış. Tamam işte o günü kurtarmaya ihtiyacın var uzun vade için. Doğru. Tamam mı? Trabzonspor şunu yaptı. Fenerbahçe'yi burada gelerek günü kurtardı ve önünü açtı. Camiye artık yavaş yavaş gelmeye başladı. Beşiktaş böyle ama bir şey yapamaz. Şimdi şöyle diyeceğim. Şimdi sor Abdullah Hoca'ya. Bu sene şampiyon olacağız. Niye biz Fenerbahçe'yi yendik şampiyon olacağız diye bir demeç verse sana, sen ne dersin? Onu vermiyor zaten. Şimdi sen aynı şey Beşiktaş için de diyorum ki ben. Şu anda bir kaos ortamındasın. Yönetimsel problemlerim var. Takım içinde problemlerim var. Takım içinde problemlerim var. Sen bunları çözmeden sen şu anda diyorsun ki şampiyonluktan kopmadı. Koptu ya hocam. Oraya yaklaşmak için bir çaba ya sarf etmek gerekmez. Tamam pardon mi? Ben sana katılıyorum. Matematiksel evet. Olarak kopmadı hocam. Doğru. Öyle diyelim Gökhan. Ha, matematiksel iyi. Olarak kopmadı. Oraya doğru yaklaşmayı bir hedef olarak koymak lazım ya. Hocam ya, sen ya, sonuna tamam. Geldik. Bir dakika. Hocam çok konuşacak şeyimiz arkadaşlar, var ama hakikaten vakit bugün bitti. Bugün 10 Kasım. Evet. O çok önemli. Bahsettik ama Cem Hoca'nın da kapanışını yapmış olsun. 10 Kasım'ını saygıyla anıyoruz. Evet. 57 yaşında vefat eden ve de hayatını 22 yılını savaşlarda geçiren, Cumhuriyeti kuran paşamıza, Mustafa Kemal Atatürk'ümüze saygılar olsun. Cem abi büyüğümüz olarak bizim adımıza konuştu zaten. Kerem'le teşekkür ediyoruz zaten kendine. Zaten biz de konuşmuştuk. Saygıyla anlıyoruz. Saygıyla anlıyoruz. Çok güzel arkadaşlar. Bir kapanış oldu. Çok özel güzel bir kapanış oldu. Bir kez daha Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük bir saygıyla, özlemle anıyoruz sevgili seyirciler. Noktayı koyuyoruz programımıza. A Spor ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.